Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Gündem yoğun. Tartışma konuları var gündemde. Hepsini konuşacağız. Hepsini ele alacağız bu akşam. E, kimlerle ele alacağız? Hemen konuklarımızı tanıtalım. E, Zafer Şahin. Merhaba Zafer. Hoş geldiniz. E, İsmail Çağlar. Epeydir bir arada olamıyorduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Hilmi Taşdemir. Araştırmacı. Hoş geldiniz Hilmi Bey. Siz de merhabalar. E, Elfin Tataroğlu. Hoş geldiniz. Elfin Tataroğlu. Merhaba. E, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, hoş geldiniz ederim, Gürsel Bey. Hoş bulduk, Birazdan Elif Dördüncü Aydemir de bizlerle birlikte olacak. Hemen ilk konuyla başlayalım. İlk konumuz, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü Ankara'da Fazıl Say'ın bir konserine katıldı. Bu çok e, büyük yankı uyandırdı. Niye yankı uyandırdı? Çünkü Fazıl Say... Epeydir hem Erdoğan karşıtı hem Ak Parti karşıtı bir pozisyondaydı. Muhalif bir sanatçı olarak görünüyordu. Ee, annesi vefat ettiğinde Erdoğan onu aradı. O da onu konserine davet etti. Yani bir yumuşama oldu. En sonunda da işte Erdoğan Cumhurbaşkanı konserine katıldı. Ee, hatta kuliste tebrik etti, ayakta alkışladı. Ee, böyle bir manzara ortaya çıktı. Bu manzara e, toplumun bir bölümü tarafından çok olumlu karşılandı. Bir bölümü bir takım sorgulamalar içerisine girdi. Biz de bu akşam tarafsız bölgede bakalım konuklarımız olaya nasıl bakıyorlar, nasıl yaklaşıyorlar. Onu anlamaya çalışalım istiyoruz. Gülsel Bey sizinle başlayalım. Olur, tabii tabii. Şimdi Siz nasıl gördünüz? Yani? Önce şunu söyleyeyim. Aslında bir ülkenin cumhurbaşkanının. Ee, uluslararası kamuoyunda tanınan bir sanatçısının konserine gitmesi gayet doğal. Bu haber olabilecek bile bir konu değildir. Yani normal hayatın akışında normal olması gereken bir davranış şeklidir. <laughs> Ama ilginç gelen işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fazıl Sayın konserine gidişinin haber konusu olması bugün de tartışma konularından birisinin onun olması. Aslında onu konuşmak lazım. Ee, demek ki Türkiye'de siyaset o kadar karşıtlık ve gerilim üzerine ve kutuplaşan bir anlayışla yapılmış ki normal bir davranış bile farklı yorumlanabiliyor taraflarca. Yani hem fazla Say sevenleri tarafından farklı tanımlanıyor, farklı anlatılıyor. Cumhurbaşkanı tarafından da farklı anlatılıyor. Bu son derece normal bir davranış ama Türkiye'deki süreç normal gelişen bir süreç olmadığı için Türkiye'de yeni bir tartışma konusu haline Peki annedim. Sizce Cumhurbaşkanı'nın bu adımı kutuplaşmayı sekteye uğratıcı, kutuplaşmayı önleyici bir adım mıdır? Yani olumlu bir adım mıdır? Siz takdir mi ettiniz yoksa... Bu, bunu bir normal davranış olarak değerlendiriyorum ama yani Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'deki siyaseti kutuplaştırmak üzerine değil, ortak değerler üzerinde bir nezaket kuralları doğrultusunda yumuşatan bir siyaset yapması için de yeterli görmüyorum. Yani bu yalnızca bir Cumhurbaşkanı sanatçı ilişkisi olmamalı, aynı zamanda siyasetçiler arasında da aynı nezaket olmalı. Şimdi işte Sayın Genel Başkanımızın her açıklaması, her konuşması, Cumhurbaşkanı ile ilgili her yorumu bir tazminat davasıyla karşı karşıya kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Oysa ki geçmişe baktığınız zaman liderler arasında inanılmaz derecede hoşgörü vardı. Yani siz yetmez ama evet mi diyorsunuz? Yani bu bir cumhurbaşkanının nezaket kuralları içerisinde bir ziyareti olarak değerlendiriyorum. Fakat bunun çok önemsenmesi bir konsere... tuhaf buluyorsunuz. Tuhaf buluyorum. Çünkü bu normal olması gereken bir davranış. Bunun bu kadar önemsenmesinin nedeni de yani bir cumhurbaşkanının bir farklı düşüncede olan, aykırı davranan bir sanatçının onun konserine gitmesinin toplum tarafından farklı algılanması yani o noktada olmayı tartışmak lazım. Yani niye bugün bunu tartışıyoruz? Zafer Şahin. Bence çok önemli bir adımdı bu. E, sayın Cumhurbaşkanı'nın sayın Fazla sayın konserine gitmesi. Çünkü Türkiye'de işte sayın vekil de söyledi hep bir kutuplaşmadan bahsediyoruz ve bu kutuplaşmayı yaratan kişinin de sayın Cumhurbaşkanı olduğu üzerinden yıllardır devam eden bir e, algı operasyonu var, bir kampanya var. Şimdi ben tam da bu yerel seçim arifesinde işte Sokağa çağrıların yapıldığı, e, sahte seçmen iddialarının hiç asla astarı yokken gündeme getirildiği, gerilimin tırmandırıldığı bir süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'nın fazla Sayın önce annesinin vefatında e, arayarak başsağlığı dilemesi, arkasından işte onun e, konserine gitmesini, bu toplumsal gerilimi azaltacak, hani Türkiye'de var olduğu söylenen o gerilimi bitirmeye yönelik e, son derece olumlu ve tarihi bir adım olduğu kanaatindeyim. E, daha bundan bir ay öncesinde... Ee, Rutkay Aziz de sanıyorum değil mi Sayın Cumhurbaşkanı'na Beethoven Mozart dinlese e, her şey çok farklı olurdu diye hani hiç bence ayakları yere basmayan e, bir çağrıda bulunmuştu. E şimdi o zaman eleştiriyoruz. Beethoven Mozart dinlemiyorlar. Böyle oluyor diye. E şimdi fazla Sayın konserine gidiyoruz. Lütfen yanlış anlamayın. Size eleştirmek anlamında söylemiyorum. Ya işte bu aslında sıradan bir olay. Niye bu kadar abartılıyor? denmesini ben açıkçası çok doğru bulmuyorum. Ha bu ülke diye... Bey dedi ama Evet yani... Niye onu <laughs> dışta tutuyoruz? Hayır hayır yani Gürsel Bey sadece Gürsel Bey söylemedi. Başkaları Şimdi, o, da söylüyor. Başkaları da söyledi. Bence çok önemlidir. Yani e, Fazıl Sayın geçmiş yıllarda ben hatırlıyorum bir açıklaması vardı. AK Partililerin %90'ı arabesk dinliyor diye bir açıklaması vardı. O zaman da bu çok tartışılmıştı. Hani e, işte belli bir kesim Mozart dinler, belli bir kesim Beethoven dinler, işte AK Partililer e, arabesk dinler gibi... Hiçbir şekilde bir bilimsel geçerliği olmayan, herhangi bir araştırmaya dayanmayan bazı ön yargıların da ben bu ziyaretle, bu konsere gitme, önce başsağlığı dileği, sonra konsere gitmesiyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın o gerilimin azaltılması noktasında çok önemli olduğu kanaatindeyim. Elfin Tatarov. Bunun, bunun devamının da gelmesi lazım. Yani mesela bir sanatçının yalnızca ziyaretiyle yeterli kalmaması lazım. Yani bu aynı zamanda liderlerin kendi arasında özellikle yönetenlerin, yani siyasete de sirayet siyasete de etmesi lazım. Ben bununla ilgili size çok güzel bir örnek vereyim. Peki. Ama sonra, şimdi Elfine Hanım'la devam edelim. Peki, ee, şimdi aslında ben Gürsel Bey'in söylediğine katılıyorum bir noktada. Bunun normal bir şey olması lazım. Çünkü Fazıl Say gibi bir sanatçı, yani dünyada, Japonya'da, Salonları dolduran, İngiltere'de salonları dolduran, Amerika'da dolduran, dünyanın her bir köşesinde e, tanınan, bilinen, dünya çapında bir sanatçının elbette ki Türkiye'de de zaten bugüne kadar bu değeri görüyor olması lazımdı. E, bizim sorunumuz tabii kendi sanatçımızla, e, onu da siyaseten, e, siyasi fikirlerinden dolayı biliyorsunuz Fazıl Say, Hayyam'ın bir şiirini paylaştığı için e, efendim bir yargılanma süreci geçirmiş bir insan. Dolayısıyla yani Fazıl Sayın bugüne kadar inancından ötürü, inandıklarından ötürü, yaşam tarzından ötürü, siyasi görüşünden ötürü çok hırpalandığını biliyoruz. Fikirlerini de yüksek sesle söyleyen bir sanatçı. Zaten sanatçı dediğiniz öyle olur. Dolayısıyla bu buluşmayı ben faydalı görüyorum. Yani o ayrı bir mesele. Ben bunu eleştirenler tarafında değilim ama... E, bugüne kadar çoktan yapılması gereken bir mesele olduğunu da not düşmek lazım öyle değil mi? Sadece fazla Say'a da değil daha yakın zamanda e, Müjdat Gezen'le e, Metin Akpınar'ın başına böyle bir süreç geldi. E, efendim işte Rutkay Aziz'i siz örnek verdiniz grup toplantısında e, Sayın Cumhurbaşkanı bunu dile getirerek. Yani Rutkay Aziz onu söyleyebilir. O bir sanatçı. Yani söylesin. Ama şimdi her Bu, sanatçı bunu, da her istediğini dile yani getirme hakkı bakın, Mozart, bence Mozart, dinlesin. tanıma anlamında Mozart bir Mozart, tarif Besindesin gerektiriyor. desin Rutka Yaziz tamam mı? Acaba desin. Rutka Mozart dinliyor mu acaba? Desin dinliyordur elbette. Bunun grup toplantısında işine ben o grup toplantısını çok şaşırarak izlemiştim. Çünkü o grup toplantısında efendim iki kadın grubunun Deniz Çakır'ın meselesi de grup toplantısında Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilmişti. Mozart meselesi bence bunlar grup toplantıların konusu olmamalı. Ya yani bu bırakın yani sanatçılar işte istediği gibi konuşsun söylesin bunu büyütmek işte zaten gerginlik yaratıyor. Yani bunu Cumhurbaşkanı seviyesine çıkarmaya gerek yok. Toplum kendi arasında tartışsın vesaire. Çünkü Cumhur Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı olunca zaten ikisi bir arada biraz zor olduğu için Cumhurbaşkanı kimliğiyle söylüyorum ben. Tabii ki Ak Parti Genel Başkanı kimliğiyle e, siyaset yapmak üzere bazı argümanları kullanabilir. Ama bence ondan çok daha büyük bir şapkası var. O da Cumhurbaşkanı şapkası. Yani bence o konsere Cumhurbaşkanı olarak gitti. Ee, ve e, bu da yani burada da fazla sayın üzerine gidilmesini de ben doğru bulmuyorum. Şık bulmuyorum. Fazıl Say yarın yine düşüncelerine yüksek sesle söyleyecek insandır. Böyle bir insan. Kim gidiyor üstüne? E, giden var. Yani özellikle ee, sol camiada diyeyim, ee, üzerine gidenler var yani işte sen de düzene vesaire. Ayak hani, uydurdun. Şimdi bu hoş değil yani şimdi bir ben öyle görüyorum en azından. Tabii ki saygı duyuyorum bütün bu fikirlere. Ee, çünkü fazla say çok mücadele etmiş bir insan, ee, çok kavga etmiş bir insan yani kavga da diyebiliriz buna. Çok da önemli bir değer bizim için. Ee, böyle bir davette bulunmuş ki normal baş sağlığı için aramak bir adımdır. O da buyurun konserime gelin demiş. Cumhurbaşkanı da kalkmış gelmiş. Şimdi yani bunda hani çok bir eleştirecek bir şey vesaire hiç yok. Keşke bundan sonra da böyle yürüse ama tabii o şeyi göremiyorum ben. O ayrı mesele yani keşke yürüse. Bir de şunu söylemek lazım. Bu kutuplaşmanın AK Parti'ye de artık çok zarar verdiğini ve o camiadan da çok eleştiriler aldığını yani böyle sertleşmeye ya da böyle hani herkese bağırıp çağırma Zaten Türkiye çok önemli meseleleri var. Ekonomik, dış politika vesaire gerek yok. Ve bu bence biraz da kan kaybediyor. Bunu da Gördüklerini düşünüyorum bu durumu. Dolayısıyla da böyle bir sıcak adım atıldığını Yalnız tabii görüyorum. Şunu da unutmamak lazım. Daha bu Afrin harekatından sonra Sayın Cumhurbaşkanı'yla beraber oraya sınırdaki askerlere moral vermek için giden sanatçıların da nasıl bir linç kampanyasına tutulduğunu unutmayalım. Şimdi bakın hep kutuplaştırma diyorsunuz. E, kutuplaştırmanın nereden geldiği çok açık değil mi? Yani çok enteresandır. Afrin'deki gidiyor, Afrindeki efendim? askerleri ziyarete giden sanatçıları linç etmediler mi? Bakın son bir şey ya daha söyleyeyim. Saray, soytarısı, Sözü, demiş saray de. soytarısı dedi. Bir de şu var, sosyal medyada ben bakıyorum, şimdi fazla Sayı eleştiren bazı sanatçılar var. Neler söylüyorlar? Burada amaç ne biliyor musunuz? Yaz yaklaşıyor ya, seçimler yaklaşıyor. CHP'li belediyelerden, 3-5 konser daha fazla öyle almak öyle, için aklıma. konser inanın böyle ya, Ay, bu, iş, ya bu iş bir seklet sahip çıktı fazlası ya, ya. Sektör... fazla sayı Şimdi, grup başkan vekili e, şu an sahip attı. çıktı tabii ki şu an sahip çıktı tabii ki grup başkan vekili Özgür özgürlüğe fazlasıyla ilgili özel demeci var İyi bu da Özgür çok, bey tebrik bu ederim da, bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun demeci şunu demektir yani parti adına demeci var fazlasıyla çok değerliyse hayır hani, bunu diye mahletmeyin kişilere mal CHP ediyor. CHP'ye mal hani hani etmiyorum. Bakın ben size diyorum ki bu kullanılıyor iş, diyorum iş, işte. 3 konser, 5 konser daha almak için. Ya niye versinler? Burada, ya onlar yine fazla davet ederler. Sanatçıların kendi aralarındaki de değerlendirmeleri, yani, tartışmaları getirip Hani Önemli bir olay değil dedi ya Elfin Hanım. Ya Bakın, olabilir sanatçıların kendi arasında bir rekabet de olabilir. Kendilerine göre beklentileri de olabilir. Bu önemli değil. Yani sonuç itibariyle fazla sayıla Cumhurbaşkanlığının aynı konserde bulunması karşılıklı bir jestle Hayır, dayanan Gürsel bir girişim. ben şunu söylüyorum. Bunun fazla devamını getirmek lazım. Fazıl yani, Say olaylarında tweet attığında kırmak, neden Sayın büyük cüm... sanatçı oluyor da burada 5 yıl sonra büyük Sayın Cumhurbaşkanı onun bak, konserine bak, gitti diye niye ilkesizlikle suçlanıyor? Yani benim anlatmaya çalıştım, dikkat çekmeye çalıştım. çelişki bu. Bir de şunu unutmayalım. Ya biz 28, fazla sayı eleştirmiyoruz. Bakın 28 yani Şubat niye sürecinde... Cumhurbaşkanı davet etmeye eleştirsin. Eleştirenler var diyerek. Eleştirenler var. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in şimdi rahmetli oldu. Hatırlayın, Cumhurbaşkanlığı Sanfon Orkestrası'nı dinlemeye gitmişti. İşte Çağdaş Türkiye tablosu bu demişti. O zaman bütün gazetelerde bu manşet olmuştu. Hani şimdi diyorsunuz ya Alfin Hanım siz? Çok da büyütülecek bir olay değil. O zaman Demirel'e o açıklamayı yaptıran konjonktürle bugünkü arasında dağlar kadar fark var. O o zaman büyük şimdi olay olarak adlandırılıyordu. Zafer Bey söylediğimin bir mealini çıkarıyorsunuz kendinizce. Bu çok da büyük bir meseleden Ben dedim ki Bence çok, çok daha önemli. önce olması gereken. Siz fazıl sayın dünyadaki karşılığını yani görebiliyor musunuz? Böyle bir sanatçınız var. Yine Ve bugüne işte. kadar biz buna sürekli dava açıyoruz. Efendim diyor sen niye o tweet'i attın? Sen niye onu? Ben dedim ki çok önceden olması gereken bir şeydi ama oldu iyi oldu dedim. Hayır büyütülecek Bunun neler, bir olay değil normalde, diyorsunuz Normalde büyütülecek bir olay bence değildir. Bence çok önemli bir olay. tarihi bir sanatçıya bir adım. Fazıl Say kadar e, dünya çapında karşılığı olan bir sanatçıya Türkiye'de adı ne olursa olsun Cumhurbaşkanı'nın başbakanın konserine gitmesi normalde çok normal bir şeydir. Biz normalist. Gülsel Bey de aynısını söylüyor. Evet. Peki. Biz şimdi, şey. e, anormal İsmail, falan değiliz. Sadece bazı durumlar anormal. Niye yani fazla say çok şey bir insan mı ki böyle onun konserine gidilmesi olağanüstü bir durum. Fazla say bu ya. Yani Türkiye'nin çok önemli bir değeri. Yani gidi, tabii ki gidilir. Onur duyulur. Peki. Ne var bunda? Şimdi İsmail Bey'e döneceğim. Hem bu şu ana kadar konuştuklarımızla ilgili hem de Özgür Özel'in. Şimdi bir demeci var bir de attığı tweet var. Attığı tweet bence çok daha ilginç. Derli toplu olarak bu konudaki görüşünü söylüyor. Söylüyor Özgür Özel diyor ki yüz akımız fazla say çizgisini korumaktadır. Yüz akımızdır ve çizgisini korumaktadır. Muhalif sanatçılara karşı kullandığı dil düşünüldüğünde geri adım atan Erdoğan'dır. Bir mağlubiyetten söz edilecekse Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından çağdaş sanata karşı Erdoğan'ın mağlubiyetinden söz edilebilir diyor. Buyurun kutuplaşmayı konuşuyorduk. Yani bir cumhurbaşkanının ben de katılıyorum gayet normal algılanması gereken e, bir konsere iştiraki ülkesinin e, dünya çapındaki bir sanatçının konserine iştiraki üzerinden e, muhalefet partisinin grup başkan vekilinin böyle bir açıklama yapması aslında kutuplaşma dediğiniz Şeydir, Nerede buradaki kutuplaşma? Yani çizgisini korumaktadır. Erdoğan mağlup olmuştur. Fazıl Say mağlup olmamıştır. Bundan hala ben kutuplaşma bilmiyorum. Yani e, meseleye baktığınızda meselenin aslında ilk örneğini de görmediğimiz insani bir boyutu var. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, siyaset içerisinde ne kadar gerilseler de e, gerek siyasi rakiplerine gerek toplumsal olarak farklı bir kendisinden farklı bir yerde duran kişilere bu tür vefat, taziye, hastalık gibi durumlarda alaka gösterdiğini biliyoruz. Yani bunun hemen bir çırpıda aklımıza gelen örneği Sayın Baykal'ın meselesidir ki bu yani diğer siyasetçiler de yapabilir bunu. Yani kimse yapmıyor da Cumhurbaşkanı'na mahsus bir şey diye söylemiyorum ama Cumhurbaşkanı bu yönüyle tebarüz etmiş ortaya çıkan bir kişi. Yani meseleyi buradan da okuyabiliriz pek tabii ki. Yani o kadar gerilmiş ortamda. Fazıl Say'ın çeşitli açıklamaları oldu. Evet yani önce belki şunu koymamız lazım. Evet sanatçılar siyaset yapar. Ama sanatçılar siyaset yaptığında siyasetin tabiatı gereği hırpalanırlar. Yani bu sanatlarına bir ambargo konmasından işte konserlerinin kesilmesinden bahsetmiyorum ama siz fikrinizle meydana çıkarsanız <laughs> tabii ki bunun karşılığını bulacaksınızdır. Mesela hani ben bir klasik müzik dinleyicisi değilim ama şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki ben Fazıl Say'ı dinliyorum ve bana çok benimle ters bir yerde bulunan bir siyasi görüş serdettiğinde ben belki onun konserine gitmekten vazgeçebilirim. Yani sanatçılar siyaset yapar ama siyasetin getirdiği o hamama girer derler deriz ya biz. O anlamda bir karşılığı Peki. da bunun olacaktır. Bu ortamda Cumhurbaşkanıyla farklı yerlerde durduklarını bilirken insani bir şey üzerinden Cumhurbaşkanı nezaketle aradı ve bunun karşısında da Fazıl Bey de yine herkesin yapacağı gibi nezaketle mukabele etti. Konserine şöyle yaptı, davet etti. Karşıacak bir şey yok ya. Yani. Bu ama bundan sonra kutuplaşmayı konuşacaksak gerçekten kimin kutuplaştırdığı konusunu şey yapalım. Hani bireylerden bahsediyoruz. Doğru. Ben kutuplaşmayı burada yalnızca kutuplaş Sayın Cumhurbaşkanının fazla sayının konserine gitmek kırılmak ve o boyutta değerlendirmek de çok doğru. Yok, şunu demek istiyorum. Tamamlayayım. Evet, bireylerin yaptığı şeyi Cumhuriyet Halk Partisine yükleyecek değiliz ama elimizde de yani bir kenarı itemeyeceğimiz iki tane örnek var e, Afin Harekatı sırasında Cumhurbaşkanı'yla o ziyarete katılan sanatçılara gayet kurumsal bir yerden CHP'nin genel başkanının ne dediğini biliyoruz. Şimdi de bu Özgür Bey'in tweetini hatırlattınız biz tamam. <laughs> bu sosyal medyada Fazıl Say'a dönek oldu şu bu, bu tepkileri CHP'ye yüklemeyelim ama ya biri genel başkan diğeri grup başkan vekili bu iki ismin tepkilerini ve bunların da tam olarak kutuplaşma dediğimiz şeye nasıl katkıda bulunduklarını, bu kutuplaşmayı da nasıl körüklediklerini de gözden kaçıramayız diye düşünüyorum. Peki siz e, şunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Ben mesela e, şöyle yorumluyorum. Diyorum ki Fazıl Sayın bu konserine katılarak Cumhurbaşkanı kutuplaşmaya önemli ölçüde bir ket vurmuştur. İyi bir şey yapmıştır. Yani kutuplaşmayı engellemiştir. Benim genel yorumum böyle. Güzel. Fakat e, aynı Cumhurbaşkanı söz konusu olan başka sanatçılar olduğunda e, ya memleket kutuplaşmasın, kutuplaşmayı şimdi arttırmayalım kaygısı güderek davranmıyor. Burada bir çelişki yok mu? Valla belki vaka üzerinden konuşmamız lazım. Kastettiğimiz Müjdat Gezen'le Metin Akpınar'sa şüphesiz aynı şeylerden bahsetmiyoruz. Yani asmaktan işte bir bodrumda bacağından asmaktan kafasına sıkmaktan filan bahseden açıklamalarla yani şimdi e, Müjdat Gezen'le e, Metin Akpınar'ı Fazıl Say'la aynı kefeye koyarsak Fazıl Say'ın muhalefetine de haksızlık etmiş oluruz. Fazıl Say bu kadar çirkinleşmemişti. Yani evet Hayyam'dan bir beyit paylaştı. O gerçekten bir e, hakim savcı işgüzarlığıydı. Davada ne oldu bilmiyorum. İnşallah çok da sıkıntı çekmemiştir. Ama onun haricinde... Beraat etti. Beraat etti. Çok şükür. Onun haricinde AK Parti hakkında, AK Parti seçmeni hakkında söyledikleri en sivri sözleri bile... Yani bu son darbe ima eden, asmaktan, kesmekten, öldürmekten bahseden açıklamalarla ve bunu yapan insanlarla aynı kefeye koymamamız lazım. Ama, Ama muhalefetin, şey... fazla sayın muhalefetin haksızlık olur. Hem de fazla sayın sanatına da haksızlık olur. Aynı şey e, Müjdat Gezen için de geçerli herhalde. Yani asmaktan kesmekten bahseden e, orada Metin Akpınar'dı. Müjdat Gezen de öyle bir şey söylememişti. Ya onun detayını bilmiyorum. Ya o e, zaman da Müjdat, Müjdat Gezen'in Gezen Gezen şey yaptığı lazım. muhalefete de yani, haksızlık. Ama yani şimdi lazım. nokta nokta veremeyeceğim de Müjdat Gezen'in de gerçekten şey yapan yani bu şeyle simgelenen bidon kafalı göbeğini kaşıyan adamla simgelenen üsluba sık sık başvurduğunu bu ha, kelimeleri kullanmaya da yani bu o üsluba sık sık başvurduğunu şey, biliyoruz. Yani bu şey bir yargı yani onun onun da o tarzda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hak ediyor gibi. Yani şimdi yok, ben hak o konuları tekrar, tekrar tekrar, tekrar yani, hayır şimdi ay ona yapılacak, muameleyle ha, yapılacak ha, denk muamele ile fazla sayıda yapılacak muamele aynı dediniz, olamaz. Ha, o dedim. iki isimle ilgili biz bu aslında bu iki ismin meselesini tartışmıştık tekrar tekrar açmaya gerek yok bence ama orada da çok orantısız bir şekilde yani orantısız güç derler ya yani Metin Akpınar yıllardır kamuoy tanıdığı, bildiği ve çok sevdiği bir isim. Orada yaptığı yorumların bütününe baktığınız vakit dünyadan verdiği örnekler. Yani işte diktatör sistemlerde, böyle iyice otoriterleşen sistemlerde bu tür şeyler oluyor. Allah korusun olmasın gibi bir takım kendince örnekler vermiş bir insan. Hiç, hiç böyle yani örnekler değil o olur. onu da böyle bir hani sanki darbe yapacakmış bilmem ne yapacakmış gibi de yani o yaşından sonra o duruşundan sonra o birikiminden sonra üzerine gitmenin de ben çok yersiz olduğunu düşünüyorum. Yani Bence orada gayet yani, e, yani o yaşta ben ben orada yapan, aşırı bir şey kullanırdım düşünüyorum. Genç yani daha orta yaşlıyken darbe aşan ifadeler sonraki. de kullanılmış Doğru olabilir yaptım. ki hani e bakın, bu, bu tutum, olabilir ama hani bu, bu kurtarırdı mesela biliyor metin, musunuz Akpınar, bu tartışmayı. Keşke, e, yani. keşke Erdoğan'dan önce keşke Erdoğan'dan önce Erdoğan'ın muhalifi olanlar ve fakat demokrasi zemininde bulunanlar ya biz Metin Akpınar'ı Severiz, sayarız, sanatını beğeniriz yani ama öbür taraftan, ya burada artık hangi ifadeyi kullanırlarsa kullansınlar, burada yanlış yaptı, Hay burada çuvalladı deselerdi, mesela, bu tartışmayı çok ak parti e, semalarından e, bir takım insanlar, işte bu gezicilerin başını kesmeliyiz, sokaklarda birileri de çıkıp diyor ki bunları ağaçlarda sallandırmalıyız. Yani bunlar da sürekli. Onu bir e, sanatçı mı söyledi? E, Efendim ekran Onu bir çıkan biri söyledi? söylüyor. Öbürü başka biri söylüyor. Siz bunların hepsini biliyorsunuz. Bunlar da söyleniyor. E, Bunlarla ilgili büyük bir davadır. dava skandaldır. Bence, dava bence onlarla ilgili Bana dava açılıyor. Bana da. söylediyseniz gönül rahatlığıyla bir dakika, söyleyeyim. Bunu söyleyen zırvalamıştır dava yani açılıyor. Bir televizyonda, televizyonda haber pro, program yapan birisi. Bir şey. e, tamam ben size reklam arasında seyrettiririm. Yani siz karşı taraftan gelenlerin hiçbirini takip etmiyorsunuz. Hayır bakın şimdi sanatçıları konuşuyoruz. siz orada fark etmez. Metin Akpınar'ın sözlerini legalleştirmeye çalışıyorsunuz. Çok normal gibi sunmaya çalışıyorsunuz. Sanatçı olur. Eğer ki iki tarafa da aynı muameleyi yapıyorsanız bu sosyal adalettir. Yani Türkiye'de hiç kimse birbiriyle ilgili böyle bir şey kullanmayacak. Tamam. Ya, İsmail ha, Bey diyor ki eğer... Bir gruba bunu ayırıyorsanız... Bunu, bunu söyleyenler zırh... ayaklarında ayaklarından asalım sallandıralım dediyse birisi zırvalamıştır. Evet. Ona dava efendim, açmayan savcı da var. Videolar dönüyor. Efendim seçimde Yok, efendim, şöyle olursa size bilmem, bilmem ne yapacağız. Için değil, Sokağa silahlarla için çıkacağız. Söylüyorum. Bilmem ne yapacağız diye insanlar bir takım insanlar konuşuyor. Size itimat yani etmediğim sonuçta şunu kabul ediyor, ediyor değil, musunuz Zafer Bey? Için Bey İsmail Bey şunu kabul ediyor musunuz? Hiç onu bize sormayın. Hayır, hayır. Kendinize sorun. Bakın Metin Akpınar'ı şey siz eleştirmediniz. Sorun ilgili değil. Metin Akpınar'ı siz eleştirmediniz. Metin Akpınar meselesini başka bir şey soracağım. Müsaade ederseniz başka bir şey soracağım. Yani Türkiye'de bir karşıtlığın ve gerilimin olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı bu karşıtlığı ve gerilimi kırmak için biraz daha işte bu gerilimden ve karşıtlıktan çıkmak için siz fazla sayın konserine gittiğini mi iddia ediyorsunuz? Yok. Yani gidiş amacı bu yok. Ben bunun nisani çerçevede olduğunu söylüyorum. Bakın siz şimdi Evet ama Türkiye'de bir karşıtlığın ve gerilimin olduğunu ifade evet, ediyorsunuz. Hayvanını... Ama siz yani doğru Türkiye'de ama bir bunu fark bir Gerilim etmiyorsun. var diyorsunuz. Bu karşıtlığa ve gerilime bakın çok kurumsal bir yerden CHP'nin yapmış olduğu katkıyı mesela ısrarla görmüyorsunuz. Burada yani bu karşıtlığın gerilimi müsebbibi bir cumhurbaşkanıymış gibi bir portre çiziyorsunuz. Ama bunu da CHP'nin yaptığı katlıyı ısrarla görmüyorsunuz. Ben size bu konuda çok rahatım. Bakın, şimdi, evel ama şimdi, bak şimdi CHP başkanımızın, şey genel başkanımızın, genel evet. başkanımızın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte Afrin'e sanatçıların cumhurbaşkanı gidişiyle ilgili eleştiriniz var değil mi? Yani söylemleriyle ilgili. Yani, var. evet. Var. Peki, genel siz başkanın söylemi içerisinde ne mi? vardı? Bir müsaade eder misiniz Zafer Bey? Tabii tabii buyurun. Sonra cevap verin. Ne vardı? Yani Afrin'de 52 şehidimizin ve yüzlerce yaralımızın olduğu bir ortamda orada sazlı sözlü bir programın yapılmasını doğru bulmadı. Niye? Çünkü Türk geleneklerinde eğer bir evde cenaze varsa onun yası tutulur. Yani bundan kaynaklı bir tepkisi var. Yoksa sanatçıları niye götürdünüz değil. Şimdi orada sanatçılar iki, gidebilir. İki şey var beyefendi. Bir sanatçılar hakaret etti. İki bunu böyle değerlendirirseniz dünyada hiçbir ordunun bandamızı kası olmaması lazım. Bak, her ordu şehitler, verdi. Sefere giderken bandımızı hayır, kayla hayır, abi, gider. Farklı şeyler yok, söylüyor. Yok, hayır. O değil. Tam da farklı genel başkanınızın eleştirdiği şey aslında çok tabiydi. Dünyada ordular savaşır. Bir yandan e, kayıplar şehitler veriler o hafta da savaşa bandolar giden askerler... orduları motive etmek için motive etmek görevi bu da farklıdır. bir motivasyon ziyareti ama siz sanatçıları götürür şehitlerin olduğu yerde sazlı sözlü kutlamalar yaparsanız Beyefendi, daha hastanede yaralılarımız yani, varken şimdi, şehit cenazelerinde Kemal ezelen, Bey bunu eleştirmeye devam ederken o ama dünyada, dünyada bunun o kadar Bilinler örneği misin? var ki, geleneklerimiz var dünyada bunun o kadar ama örneği var ki hem bizim tarihimizde hem dünya tarihinde sanatçıların ordulara bak ben 15 gün önce bak bizim geleneklerimiz var ben 15 gün önce annemi kaybettim. Başında sağ, sağ olsun. teşekkür ederim. Allah rahmet eylesin. Bizim geleneklerimize göre yani bir evden eğer bir cenaze çıkmışsa 40 gün boyunca bir eğlence yerine dahi gitmezsin. Yani böyle bir gelenek var. Evinde televizyonunu açmazsın, müzik dinlemezsin. Komşuların bile buna dikkat ederler. 40 gün boyunca sana ev getirirler, ekmek evet yemek getirirler. Onlar da aynı şekilde senin bu cenazene saygı duyarlar. Yani bu bir geleneğin bir kültürün yansıması. Yoksa sanatçılar niye gitti değil. Yani Afrin operasyonunda senin 52 şehidin varken ve bu şehitler defnedilmeden ve yüzlerce yaralı varken oraya sanatçıların gitmesi değil, sanatçıların oradaki şöleninden, müziğinden kaynaklı bir tepki var. Ki şu anda Türkiye'de hepimizin hemfikir olduğu bir konu var. Siyaset günlük hayatı geriyor ve karşıtlık üzerinden yapılan bir siyaset anlayışı var. İşte ben de bu noktada da, diyorum ki yani bu germe işini, kutuplaştırma işini daha çok ee, Kemal Bey ve CHP'nin bazı temsilcileri yapıyor. Ama bir bakın, ülkenin bakın Rusun muhalefet Bey, muhalefet bunları İzmir'den, yapabilir. İzmir'den ama yöneten dökeceğiz. Sizin Ama yöneten kime aitti? Bakın Hatırlayın, muhalefet her şey söyleyebilir. Çünkü muhalefetin söylemleri. Ama bakın siz şimdi metin Akpınar istediği her şeyi söyleyebilir. Muhalefet istediği her şeyi söyleyebilir. Evet. Burada Cumhurbaşkanı evet. makamının gereği olarak evet. bir büyüklük gösterecek ama evet. darbe imasına darbe imasına ses çıkartmayacak. Seni ayağından asarlara ses çıkartmayacak. Bak başka şeyler sizi konuşuyoruz İzmir'den, siz de mi bu sizi, konuyu kapatalım dediniz kendiniz Hayır dönüyoruz. bakın sizi İzmir'den denize dökeceğiz ifadesi <laughs> bir kutuplaştırma değil, değil mi? Sokağa davetler bir kutuplaştırma değil. Bir kutuplaştırma ama fazla sizin konserine <laughs> gitmek ee, Şimdi, çok da önemsiz bir olay. Şiddete dayalı. Şimdi burada ben e... Zafer Bey şiddete dayalı kamu, kamu güvenliğini ve devlet otoritesini sarsacak ve tehdit edecek her, her unsurun karşısındayım. Bence Ama bakın. Siyasetçiler arasında da nezaketin ve hoşgörünün olması lazım. Türkiye'de şu anda kaybedilen ve yitirilen siyaset anlayışı bu. Ben biraz önce bunu anlatacaktım. Şimdi anlatayım. Bak size çok güzel bir örnek vereyim. Turgut Özal yurt dışı seyahatinden döner. Gazeteciler Turgut Özal'a bir soru yöneltirler. Avrupa bizi Türkiye'yi nasıl görüyor diye. Turgut Özal'a der ki eğer Avrupalılar Erdal İnönü'yü görselerdi Türkiye'de kıtlığın olduğunu zannederlerdi. Ya bu bir espri yapıyor. Ve gazeteciler bu sefer bunu Erdal İnönü'ye soruyorlar. Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanı sizinle ilgili böyle bir yorumu değerlendirme oldu ne dersiniz diye. Erdal Bey'in cevabı da şudur. Diyor ki Turgut Bey'i gördükten sonra Türkiye'deki kıtlığın nedenini anlamışlardır. <laughs> Yani daha birisi daha fiziksel daha durumundan dolayı kıtlıkla ifade şey ederken, var. diğer tarafta fiziksel konumundan dolayı kıtlığın nedeniyle ilgili karşılıklı espriler var. Ama şimdi öyle değil. Meclis genel kurulunda bile kürsü dokunulmazlığı olduğu halde sizin oradaki söylemlerinizden dolayı tazminat davalarıyla karşı karşıyasınız. Siyaset meclis kürsüsünde konuşmayacaksa, siyasetçi düşüncelerini topluma ifade etmeyecekse, tabii ki hepimizin aynı şeyleri düşünmesi mümkün değil. Doğal olarak parti içinde bile ayrı şeyler düşünebiliriz. Sayın Vekil, ama farklılıklar altında üzerinden Ama farklılıklar üzerinden hakikatleri dile bak. Ama şunu söylemek <laughs> istiyorum. Tedavi örneklerini şu. hiç görmüyoruz. Temel sorun şu. Yani biz mesela burada bile bırakın siyaseti. Yani oturup bir konuyu görüşürken kendi düşüncelerimizi kabul ettirmek yerine ortak değerlerde buluşmanın yolunu aramıyoruz. Meclis de öyle. Peki bir siyaset şey, de öyle. Size bir şey söyleyeceğim. Az önce okuduğum Özgür Özel'in tweetinde mağluplardan, galiplerden bahsetmesi yanlış değil mi? Ya şöyle Özgür Bey'in Özgür Bey'in açıklamasını ben şöyle yorumluyorum. Yani fazla say duruş davranışından, duruşundan, siyasi yapısından, görüşünden taviz vermedi. Ama buna rağmen Cumhurbaşkanı oraya gittiğinden kaynaklı böyle bir yorum ya, yapılmış. Özgür Bey değil. bu kadar Şimdi... yumuşak konuşmak gibi bir derdi yok. Niye tevhid ediyorsunuz? Bir defa şöyle Gayet şey. açık söylemiş görüşlerinde. Ama siyaset yapıyor bir siyasetçi. Diğerleri ne, ne yapıyor? Siyaset, Bak, hayır bu... sanatçıyla siyaset ya, yapılmaz hayır. onu söylüyoruz. Yani, siyasetçi siyasetçiyle siyaset yapabilir. Cumhurbaşkanım da. Siyaset Şimdi ama biz güzel. neyi konuşuyoruz? Güzel en azından yani Özgür Özel'in bu söylemini sert olduğunu kabul ettiniz. Bence bununla yetinelim. Bu da bayağı bir mesafe. Hayır siyaset bu. Sanatçıya siyasetin öznesi yapmayalım. Söylediğim benim çok basitçe bu. Sanatçı siyasetin öznesi yapmayalım. Yani AK Partili bir sanatçı da çok ağır ifadeler kullanmış olabilir CHP'ye karşı vesaire. Gerek yok. Yapmayalım. Yani siz şimdi sürekli bizi CHP'nin şeylerine kutuplaştırmalarını görmemekle suçluyorsunuz. O zaman ben de sizi AKP'nin hiçbir şeyini görmemekle suçlayabilirim. Çünkü aramızdaki diyalog gitgide ona dönüyor. Tıpkı Türkiye gibi. Yok suçlamanıza da yani, gerek yok hatırlatırsanız yani ortak, ben onlarla ortak, ilgili düşüncemi işte, söylerim. Mesela, ben onu CHP yaptı diye kabul şer etmem. İttifakı çok ağır bir laf. Adalet yani siyaset yürüyüşü siyasetçi esnasında söylenen işte teröristler yürüyor vesaire teröristlerin teknesine bilenler, gemisine binenler işte hayır oyu verenler bilmem teröristlerle kol kola bunlar ağır kutuplaştırıcı. Bu aşırı kutuplaştırma az evvel verdiğim grup toplantılarına bir sanatçının beyanatını taşıyacak kadar. Yani gerek yok. Yani grup bunlar ülkenin gündemine gerek taşınacak evet. derecede önemli konular değil. Ülkenin gerek daha ciddi yani sorunları bu kadar... varken ha. sanatçıların yorumları ya ve davranışları üzerinden gündem oluşturmak doğru değil. Bu kadar bu seçici okursanız hadiseleri tabii meseleyi yani şimdi bir şekilde Onlar karşılıklı olmayın. siyaset yapıyorlar. Yani Özgür özelle AKP'nin grup başkan vekili ya da iki genel başkan birbirine karşı siyaseti serttir değildir. Yok karşılıklı siyasetçiliği biz yorumluyoruz. Siz mesela bu açıklamanın içeriğini nasıl yorumluyorsunuz? Hayır bence yani ben e, bunu böyle bir açıkladım mesela şimdi oyunda, AK Parti'nin grup başkan vekili yapsaydı mağlup olan Fazıl Saydır işte ama AK fazıl Parti sayın, kazanmıştır Erdoğan kazanmıştır. Sayın fazla Sayım biraz fazla. Ben derdim üzerine ki üzerine yani gidildi. görüşlerini İsmail açıklamış Bey, ama e, niye giriyor, niye kutuplaştırıyor İsmail derdim. Sayım biraz üzerine gidildi bu konuda. Orada bence sanatçıya sahip çıkma var. Aa, üzerine ee, gidelim de kim olduğu belli var. ama de. Çok da normal yani. Sayın Cumhurbaşkanının söylediği lafların üzerinden böyle bir şey adım atması, yani onunla farklı düşünen bir sanatçıya adım atması aslında kendisinin kendi öz eleştirisini verip yani biz sana bir şekilde bugüne kadar yanlış yapmışız deyip gitmesidir. Bu, da, bu budur yani bu. Yani ya bu güzel orada, bir şey diyorum burada, ben. Burada Elfin Hanım o, yani bu, bakın, bu, ülkenin, şey. bu ülkenin Cumhurbaşkanı kalkmış böyle bir tamam. şık bir girişimde bulunmuş. Yani yani burada yapılacak şey sizin Ama de. Ama fazla sayın de, çok hani üzerine bize, gidildiği için. Bir müsaade edin, e. bir müsaade edin biraz yani biz bakın, konuşalım bakın, Elfin Hanım. Burada bence aslında bu kadar hani siz Özgür Bey ya. bizi Özgür burada bir tweet daha atar, uzlaşmaya çağırıyorsunuz getirir, ya başka bir şey Elfin Hanım. Istiyorsam. Hani hep uzlaşmaya çağırıyorsunuz ya sözlerinizle. Ben de burada, bence burada sizin yapmanız gereken de Sayın Cumhurbaşkanı'nın son derece şık bir girişimde bulunduğu ve takdir edilmesi gerektiğini açık yüreklikle söylemektir. Son bir şey söyleyeyim. Burada Sayın Cumhurbaşkanı ezber bozmuştur. E açıkçası yani, Zafer, e, ne şimdi, de bana tebliğ de, ediyorsunuz. Yani, muhalefet sizin partileri de muhalefet partileri de gereken de budur gibi bu Muhalefet karşısında yani, son açıkçası ne, ne söyleyeceklerini ne yapacaklarını. Yani, yani soruyu bir Zafer soru Bey. Ülkenin bu hale gelmesinden sorumlu olanın Önce böyle bir davranışından yapmış, kaynaklı anlamadım. takdir kazanması Peki, gerektiğini bir itiraf ediyoruz. Bir ediyorsun. dakika şimdi hiç konuşmayan konuklarımız var. Hilmi Bey ve Elif Hanım. Elif Hanım'la devam edelim. Sonra Hilmi Bey'e döneceğim. diyor ki ortada güzel bir şey var. Takdir edilesi bir durum var. Cumhurbaşkanı ne güzel gitmiş Fazıl Sayın konserine takdir edin kardeşim yani. Değil mi? Bu yani ne olacak? Ee, hani, ne diyorsunuz? Çok mu zor bunu yapmak Diyebilecek miyim? Hani öyle bir tartıştınız ki diyemeyeceğimden korktum diyeceklerimi. Neden? Kimse kimsenin lafına pek riayet etmedi. Özellikle karşıdan hani burada cümle bitmeden bir atlama durumu var. Aynısı başıma o, da gelebilecek o mi diye şey, düşünüyorum. Bakın gene başladı. O atlama durumu hep bize oluyor. E, ben hiç yapmadım. Yok, ben hoş, olarak. E, e, Şimdi şöyle ben başlayayım. Önce e, kavramların atlamayız. arasından e, ki. Yanlışlardan başlamak isterim. Tabii son 15 senede iktidarda, muhalefette çeşitli e, ardarda olan seçimlerde bu kutuplaşma üzerinden nemalandı. Burası doğru bir şey. Ve bu kutuplaşmanın zaman zaman özellikle seçimler öncesinde kendilerine zarar verdiklerini de gördüler. Yapılan bir e, hata daha vardı. O da siyaseti kamu alanından almak. Şimdi beyefendinin biraz önce söylediği efendim sanatçı da siyaset yapıyor sonucuna katlanıyor. Hayır siyasetçi e, sanatçı siyaset yapmıyor. O bir göreve talip değil o bir göreve aday değil. Siyasi kanaatini ve duruşunu bildiriyor. Siyaset sosyolojisinde bunun yeri bambaşkadır. Dolayısıyla kamu alanında siyasi fikirleriyle ve duruşlarıyla var olabilmek e, her sanatçının ki bütün dünyada da sanatçılar bu avantgard duruşları, eleştirel duruşlarıyla e, Amerika'dan Rusya'ya en otoriter yapılardan en gevşek en liberal yapılara kadar bunu sergilerler. Bu normal bir şeydir. Demokrasilerin en büyük özelliği de e, kendilerine muhalif olan görüşleri var olarak kabul edebilmektir. Dolayısıyla burada bir sorun yaşandı. Daha önce bu konser girişimiyle beraber ki herhalde benden ben gelmeden önce konuşmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu arada Mecidiye Mecidiyeköy'de bir otobüs devrilmesinden dolayı geç kaldım. Bütün seyircilerden de özür dilerim. Elimizde olmayan nedenlerden yolumuz kapanmıştı. Şimdi buradaki en büyük iyilik bu konsere gidilmesinde. Cumhurbaşkanı'nın seçim öncesi bu kutuplaşmadan zarar gördüğünü görerek geri adım atmasıdır. Çünkü geçen hafta tartıştıklarımıza bakarsak, herkes Mozart dinlemek durumunda mı? Ne demek Mozart? Ne kadar faşizan bir durum konuşuyorken, şimdi, e gitmiş ne güzel alkışlayın konuşuyoruz. Burada bir ikircilik vardır, bir iki yüzlülük vardır. Yalnız orada da ee... şöyle bir durum var. Şimdi itiraz edilen şey şu yani faşizm diye nitelendirilen şey şu. Ya sen biraz Mozart filan dinle, iyi gelir sana falan hani. Hı hı. Bu yani üstten böyle yukarıdan yukarıdan hafif aşağılayarak bir, bir ay içse o da vardı. Pardon. Mozart dinle sonra bir sonraki sonra yani aşama. O müstehzi eda. Mozart şimdi konu Mozart olduğu için Şimdi Böyle diyemezsin yani. Adam isterdikler. Ya Vallahi ister dinlemez. Yani oradaki, e oradaki ben de eleştirdim o tutumu. Eleştirilen tutum o. Yoksa Vay sen bana zorla Mozart mı dinleteceksin falan diyen yok yani. Anladım. Hem ona itiraz edersin bireyler, hem de gider Mozart dinlersin bireyler yani. üzerinden gitseniz hani size, bana, Ayşe Hanım'a, Fatma Hanım'a bu denilebilir. Ama bir devletin başındaki kişi kendi adıyla anılan bir senfoni orkestrası varsa buna en azından nezaket ziyareti olarak katılmasında yarar vardır çünkü bir cumhurbaşkanı başka bir şey aynı zamanda temsili bir niteliği var. Başka... Hayır başka bir şey söylemiyorum İzin verirseniz nereye geleceğimi söyleyeceğim. Hani bu ı, temsili varlığını biz sayın cumhurbaşkanında hiç görmedik şimdiye kadar. Birinci durum budur. E, i̇kinci durum e, hani edebiyat konser müzik eğitimli kesimli ve sanatçıyla ...mütemadiyen diyen kavga ederek namalanan bir siyaset. A, tam belki. bu faşizmin örneği ama ben ee, araya gireceğim. Tam sizin yap. Siz araya girmeyin bir dakika. Ben bir konuşayım bitirdikten bu sonra örneği. ben hani ya, başka bu faşizmlerden bu, ben de bahsedeyim. faşizme bahsedelim. tahammül edemediğim ee, için araya ama, girdim. Kusura ee, bakmayın. Tahammül kusura bakarım çünkü ben de faşizmden bahseden yani, biri bu değilim. Bir faşizm bu faşizm, faşizm yani. lafını Montsart dinlemeyi ne, kadar bağırsanız o kadar edin. haklı olmayacaksınız, kadar o kadar da reyting yapmayacaksınız. Edin. Bu, hani, bu bir faşizm seyirciye örneğidir çok büyük sende. hakaret. Yarım saat boyunca konuşup şu anki konuşmama sende. eğer tahammül edemiyorsanız ben, evet, bu kadar tahammül edemiyorsanız ben faşizmle ilgili bir şey söylemiyorum. Etmemenin bir vazife olduğunu Sizler tarafından söylenen bir kelimeyi Benim etmemenin bir vazife olduğunu. Ben ve tahammül e, edemiyorum hanımefendi. Kadar tahammül, tahammül etmeyin edemiyorum. ama size bir hak tanınıyor, bana da bir hak tanınıyor. Ben de o hakkı sizinle didişede kullanmak hak, istemem. Hak genel ahlaki Sizin ölçülere, ölçülere genel insani ölçülere uyulduğu takdirde geçerlidir hanımefendi. Ben de hanımefendi gibi sizinle siz konuşmak istiyorum. Siz atlıyordunuz, istedim. ben beyefendi oturuyorum da siz kullandığınız ifadeler öyle. Siz de isterseniz hani ben devam etmek isterim bu konuda. Dolayısıyla burada sanatçı ile arasında... Bir ayrım olduğunu gördük Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir süre boyunca. Bu neydi? Benden tarafa olan sanatçı, benden tarafa olmayan sanatçı. Muhalif sanatçıya tahammül edememe durumu vardı. Halbuki sanatçı dediğim gibi bir siyasi göreve aday değil, kendi pozisyonunu ortaya koyar. Dolayısıyla e, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Putin'le görüşürken Rus edebiyatını da bilmeli. Merkel'le görüşürken Prusya determinizmden de konuşabilmeli. Bunlar olması gereken şeyler çünkü konuştuğunuz muhataplarınız bunları bilen kişiler. Dolayısıyla onlar da sizin edebiyatınızı bilmeli. Yaşar Kemal'i bilmeli, Nazım Hikmet'i bilmeli. Nereye varacaksınız yani? Hani şunu söylüyorum. E, sanatçı sizinle aynı fikirde olmazsa da onlardan beslenebilirsiniz. Onlardan Tabii. o şeyden hoşlanmasanız hayır, hayır, da o tarzda konu... bugünkü konsere gitmesi yani o günkü konsere gitmesi belki hiç hoşlanmadığı bir tarzdı. Muhakkak. Ama varlığı oradaki e, Cumhurbaşkanı sıfatıyla varlığı bu toplumda birleştirici bir rol getirir. Hayır, şöyle sorun şurada. Ben, ben hiçbir itirazım yok. İtiraz ettiğim husus şurası. Yani e, lütfen dikkat buyurun. Ben diyorum ki hani ben Cumhurbaşkanı Mozart dinlemesin. Cumhurbaşkanlığı senfoni... İstediğini dinler. Ha, iste Tamam. Birisi kim olursa olsun, ya Sayın Cumhurbaşkanı sen hele bir klasik müzik konserine git. İyi olur senin için falan. Kendi yani patavatsızlığıdır. Tamam, Geçersiniz ha, gidersiniz. Okay, tamam, bu, bir... yani bu çok büyütecek bir şey. Ya... E kardeşim sen de biraz Neşet Ertaş dinle dersin, geçersin tamam. gidersin. Ama bunu onu dava etmek e işte ülkeden hedef sürmek göstermek, hedef vesaire. göstermek evet, için oluyor. bir sebep değildir. Çünkü bunu söyleyen hani kendi siyasi görüşünü patavatlı, patavatsız, hoş gören, hor tamam, gören şimdi bir hakikaten. tavırla söylemiş Şimdi sorun söylemiş şurada. Olabilir. Şu, sorun şurada. Sorun şurada. Evet, iki taraflı yanlış var. Bir, Bunu söyleyene dava açılması süper yanlış bir şey. Ama bunu söyleyenle ilgili Hiçbir eleştiri kelimesinin söylenmemesi de bana bir enteresan geliyor. Bakın siz patavatsızlık dediniz. Ben ilk defa duydum bu patavatsızlığı. Ben hep söylüyorum. Benim program katıldığım programlarda sıkça söylediğim. Ya yani sizden gibi. demiyorum. Kişisel patavatsızlıdır Ama bunu bir söyleyen ama bir şey kişinin mi? sanat ama, değerini aşağı indirmesi ama, ama ben ben ne olamaz. ben bir şey söylemek istiyorum Onu söylüyorum. Onu, hayır ben sizin söyle. Buyurun Ahmet Bey ben söz vereyim size. <laughs> ben sizin söylemediğinizi söylemedim <laughs> yani. Rutkay ilgili. Benim bir söylemek de, istediğim bari. şey şu bir sanatçı eğer böyle yukarıdan yukarıdan müstehzi bir edayla sen biraz Mozart dinle adam olursun falan gibi bir eda takınırsa yanlış yapar. Bunu hepimizin söylemesi lazım. Bunu söyledi diye o sanatçıya dava açılması, hapislerinde süründürülmesi de o kadar yanlıştır. Hepimiz evet. bu noktalarda birleşebiliriz diye demek istiyorum. Tabii Doğru. orada çok haklısınız ama hani burada yapılması gereken şey Bu ayrıca ülkenin gündemi haline de dönüştürülmemeli. Sanatçı Dönüştür. yani yani siyaset malzemesi olmamalı. Söylemeli siyaset malzemesi olmamalı. Tabii tabii. Herkes benim söylediğim tabii. ilkesel zeminde buluşabilse Siyasi herkes herkes Yani bazı bazı sanatçılar da mesela somut örneğini gördük Ahmet. ama bu bazı işte bazı sanatçılar ben. da CHP genel uşamıyoruz başkanı ile ilgili çok ağır laflar yani. söylüyor mesela yani bu artık e, şimdi sizin söylediğiniz gibi mesela bazı sanatçılar da CHP genel Başkanı hiç denge olmamasına rağmen hiçbir muhatabı olmamasına rağmen o da e, çok o da ağır laflar söylüyorlar. da yanlış. Yanlış değil, söylenebilir. Hakaret etmediği sürece yorum yapabilirler. Ben, Çünkü seçicilerin uğradığı işle ilgili sorgulanması, eleştirilmesi gerekir. Bakın, Ama onlar yani konuşulmuyor. Şahsici, onu diyecektim ben. E yani onlar konuşulmuyor. Şimdi Tam tersi bir örnek vermek istiyorum. Ama bunu bir saygı ölçeğinde hakaret etmeden kişiliğine yönelik bir suçlama yapmadan yapmak. Şimdi şöyle Bakın Şener Şen hani hanımefendi dedi ya işte Cumhurbaşkanı kültüre sanata değil mi çok önem vermediğini e, Hayır, anlatan. Hayır, ayırıyor dedi. Ha ikiye ayırıyor dediniz. Kendinden Bakın. Kendinden siz... gördüklerini ben katılıyorum. Ben bir müsaade önem vermedikleri ortada olarak katılıyorum. Bir müsaade edin. Ben Benim o ifade... hayatım ikiye ayırdı. Tamam hanımefendi ben bir sözümü bitireyim. Bakın bu ülkede siz Şener Şen'e Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü verildiğini biliyor musunuz? Biliyorum. Biliyorsunuz değil mi? Peki Şener Şen o ödülü aldı diye külliyede o ödülü aldı diye nasıl bir lince maruz kaldığını biliyor musunuz? Biliyorum. Bu konuda hiç vicdanınız diyor mu? O sosyal medyada Şener Şen'e o ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan, ithamlarda bulunan insanlar acaba Şener Şen'den çok daha mı solda insanlar? Ya da ne bileyim. E... Bana mı soruyorsunuz? Size Ver soruyorum evet. Bakın, ben şuraya, şuraya, geleceğim. Bakın Yavuz Bingöl mesela. Hı? Bundan daha 4 yıl önce İzmir Narlıdere'de Yavuz Bingöl'ün adına CHP'li belediyenin verdiği bir sokak vardı biliyor musunuz? Yavuz Bingöl sokağı vardı. Şimdi o tabelayı kaldırdılar. Hani kutuplaştırma diyoruz ya hep. İşinize geldiği zaman sanatçı, büyük sanatçı sizin siyasi düşüncenizin aksine en küçük bir sözü ağzından çıktığı anda linç. İşte kutuplaştırma budur. Eğer bir yere varacaksak önce bu hani dediniz ya 200'lü tavır, çifte standart. Çifte standardın kralı orada. İşte eğer siz bu eleştirdiklerinizi Çok. yapmaktan vazgeçerseniz bir toplumsal uzlaşı yakalanabilir. Bir cevap versin. Şimdi cevap verebilirim. Önce e, sözlerime başladığım cümleyi tekrarlamak istiyorum. Çünkü onu duymamak istemiş Zafer Bey anladığım kadarıyla. İktidar da muhalefet de son 15 senedir seçimlerde kutuplaştırma üzerinden nemalandılar. Referandum sonuçları, 2018 sonuçları, 24 Haziran sonuçları, toplumun ne kadar ikiye ayrıldığını Muhalefet gösterdi. Muhalefeti katmayın. Bu, bu Muhalefeti cümleyi... yaptı. Çok bir şey de yok yani. Yok, hayır, işte bahsettiği örneklerde gerçek örnekler. Bunlar da var. Ama şurada en büyük hata şu oldu. Bu kutuplaşmayı besleyen ve bu kadar ayrı kalmalarını sağlayan şey, e, kamu alanında Fikir olarak siyasetin tartışılmasına izin verilmemesi, siyaset yapmayı, siyasi fikir beyan etmeyi sadece siyasi partilere atfetmesi ve sivil toplumun siyasi fikirleri sadece kendilerine hoş geliyorsa izin verilmesi bu alandaki tartışmaları ve insanların fikirlerinin geçişini engelledi. engelledi. Yani olursunuz. Şimdi bir, bir şey daha söylemek istiyorum o da İsmail Bey'e biraz önceki e, her... E, şeyin ordunun bandosu olur dedi. Ben müzikle ilgilenirim. İyi bir klasik müzikçiyimdir. Ayrıca iyi bir cazcıyımdır. Her biriyle de çok yakından ilgilenirim. Biliyorsunuz Türk ordusu dünyanın ilk bandosuna sahiptir. Mehter ordusuna sahiptir. Ama ee, sen, şehitleriniz yaralılarınız varken hastanede ile göbek atmak bunlardan biri değildir İkisi müzikal olarak da çok farklıdır içerik olarak da çok farklıdır Bakın şimdi Ahmet, burada bir yanlış canım. yapıyoruz ben ama bir dakika. Ha, Ben buna cevap vereceğim ama sonra da olabilir bir ister Bir Bir cümlelik Belki. değil yani bir, hafendi e, klasik müzikçi ve cazcıymış konumuzla alakasını anlamadım Ama mehterle ilgili bildiğiniz şey e, yanlış evet doğru Türk ordusu dünyanın ilk bandı muzikasına sahip ordudur ama o mehter değildir. Mehter çok daha e, yenidir, 200-300 yıllık mazisi olan bir şeydir. Peki, e, şunu sormak istiyorum size: Siz bir araştırmacısınız. E, Elif Hanım dedi ki, seçim öncesi kutuplaşmanın pek de işe yaramadığı algılandığı için bunu önleyecek bir adım atma gereği duydular. Fazıl Say konserine gitmeyi biraz böyle yorumlamak lazım dedi. Siz de gerçekten öyle görüyor musunuz? Gerçekten seçim öncesi kutuplaştırma AK Parti'nin oylarını düşürür mü? Düşürüyor mu? Böyle bir gözlem yapmış olabilirler mi? Böyle bir veriye sahip miyiz? Ee, böyle bir veri bende yok. Ancak bu kutuplaşma hikayesiyle ilgili biraz daha geriye gitmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kutuplaşmayı ötekileştirmeyi ilk başladığı tarihleri hatırlayacak olursak cumhuriyet mitingleriyle başlayan Aman, süreçte, oraya kadar. Yok yani o o süreç Bugün bugüne gelelim. Bugün için baktığımız zamanda da ben e, Cumhurbaşkanının bu davranışını insani bir davranış olarak yani, e, ve seçimi de çok etkileyecek bir davranış olduğunu e, ya da kutuplaştırma, oy e, değiştirme buna benzer bir şey olduğunu da çok düşünmüyorum. E, elbette e, bu tür sürecin kutuplaşmanın ortadan kalkması açısından e, güzel bir davranıştır. Bu davranışında... Yani e, şunu mu diyoruz? Cumhurbaşkanı bunu tamamıyla insani bir şey olarak yaptı. Oy hesabı yok. Oy getirmez mi böyle bir şey? Yani getirseydi e, Fazıl Say'a ilişkin bu linç kampanyası olmamış olurdu. E, Fazlasayla Say'la ilgili de e, yapılan o eleştirilerin... Bir şekilde o, o taraftan cumhurbaşkanlığı alkışlayan, bu davranışını şey yapan, işte bunu yaptığı için de Cumhurbaşkanı'na ya da AK Parti'ye, AK Partili Belediye Başkanı adayına e, oy vereceğiz diye bir takım e, şeyler, yorumlar görebilirdik. Bunları göremedik. E, nitekim bunun tam karşısında e, yorumlar var. Şöyle olmaz mı yani Cumhurbaşkanı Fazıl Say konserine gitti diye e, insanlar, ahali e, görüşlerini değiştirip oylarını değiştirirler mi? Ben çok düşünmüyorum. Yani önümüzdeki süreçte de e, bunu göreceğiz. Başka Ancak sorum be, yok. Benim, benim bu konuyla ilgili şöyle bir yorumum var. Yani sanatçı sanatıyla öne çıktığı zaman e, sanatı o anlamda yani sanat, elbette fazla say e, bir müzik dehası uluslararası camiada kabul edilir. Siyasi de konuşabilir. E, konuş İlle de yani sen sanatını yap. Konuşabilir ama o siyasi konuştuğu zaman kim olursa olsun, hangi taraftan ol olursa olsun bir sanatçı siyasi bir yorum yaptığı zaman o siyasi yorumun hangi platformda olursa olsun eleştirilme hakkı da aynı şekilde vardır. Peki o konuda bir tartışma bir şey var. Çok özür dileyerek hemen şu bilgiyi de İsmail Bey'e iletmek isterim. Ee, Kültür Bakanlığı'nın sitesinden dünyanın en, askeri, en eski askeri bandası olan Mehter'e ilk olarak Orhun kitabelerinde rastlanmaktadır. Bu kitabelerde küpürge ve tuğ olarak anlatılan e, vuruş ve ha, e, Hakan'ın otağdan çıkmasını savaş adımlarıyla birleştirilmesi o, üzerine bir kurulmuş bitik, bir şeydir. İlk yorumu da budur. <laughs> Teşekkür. Ederim. Bir şey söylemek istiyorum. Evet, en eski Bandırma da bir tamam. Çok kuvvetli hafıza gerektiriyor gerçekten bazı şeyler burada tartışmak için ama çok şükür hafızam yerinde. Bu Yavuz Bingöl, Narlıdere meselesi isminin kaldırılması, Türkiye'deki bütün stadyumlardan Atatürk ismi kaldırıldı. Koskoca İnönü Stadyumundan da İnönü ismi kaldırıldı. Gülşen Hanım şu Yavuz an Bingöl'ün inanın, bir mahallede e, belli bir ha, mihraka siyasi hiçbiri, mesajlar vermek hiçbiri, için e, e, bence, bence bence bakın, mesaj olmuyor. Ben size Yavuz Bingöl diyorum. Siz Atatürk'ün statlardan Atatürk isminin kaldırılmasından bahsediyorsunuz. Bu herhalde Söğüt Özü'ne Özü'ne vermeye çalıştığınız yani. bir mesaj yani. diye düşünüyorum. Size de pes, siz nereye mesaj vermeye çalışıyorsunuz? Ben, ben doğru bildiğimi konuşuyorum. Hiç öyle bana cevap veremeyip belden aşağıya vurmayın Söğüt Özü falan diye. Konunun üzerinde gidin. Niye kişiselleştiriyorsunuz? Bu tarzınız Hanımefendi'ye gerçekten yakışıyor. dakika. dakika. Yakışmıyor. Ne kadar ayıp Söğüt Örgüt'e yani mesaj falan. Bir kere adam. ellerinizle konuştum. Ne kadar ayıp. Ya. İstediğim gibi konuşurum. Geçen programda da böyle yaptınız. Kişiselleştirmeyin. E, değerli konuklarımız. Ne konuşuyorsak sizsiniz. onu konuşur. Değerli konuklarımız lütfen biraz sakin olalım. Bir kısa reklam arası verelim. Bir çay içelim ondan sonra tekrar birlikte oluruz. Devam ediyoruz. Şimdi geldi Özgür Özel'den bir açıklama. Ee, Ahmet Bey değerli konuklarınıza selam ve saygılarımı sunarım. Yaptığım açıklama ortalama bir demokraside yaşanması son derece sıradan bir konserden sonra haksız ve yanıltıcı şekilde Fazıl Say takiye yaptı, geri adım attı, dombra çaldı, Erdoğan'ın karşısında eğildi, teslim oldu biçiminde sanatçımıza yönelik ağır eleştiriler ekseninde kaleme alınmıştır. Burada bu da vurgulandı zaten. Fazlaya sahiplenme duygusuyla biz evet. de El da, da güzel vurguladı. Yani. Bu mesele bir galibiyet mağlubiyet çerçevesine alınacaksa geri adım atanın sanata bakış açısı belli bir parti genel başkanı olduğunun altını çizmek maksatlıdır diyor. Türkiye'nin kurucu kadrolarına her fırsatta en ağır eleştirileri yönelten bir genel başkanın iddia ettiğin aksine yetiştirdiğimiz dünya çapında bir sanatçının konserine gitmesi elbette bir geri adımdır. 16 yıllık iktidarı boyunca Erdoğan kullandığı dille yaşam tarzı etnik köken ve mezhep eksenli olarak bu ülkeyi kutuplaştırmış. Birilerini şeytanlaştırarak arkasını kalabalıklaştırma yolunu seçmiştir. Her ağzını açtığında bize zillet, illet diyen, zillet diyen, çöp diyen, terörist diyen bir genel başkanının bir ziyaretle kutuplaştırma politikasından vazgeçtiğini iddia etmeyi de doğru bulmuyorum. İfadelerimin kutuplaştırma ifadesiyle yorumlanmasını da reddediyorum diyor bu da size herhalde. Bana da yani e, benim dediğim şeyi devam ettiriyor. Hala galibiyetten mağlubiyetten bahsediyor. Zaten bakın baştan beri bence şu tartışmada sıkıntımız bu. Yani kutuplaştırmanın kötülüğüyle ilgili herkesin kabul edebileceği ahlaki olarak çok avantajlı iddiaları soyut olarak gündeme getiriyoruz. Ondan sonra kutuplaştırma örnekleri olarak sadece e, AK Parti'ye atfedilen örnekleri sıralayıp işin içinden sıyrılıyoruz. Yani Özgür Özel'in tweetinin ilk kısmına yani bu açık pardon gönderdiği açılma mesajının ilk kısmı da aynen dediğim gibi gayet makul olması gereken ifade eden şey. Ondan sonra tekrar meseleyi galibiyet mağlubiyete getirip aynı söylemini devam ettiriyor. Evet diyor ki yani eğer galibiyet ekseni, mağlubiyet eksenini anlayacaksa niye alınsın canım? Yani hakikaten... Ee, yani şunu Bakın bunu CHP'ye mal etmeyelim ama şunu gerçekten önümüze koyup, şapkayı önümüze koyup düşünelim. Tamam evveli bir tarafa siyaset, siyasetçi orada varsayalım bir anlık e, ben şey yaptım, e, işte Cumhurbaşkanı mağlup oldu ifadesini bir anlık kabul ettim varsayalım ama gerçekten yani şu fazıl saya gösterilen tepki. Ya sosyal medyada montaj yapmışlar, e, kendisi icra ederken sesi değiştirip Donbura'yı koymuşlar ya... Bir sürü kişi bunu gerçek zannediyor. Ama hoş ve fazla değil, saya yani hakaretler, hoş küfürler doğru ediyor. Doğru. Bakın, kendisinin fiziksel görünüşüyle ilgili şeylere rastladım ben. Ya bunlar hiç konuşmayalım. Yorumlara hiç rastladım edici, ben. Yani bunları değil. konuşmayalım ama şu. Konuşmayalım. Bunların biz de, varlığını biz de bir sorun olarak yani. görmemiz lazım. Kutuplaşmadan konuşuyorsak bunları şu anlamda konuşmayalım, yaymayalım, çoğaltmayalım, ifade etmeyelim. O anlamda söylüyorum. Yani. Ben anlıyorum, anlıyorum. Ama bunlar da anlıyorum. var. Var, var ama iki tarafta da var. Kutular, yani, tabii ki, da var. Tabii ki, yani maalesef tabii ki ama Sayın Kılıçdaroğlu'nda şey, ailesinin fotoğrafları üzerinde bir sürü şeyler şey yazanlar vs. Yani bu çirkinlik. Çirkinlik ya yani bu. Şimdi hepimizin söylediklerinde ortak noktalar da var. Ama e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin önümüzdeki yerel seçimlerinin bir beka meselesi olduğunu, ve bu beka meselesiyle ilgili bu itfan karşısındaki yapılanmaların bu ülkeyi hainlikle suçladığı yani böyle bir söylemle bir sanatçı ile ilgili bir değerlendirme eş tutarsanız bu doğru değil. Ayrıca Zafer Bey size bir bilgi vereyim eksik bilginiz var. Şener Şene Cumhurbaşkanlığı başarı ödülünün verilmesi bir törendir. Yani kültür sanat politikasına bir destek değildir. Kültür sanat politikası ile ilgili bir gelişme de değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'nda birçok defa ifadesi var. Kutuplaştırma olsaydı şeyin harçlığı vermezdi demeye ayrı çalışıyor. Bir şey. Bak şimdi yani her sanatçıya karşı bir davranışı kutuplaşmanın karşılığı ve yandaşı olarak değerlendirmek de doğru değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi ifadesi var. Diyor ki bizim 16 yıllık hükümetimiz döneminde başarısız olduğumuz iki tane politikamız var. Bir milli Eğitim politikası, iki kültür politikası. Ve bu yıl 2019 bütçesi genel bütçemiz 885 milyar. Biz Kültür Bakanlığı'nın bütçesini 4 milyar 160 milyon olarak bağladık. Yani binde 5. İşte bu ülkenin kültüre, kültür politikasına, sanatçıya verdiği önem ayırdığım bütçeden belli. Yani Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bütçesi bile bir genel müdürlüğün bütçesi sizin Kültür Bakanlığınızın ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesinin. Ama Gürsel Bey Karayolları diyoruz yani bakın şimdi Arkadaşlar, yani e, Karayolları'nın bütçesi tabii ki daha fazla olacak. İşte yani. tam da yanılıyorsunuz. Bak tam da yani yanılmıyor. Aynı zaman da İhanet etti dediyoruz Anadolu toprakları ne kadar efendim, zamandır kapat. Anadolu toprakları medeniyetlerin toprakları. Yani bütün uygarlıkların yaşadığı, bütün medeniyetlerin yaşadığı topraklar. Bu topraklarda bu medeniyeti, bu kültürü, bu gelenekleri yaşatmak için bütçe ayırmak yerine, eğer siz karayollarındaki yolları bundan öncelikli görüyorsanız <laughs> vay halimize. Sorun evet. doğru da orada zaten. Ben, bu başka. Bir... Ahmet Bey e, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Şimdi az önce bir Atatürk'le ilgili bir konu oldu. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Ben Atatürkçülüğümü, Atatürk sevgimi sizinle tartışmam Elfin Hanım. Önce ya bunun bir altını size çizeyim. Ben de Atatürk'le ilgili Ha dediniz, bir dediniz ya Atatürk. Bir, mı ya bir müsaade edin ya. Bir müsaade İşler edin. Bir itafta mı dediniz olur olur? ya Atatürk'ün adı statlardan kaldırıldı. Evet ya. yalan mı? Şimdi odasındaki Atatürk resmini kaldıran Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamı Her kimse, çok hangi Her kimse çok yanlış yapmıştır. Her kimse çok yanlış yapmış. Hayır yanlış yapmış değil. Öyle bir şey yok ki. Var. Ha, bilmiyorum yok ben. öyle bir şey. Aylin Nazlı Onun... ihraç ettiniz. Niye ihraç ettiniz? Doğruluğu olmadığı için değil. söylediğini. Ailin. Bakın kanıtladığı için değil. Bakın parti meclisi üyeniz. Hanımefendi olmadı çok iyi söylüyor. Necati Yılmaz'ı açsın sorsun bu olay doğru mu değil mi? Aylin Nazlı Akay'ı açın sorun. Tanıyorsunuz değil mi? Odasındaki Atatürk resmini indiren milletvekili. Kim? Kim? Hangi millet? Ya Zafer Şimdi, bak, Şimdi dava Aylin Nazlı Bakanın ihraç gündeme geldiğinde ben parti meclisiydim. Gürsel Aylin Bey Nazlı bu olay olmadı dinledik. mı? Bir CHP iddia milletvekili odasındaki Atatürk yani şimdi indirmedi bizi mi? Şahitlik yaptığımız konuyla ilgili siz Yılmaz, öyle değil böyle diyorsanız söyleyecek bir şey yok Necati zaten. Necati Yılmaz parti meclisinde bu konuyu gündeme getirdiği için Aylin Nazlı ile tartışmadı mı? Olmadı mı bunlar Gürsel Bey? Siz milletvekiliydiniz lütfen. Hayır ya. hayır hayır. hayır, ha, Olmadı diyorsanız hayır, tamam. Hayır, hayır, öyle, bir şey. hayır öyle bir şey. Asla. Ya Necati, şey bakın Necati Yılmaz'ın açıklamaları var. Daha 3 ay önceye kadar parti meclisi üyeniz. Bu olay oldu. Bir CHP milletvekili artık yeni şeyler söylemek lazım diye odasındaki Atatürk resmini indirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. İndirdi mi? İndirdi. Yok öyle bir şey. Yok. Var, var öyle öyle bir arkadaşlar. Şey yani. Var öyle bir şey. Arkadaşlar, Dinleyelim. Dinleyelim. Ama yok odasındaki, öyle bir şey denmez. Yani, ya şimdi siz varsayımlar üzerinden ve varsayım durumlar üzerinden konuşuyorsunuz. Lütfen ya lütfen. Gözünüzle lütfen. mi gördünüz varsayım değilse? Yapma. Yani bir duyum ve bir varsayımla konuşuyorsunuz. Mi? Ben size başka bir şey anlatmayacağım. Neyin fotoğrafını göstereyim? Yani Neyin fotoğrafı? fotoğrafı hep yapıştırma. Yok öyle bir şey. Montaj. Montaj. Neyse ben Necati Yılmaz'ın parti meclis üyelerine attığı Bey. mesajı okumayacağım. Zafer Bey bir dinleyelim. dinleyelim. Ee, Zaten öyle bir şey olsa Necati Yılmaz'a şey ilk başta en şiddetli tepkiyi verenler bizler oluruz. Öyle, öyle bir şey var. Sizin meclis odanızdaki telefonundan, çiçeğinden, sehpasından, masaya kadar hepsi meclisin demirbaşıdır. Meclis odanızı boyatmak istediğiniz zaman bile oradaki eşyalar tutanakla alınır, tutanaklarla iade edilir. Yani orada iddia edilen Atatürk posteri de meclisin demirbaşıdır. Siz keyfi olarak indiremezsiniz. Zaten indirdiğiniz zaman da meclisten görevleri çağırmanız lazım ki dübellerini söksünler. Yani siz onu sökemezsiniz de. Böyle bir işlem yapılmamış. Böyle bir talepte bulunulmamış. Resim indi diye, Atatürk posteri indirildi diye bu konuşulur hale geldi. Dedikodu mu bu? Mesela ben... Dedikodu. Bir Mesela ben değil. kendimden örnek vereyim. Bak kendimden örnek vereyim. Ben Diyarbakır'ın anne tarafından torunuyum. Yani Atatürk'ün meclisteki en güvendiği ve o dönemin dersi milletvekili. En güvendiği milletvekillerinden birisi. O aileden ve o gelenekten gelen birisiyim. Ben ilk milletvekili olduğumda arkamdaki Atatürk resminin küçük olduğunu söyleyerek onu sekreterya'ma kaldırdım. Arkama daha büyüğünü yaptım. Mesela o sırada asılma sürecinde Diyelim ki meclisten yetkilileri görevleri çağırdığımda benim arkamda Atatürk posterini görmeyen de aynı şeyi söyleyebilirdi. Yok sizin hakkınızda öyle demezler. Ya söyleyebilirdi orada görmediği zaman ifade edebilirdi. Yani benim size anlatmak istediğim şu siz eğer meclis odanızda bir tek resim asmak için de görevleri, görevleri çağırmak Hayır, zorundasınız. Gürsel Kendiniz bakın, indiremezsiniz. Gürsel Bey, Onlar arkadan özel güvenli. Lütfen bakın Aylin Nazlıaka bu iddiayı gündeme getirdi diye hatta iş Necati Yılmaz'ın üstüne kaldığı için Necati Yılmaz'la Aylin Nazlıaka ya sizi meclisi var devam ya. ederken Hakikaten, Zaffer genel merkez Bey, koridorlarında kavga etmedi mi? Sizi anlamaktan gerçekten zorluk çekiyorlar. Bak, niye mi? biliyor musun? Bak niye ne güzel Atatürk'e sahip çıkıyor. Bakın, Bak siz... çıkmanızda da yarar var. Bakın, Ama ben benim size sorduğum şu. Beni, bana yani CHP'li bir, bir milletvekilinin Zafer Bey CHP'li bir milletvekilinin odasındaki Atatürk posterini indirmesiyle ilgili bu kadar duyarlısınız da. Evet. evet. Peki statlardan havaalanlarından Atatürk'ün isminin kaldırılmasını aynı duyarlılığı niye göstermiyorsun? Aynı şey değil bir kere. Bakın aynı şey. Ay, Hiçbir ah, şey ah, yok. <laughs> şey. <laughs> hayır hayır. Siz. Doğru söylüyorsunuz. Aynı, şey aynı şey değil. Doğru söylüyorsunuz. Aynı şey değil. Olan Aynı şey değil. Yani bir, bir tarafta biteri. bir poster, diğer tarafta. Daha biteri, öyle mi? Mesela ister. bir C Bakın Gürsel Bey siz eğer CHP'nin milletvekiliyseniz Orada artık yeni şeyler söylemek lazım diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ki makam odanızdan Atatürk'ün resmini indiremezsiniz. Bu olay gerçektir. Bütün kamuoyu bunu bilmektedir. Bunu yapan milletvekili de bu dönem vekil listesine alınmamıştır. Bunu benim kadar hatta daha ben iyi tek tek siz Ben size teknik gerekçelerini anlatıyorum tek, ama siz hala aynı değil. iddia içerisindesiniz. Siz de biliyorsunuz Gürsel Bey lütfen. Peki ya. o zaman şeyi mi de yorumlayabilir misiniz? Yani havaalanından Bakın, ben Atatürk şunu Peki, statlardan ismini Yine, başka ile yorumlayabilir bir, şey bir dakika bir şey söyle. bir dakika. Şuna da bir Önce cevap şey... verir misiniz? Bir dakika bir, şunu bir anlayalım. Ben, ben konuya hakim değilim. Bir CHP milletvekili Atatürk posterini indirdi mi? Evet. Yok öyle bir şey onu anlatıyorum. Çok enteresan. Peki kim abi milletvekili kim? Şimdi bunu e, şöyle bu bakın. yıl önceki bir mesele Kabul kapandı için. mı bu mesele? Kapandı tabii. Ama ya, nasıl kapandı? Bakın nasıl kapandı? Bu iddia Hatta gündeme getiren... Naslarca bu konuyla ilgili, ihracı ile ilgili mahkemeye gitti. Mahkeme meclisteki bütün delilleri inceledi. Onu niye ihraç ettiniz? Bu iddiayı gündeme i̇ddiayı getirdiği gündeme için. gündeme getirdiği için. Asılsız bir iddiayı gündeme. Ve asılsız olduğu için. Hayır asılsız, asılsız değil. Için. Bakın Necati Yılmaz'ın, ben burada açıklamayayım belki kendisi tweet Necati atar. Necati Yılmaz niye giriyor bu işin içine? Çünkü Onu niye anladım. biliyor musunuz? İddia edilen o Necati Yılmaz'ın. O konu nerelere Öyle mi? Yazayım. Hayır bakın, Ali Nazlıaka'nın o konuyu gündeme getirmesinden sonra resmi indiren milletvekilinin Necati Yılmaz olduğu bir şekilde gündeme geldi. O da o vekilin kendisi olmadığını, başka bir vekil olduğunu söyledi ama iddia üzerine kaldığı için Ali Nazlıaka ile tartıştı. Olay budur. Necati Yılmaz'ın CHP doğrudur. Necati Yılmaz'ın evet, CHP yani Parti Zafer Meclisi... Zafer Bey doğru olduğunu iddia ediyor. Bak bu bir iddia. Gürsel Bey ben size yayından Zafer sonra Bey. Necati Yılmaz'ın parti Zafer meclislerine Bey. attığı özel bak. maili göstereceğim. O, Zafer o maili Bey. göstereceğim. Bakalım o Siz zaman bir bana olarak... ne cevap vereceksiniz bak, Zafer çok merak Bey. merak ediyorum. Bunu bir gazeteci olarak bir iddia olarak ortaya İddağı koyabilirsiniz. İddia değil bu doğru. Gözünüzle görmediğiniz, tespit Gözümle edilmeyen... resim de var. Ya montaj olan resmi siz gözünüzde Aslında nasıl yani? Zafer Bey siz Olayı bunu bana anlatır. sormuştunuz. Konumuz başkaydı. Bakın. Şimdi yarım saat Olayı değil. daha fazla şey Hayır Ahmet Bey son konu bir şey sormak ama istiyorum. Bir sürü falan... gündemde Bey, konu birbirine var, var yani. Atatürk'ten bahsediyorsunuz. Mustafa Kemal'e çefere diyen adam millet Ya yine sizin başa dönüyoruz. Yani şimdi, yani, şimdi hani bir örnek Atatürk konusunda verdiniz, hassas Zafer Bey. Zafer Bey. Bana söylüyorsunuz ya. CHP gibi. Zafer Bey. Sizin sorgulamıyorum. Size diyorum ki bu kadar bir posterin indirilmesinden bile bu kadar duyarlı Poster davranıyorsanız... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Atatürk'ün resmini indiriyorsunuz. Resmi Yeni şeyler söylemek tamam. lazım diye. Size bu duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederim. Ben size diyorum ki bu konuda bu kadar duyarlıyken aynı duyarlılığı havaalanlarından, spor salonlarından ve kamu alanlarından Atatürk'ün Atatürk'ün Atatürk isminin kaldırılması konusunda da aynı duyarlılığı bekliyorum. Peki teşekkür yani ediyorum. Yani bu kadar bence Peki, de bu tarif. Sağ olun. Şimdi gelelim ee, diğer tartışacağımız konulara. Ya şu haksızlık olmasın. Ee, Mehmet Bekaroğlu Atatürk'e kefere dedi diye bir şey vardır. Yani benim iyi bildiğim bir konu o. Söylemezsem haksızlık karşısında susan biri haline dönüşeceğim. Söylemem lazım. Şimdi adam bir makale yazıyor. Bir, bir yazı yazıyor yani. Orada böyle kendisiyle gençlik hesaplaşması yapıyor tamam mı? Hani diyor ki biz diyor şöyle yapardık, böyle yapardık, slogan atardık, Atatürk'e kefere kemal derdik, bilmem şunu yapardık filan diye bir hesaplaşma yapıyor. O yani. yani o, o Siz bunu daha evvel de en güzel ekranda açıklayan evet, yine siz olmuştunuz. Bir daha açıklayayım da. Evet yani, yani adam diyor ki yani biz böyle şeyler yaptık zamanında yani doğru şeyler değildi filan diyor. Onu yaparken de zaten İslamcı bir kimliği varken yapıyordu onu. Refah Partisi'ndeyken yaptı onu değil mi? Biliyorsunuz değil mi olayı? Faziletteydik. Yani. Fazilette evet. miydi? Yani neyse işte oralarda yaptı. Yani Mehmet Bekeroğlu'nu en şiddetli şekilde eleştirebilirsiniz ama doğru şey üzerinden eleştirelim, bilgiler üzerinden eleştirelim. Şimdi gelelim ee, yine benim çok dikkatimi çeken e, ikinci konu e, Fazıl Say konseri konusunun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trenden inenler... E, diye bir açıklama yapmış olması. Şimdi tam açı tam sözler şöyle. Siyasi siyasetin bir hasbiliği vardır. Ordu da yapıyor bu konuşmayı. Bir de hesabiliği vardır. Hasbilik ideal olandır. Ya iyi olandır. Hesabilik menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Onlar hep gölgelediler, hep lekelediler. Onlarla yol yürüyemedik. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Bunları sizler gayet iyi biliyorsunuz. Yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular. Ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler. Bu açıklama e, kimi kastediyor? Yani neyi hedef alıyor Zafer Bey? E çok açık trenden inenleri kastediyor yani. <laughs> Ordu'da yapılması ayrıca manidar. Neden manidar? Ve orada e, İdris Naim Şahin'in CHP ha, ve İyi Parti'nin Parti e, ortak adayı olarak Ona yönelik mi bu? E, yani belki bu kadar hani bir benzerlik kurmak doğru olmayabilir ama hani mekanın orada olması, daha geçen hafta az daha İdris Naim Şahin'in CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı ilan edilmesine ramak kalması, oradaki CHP teşkilatının örgütlerinin son derece haklı olarak genel merkezi karşılarına almayı siyasi hesap yapmadan siyaset yapabilme becerisini sergiledikleri için bu geri çekildi. Ee, belki de onu kastetmiş olabilir. Yine, e, Yine eksik bu konuda bir var. Sonuçlanma noktasında değildi. Öneri olarak geldi. CHP'den yetkili arkadaşımız bunu reddediyor. Yürsel Bey siz eksik bilgi diyebilirsiniz ama neyin ne olduğunu ben de biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Herkes biliyor az daha aday ilan edilecekti. Siz kendi bilginizi paylaşın. Ben kamuoyuyla kendi bilgimi Ama paylaşayım. eksik bilgi değil benim. Yani İdris İlhami Şahin'in adaylığı CHP tarafından asla kabul edilmedi. Edilmedi Çekilinden evet. Kabul Ordu kabul edilmedi. İl Örgütü evet. CHP'nin son derece, derece takdir edilmesinin öngörüyle itiraz etti. Bu adaylığı reddetti aynı şeyi söylüyorsun. Hayır hayır ramak kaldı dedi. Hayır, ramak ha, ramak kalmadı diyorsun. Tabii, tabii, CHP tamam. şey il yönetimi açıklama yaptı biz istemiyoruz diye. Doğru. Ordu'da. Yerel doğru. yönetimlerle e, ramak kalmasa e, bir örgüt genel neden açıklama yaptı. Bunlar üzerine açıklama zaten Genel merkez bunu asla görüşmeye bu almadı. almadı. Siyasette tabii neyi nasıl yaklaştığınız çeşitli aday göstermek sözlerle ifade edebilirsiniz. Seyit Torun'un adayı göstermek istemesi çok Enteresan yalnız İdris Naim Şahin evet trenden inmiş midir? Se Seyit Torun mu aday göstermek ister? O bildiğim kadarıyla bak İyi Parti'nin talebi. İyi Parti. Seyit Torun e, 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 yani orada eski o... belediye başkanı. CHP'nin CHP talebi, talebi CHP'ler bunu ne dediler? Yani Ordu siyasetinin belli ölçüde Ordu'da özellikle altın ordu dediğimiz merkezde Seyit Torun'un da ciddi anlamda bir karşılığı var. Yani e, nitekim e, orada belediye başkanlığı yaptı. Doğru. Şu anda da ee, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı <laughs> şey, Eğer aday gösterilmiş olsaydı Ne olurdu belki bunu da konuşmak yok, gerek yok, Gerekli Ama o kadar yani önemli Sonuç itibariyle e, Bu noktada sadece İdris Naim Şahin evet orada müşahhas Olarak bakıldığı zaman orada e, işaret edilen İdris Naim Şahin'dir Ancak onun dışında Trenden inen ve başka e, Bir sürü e, ismini de e, olduğunu söyleyebilir. Kimler mesela? Yani e, Sayın Gül, e, Davutoğlu, Ali Babacan, e, çoğaltabileceğimiz bir sürü e, isim. Şimdi şimdi şöyle bir durum var. E, bu bilgiyle yani Erdoğan'ın Cumhurbaşkanının yaptığı bu açıklamayla, Ordu'da yaptığı bu trenden inenler açıklamasıyla hemen hemen paralel bir şekilde bir köşe yazısı çıktı. Abdurrahman Dilipak yazdı bu köşe yazısını. O da diyor ki. Gül Abdullah Gül seçim sonuçları ve toplumdaki rahatsızlık konularını öne çıkartarak bir Anadolu turuna çıkacak. Kademe kademe Davutoğlu da, Babacan da, dün Erdoğan'ın yanında olup da daha sonra ayrılan, ayrılmak zorunda bırakılan siyasiler, bürokratlar, iş adamları da bu kervana katılacaklar. Hareket 2019 ortalarında bir aksiyon olarak başlatılsa da Anadolu'daki örgütlenme çabalarının ardından 2019 sonuna doğru ete kemiğe bürünebilir. Bakın bunlar şimdilik sadece bir iddia. İddianın muhatapları bu iddiaları doğrulamıyorlar. Ama bu söylentilerin toplumda bir karşılığı da yok değil diyor Abdurrahman Dilipak. Bu arada yine bir başka kaynağa göre Saadet Partisi'nin ismini değiştirileceği ve ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün liderlik koltuğuna oturacağı da söyleniyor. Bir başka kaynak Milliyet'te Atilla, Talat Atilla yazar, Milliyet yazarı şöyle bir yazı yazdı. Bu da çok tartışıldı. 4 ay içinde çeşitli partilerden koparılacak isimleri işaretlenmiş 55 milletvekiline Gül'ün liderlik yapacağına dair güçlü bilgilerim var diyor. Şimdi bütün bu dedikodularla, bu söylenen iddialarla, bu kulis bilgileriyle Cumhurbaşkanının trenden inenler açıklamasını aynı paralelde görmeli miyiz? Şimdi görmeli e, miyiz? Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Gül'ün adaylığı konuşulurken ben e, bir duyum almıştım ve 50 vekilin e, AK Parti'den istifa ettirilerek e, Güle destek açısından e, Saadet Partisi merkezli olarak aday yapılma e, girişimi olduğunu e, söylemiştik. Ancak orada orta aday noktasında Meral Akşener'in karşı e, duruşu ve kendisinin aday olmadığı deklarasyonu evet. neticesiyle o oyun orada belli ölçüde e, bozulmuş oldu. Yani burada çok hesap yaptığınız zaman bir yere varamıyorsunuz. Şunu soruyorum ben. Şunu soruyorum. Sorum şu. Bu dedikodular yeniden az bu hafta, geçen hafta e, bir Abdurrahman Dilipak'ın iddiası, bir PR şirketinin bilmem başının söylediği, bir köşe yazarının kulis bilgisi Bunlar bir bir ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı orduda yaptığı konuşmada trenden inenler, hasbiler, hesabiler diyor. Paralel mi değerlendirmemiz paralel lazım? Paralel değerlendirmek gerekir. Bunlar bir vaka, bunlar olabilir. Ancak geçmiş hikayesine baktığımız zaman e önce paralel mi de hani başarılı olur mu? Tutar mı? Olur mu? Olmaz mı? ayrı bir hikaye. Yani er şöyle mi oluyor acaba? Hani Erdoğan'a bu bilgiler gidiyor Cumhurbaşkanına. O da bu bilgileri alıyor. Yani orada bir kıpırdanma var. O orduda konuşma yaparken sadece İdris Naim Şahin değil tümünü hesaba katarak bir konuşma mı yapıyor? Evet yani müşahıs olan orada az önce söylediğim gibi İdris Naim Şahin'dir. Ancak onun ötesinde burada Sayın Dilip hakkında zaman zaman onlarla da muhtemelen belli bir teması görüşmeleri ve benzeri gibi şeyleri var ki bunda net bir şekilde ifade etmiş. Birçok yazılarında da buna benzer ifadeleri var. Ee, onlarla da belli irtibatın e, bilgisinde olduğunu evet. söyleyebiliriz. İsmail Bey. Şimdi bizim Türk spor basınının bir adeti var. Bir futbolcuyu defalarca farklı kulüplere transfer ederler. Abdullah bu, Gül de öyle mi? Yani bu AK Parti'den ayrılıp parti kuracaklar meselesi birazcık böyle. Ve yandan Cumhurbaşkanı'nın bu trenden inenler söyle bir de yeni değil. Daha başka örnekleri de var. var ama... Yani, yani burada şu benim, benim kurduğum benim kurduğum paralelliği siz kuruyor musunuz? E, kurmuyorum ama şu benim yapacağım. Ben bu meseleye gayet tabii bakıyorum. Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı yapmış, Ak Parti'de önemli görevler almış. Birisi artık bu bir sır da değil, e, siyasetini Ak Parti siyasetinden ayrıştırdı. Yani bunu niye okuma filan da değil. en Son kendisi bir adaylık açıklaması olmuştu. E iş bu raddeye geldiyse tabii kendi e, kanaatidir. Kurarsa bir parti kurar, seçimlere gösterir, gösterirse evet. gösterir ama şurada ben kendi yorumumu yapayım. Abdullah Gül'ün siyaset yapma tarzı çok garantici olduğu için yine futbol tabiriyle konuşayım. Ben çok olası Gör. görmüyorum ama evet. kurarsa kurar, yarışır. Halkımız ilgi gösterirse de gösterir. Şeyi de görürüz yani Türkiye'de acaba muhafazakar taban bölünüyor mu? İki farklı, farklı parti temsil ettiğinde ne oluyor? Onu da görürüz eğer halk teveccüh gösterirse. Bir tecrübede, yaşamış, tecrübede oluruz. yaşamış oluruz. Çok Güzel. büyütülecek bir mesele olduğunu düşünmüyorum ben. Evet yani aslında bu yaklaşık bir aydır hepimizin kulağına gelen meseleler. Yani hatta böyle bu şekilde bir tekliflerin şu anda tabii o yolculuğu yürütecek herhalde sayı değil. Bak bunu en iyi bilendir yani camiaya yakın olarak. Ee, teklifler gittiğini vesaireyi de duyuyoruz. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu zaman gösterecek. Ee, ama yine duyumlar o yöndeki başında Abdullah Gül'ün e, olmayacağı yani arkasından destek sunacağı yönde. E, Kim olacakmış başında? E, ya Davutoğlu ya Ali Babacan e, ikisi arasında Davutoğlu da daha yani. ön plan. Ama yani bir aydır bunlar ciddi ciddi e, konuşulan meseleler yani. Basına da demek ki düşmeye başlamış. Ben başka bir köşe yazısıyla gelmiştim aslında bugün. Mesela bu da enteresan. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski baş danışmanı Aydın Ünal Yeni Şafak'tan ayrılırken o da böyle bir yazı yazmış. Kaçışımız çürümeden, seviyenin düşmesinden, tahammülsüzlükten kaçıştır. Kaçışımız düşmandan değil, dost görünenden kaçıştır. Yani burada da anladığımız kadarıyla AK Parti içerisinde e, bu ilk yani 2007-2002'lerdeki o kadro hareketinden, bugüne gelen ve ayrılan bütün parçaların, e, tabii Aydın Bey için söylemiyorum, kişisel olarak kimler ne, nerede yer alıyor onu ben bilemem. Ama başka bir oluşum içerisinde oldukları bence de artık çok okunuyor. Yani yazı o yazıdan yazı yayı bırakıyor yani yazarlığı bırakıyor. Evet ama yazı söyledikleri yazmayı. kendi Kas. kendi camiasına bir mesaj. Tabii, tabii. Yani açık Peki. bir mesaj. Şimdi Necati Yılmaz Bey bir mesaj atmış. Savunma <laughs> hakkımı kullanıyorum diye. <laughs> ne diyor? Siz, siz <gülüyor> size <gülüyor> söylesin. yazılı. Yaz, 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 yalnızca o mesajı atmış. Yani herhalde kendisi bağlanmak istiyor. Ben o bilgisini. Yok paylaştım. Necati Bey lütfen e, açıklamanızı yazın. Ee, ne kadar uzun olursa olsun okuyacağım. Ee, bizim bir prensip kararımız var çok uzun zamandır uyguluyoruz kusura bakmayın. Telefon bağlantısıyla açıklama almıyoruz ama e, yazıp gönderirseniz mesaj olarak mutlaka okurum baştan sona vurgulu bir şekilde hiç merak etmeyin cevap hakkına saygı en büyük e, özelliğimiz özen gösterdiğimiz özelliğimiz diyelim. Devam edeyim mi? Lütfen. Şimdi tabii burada altı kişiyiz. Şu anda e, siyasi kimliği olan e, ve kurumsal e, bir ünvanı olan tek kişiyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olarak. E, ben bu konuya girmem mi diyeceksiniz? Partinin nasıl kurulması, <laughs> kurulacağı, neler yapacağı konusunda benim yorum yapmam çok doğru değil. Ama ben e, trenden Sevin... inme meselesiyle ilgili... Ay, yapabilirim. Bir dakika, sevinir misiniz bir CHP milletvekili olarak? Ne güzel işte bölünüyorlar. Yo, bizim Abdullah. bilgimiz dışında, ne yaparlarsa yapsınlar. Yani geçmişte birlikte binmişlerdi trene. Ne zaman kimler de inirse, onlar kendi meseleleri. Bizim meselemiz değil. Ama sizin genel başkan da Abdullah Gül'le arada... Yok yok, şey değil. Yani genel başkanımızın nezaket ilişkileri doğrultusunda, yani bir tek Abdullah Gül'le değil, yani Sayın Cumhurbaşkanı da işte 15 Temmuz'dan sonra e, Külliye'de bile görüşmeye gitti. İhtiyaç duyduğu zaman, ihtiyaç duyduğu her konuyla ilgili... E, görüşmesi de gayet doğaldır. Sonuçta ana muhalefet partisinin evet. genel başkanıdır. Aslında başka yönüyle bakmak lazım bu konuya. Gizli ee, ama görüşmeler. Yok yok. Bir ay sonra çıktı ortaya. Yok ben onların doğruluğuna inanmıyorum. Şimdi Ahmet Bey birincisi trene nasıl bindiler? Önce onu konuşmak lazım. Neyi konuşmak lazım? Trene nasıl bindiler? Yani Bugün Sayın Cumhurbaşkanının bahsettiği arkadaşlarıyla birlikte ifade ettiği imayla binmekten bahsetmiyor, inmekten i̇şte bahsetmiyor. önce nasıl bindiğini anlatacağız ki sonra nasıl indiğini, niye indiklerini anlatmak. Ama şimdi bu çok uzayacak o. Hiç uzun yani... değil. İki dakikada toparlayayım. parti birincisi... kimliği var ya, bir şey söylemesi lazım Sayın. Bak, yeni oluşumla ilgili bir yorum yapamam. Ama yaşanan bir siyasi gerçekle ilgili Ama kendi bir değerlendirme yapabilirim. O, kendi parti içi adamlar beraber parti kurmuşlar, sonra yolları ayrılmış bir kimisi. Bu kadar sürede anlatmıştım. Buyurun. Şimdi birincisi 2001 yılında Fazilet Partisi içerisindeki genç Ama bir kadro hakikaten çok o, gereksiz bir hayır, 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 detaya boğulacağız. I, kesinlikle değil. Bir iki dakika müsaade edin. Bu müsaade etmek yani istemiyorum çünkü gelilikçiler, yani yenilikçiler Fazilet Partisi Yani çıkarak bir parti kurdular ve yola birlikte çıktılar. Tamam. Abdullah Gül sonra Abdullah ayrıldılar. Tişener. Bitti bu hikayede bizim yapabileceğimiz şey zaten istiyor. şu. Yani AKP'yi kurarken bir kadro, bir kitle partisi olarak tamam, kurdular. Bir inanç, bir değer partisi olarak kurdular, bir ideoloji partisi olarak kurdular ama zaman içerisinde lider endeksli bir lider partisine dönüştüğü için o trenden tamam. indirildiler. Yani tamam. inmek zorunda kalmadılar, inmediler, indirildiler. Ha bundan sonraki süreçte de doğal olarak uzun, uzun tartışmak Ne yapacakları, Tarafları ne yapacakları yok. kendi meselesi. Yani ben şunu anla anlatmaya çalışıyorum. Ee, ya bu bunlar trenden indiler de iyi mi ettiler, kötü mü ettiler, başarılı mı? Bunu değil. Daha çok habercilik açısından hani bir tür e kulisleri yoklamaya çalışıyorum. Var mı bilginiz? Sizin var mı? Onlar Onu anlamaya çalışıyorum. Yoksa bir değer hükmü veremem. Çünkü zaten olgusal olarak ortada böyle bir hareket yok. Yani adam çıkmış ben başlattım bu hareketi diye bir şey dememiş. Tamam bu hareketin varlığı hiçbir şekilde bizi ilgilendirmiyor. Ha, o, belki, Teşekkür ederim. Şimdi bu tabii trenden inenler binenler meselesi belki Abdullah Gül ve Saadet Partisi içerisindeki girişimine yönlendirilebilir. O konuda anlaşılabilir ama başka şekilde de anlaşılabilir. Belki ben biraz daha seçim çalıştığım için daha sağda olduğum için seçim düşünüyorum. Aday göstermelerde ve aday belirleme sürecinde memnun olmayan çok büyük bir kesim AKP'li var. Şimdi e, baktığınız zaman bu seçimlere damga vuracak üç tane özellik var. Bu birincisiyle alakalı. Burada iktidar olsun, muhalefet olsun, AKP'ye de oy veren, CHP'ye de oy veren seçmenin kendi stratejisi var. Ve parti içi muhalefetlerin de kendi stratejisi var. Dolayısıyla bu geçtiğimiz günler içerisinde... Uyarı. Aynen öyle. Bu uyarı, Erdoğan'ın uyarısı. E, mesela AKP icraatlarından memnun olmayan... E, ekonomik durumu doğru bulmayan ya da parti yönetilme şeklini duygu, uygun bulmayan bir takım AKP'ler hem parti içindeki görevlerinden ayrılıyorlar hem de e, seçmen olarak başka birine oy vermekten. Ama daha çok seçmene çünkü. yönelik değil gibi geldi. Şimdi e, ona geliyorum. E, mesela Antalya'da il örgütünde 300 kişi istifa ederek iyi partiye geçti AKP'den. Balıkesir'de 50 kişiye yakın bir grup istifa ederek oraya geçti. Bunları da kastetmiş olabilir. Yani sadece tepe hı hı. üzerinden değil parti içerisinde de homurdanmalar çok fazla da, e, e, ve AKP seçmeninde de homurdanmalar. İl teşkilatlarında fazla. falan var. Aynen öyle. İlk Peki Kemal Bey var mesela Altılıtı Şener CHP'ye geçiyor. Abdullah Gül Kemal Bey ile görüşüyor. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bazı e, toplantılar. Ya yani. AKP mi konuşuyor? Yani, AKP mi konuşuyor? CHP <gülüyor> olmasın. Döndük <laughs> dolaştık. İyi durumundalar. Bu kadar olur. CHP var. Peki. Yani, <laughs> Şener yoksa ne yapacaktı? Peki. Yani Peki. olacaktı? Peki. Kürşat Tüzman kim? Siz biliyorsunuz. Ertuğrul Günay kim? Ertuğrul Günay kim? Bunları söyler misiniz? Kürsel Bey bakın. Hüseyin 16 Çelik kim? Erkan Mumcu kim? İktidarda olan yani bir partide şeydi, elbette ki görev değişti. E, olur yani, yani bunda görev değişikliği değil. Numan şimdi yani ben, başka Numan partilerden kim? Numan partilerden AKP AK Parti, genel başkan vekili. Has Parti nereden genel, genel başkanı değil miydi? Bu, bu nereden geldi? Abdullah nereden geldi? Abdullah denk olan tek kişi Ayşenur Bahçe'nin arkadaşlar siyasette dönem Ertuğrul Siyasette dönem dönem bu tür yani milletvekillerin yani. tercihleri farklı şekilde olabilir. Evet olabilir. Hani şimdi hanımefendinin söylediği gibi homurdanmalar var. Ben size öbür taraftaki homurdanmaları anlatsam. Ondan da bahsedeceğim. Sen Ondan da bahsedeceğim. AKP'yi konuştuğumuz için AKP'yi konuşuyor. Ama siz bir yank olarak yorumuna konuşmak Yorumuna konuştu dille cevap verebilirsin. Ama CHP örnek vererek... <laughs> anlatım yapman, konuşma yapman, değerlendirme yapman doğru değil. yani her i̇şte... en ufak şey de CHP. Hayır. Ya CHP'de Abdullah Tüşen Başka söyleyin. Ben size şimdi AKP'den ilk adam sayacağım. Söyle. Mehmet Bekiroğlu var. İki. Başka. Çok var yani. Söyle. Söyle. Çok değil. Söyleyin. Başka. Ben, e, çok isim söyle, vermek istemiyorum. de söyleyin. söyleyin. Var. Siz daha iyi bilirsiniz. Söyleyin. Ben şimdi size söyleyeyim mi? Hüseyin Çelik nereden geldi? Kürşat Tüzmen nereden geldi? Numan Kurtulmuş nereden geldi? geldi? Merkez sağ. Abdullah Kadir Aksu nereden geldi? Hepsi merkez sağ. Süleyman Ağazı Soylu abi. nereden geldi? Bak merkez sağ diye bir şey Önemli yok. Farklı siyasi parti. Yani. Olmaz yani. olur mu? Farklı siyasi parti. Şu an Türkiye'de merkez sağ. Arkadaşlar. Olan Sonuçta hepsi farklı bir siyasi parti. Muhtemel Hepsinin muhtemel farklı bir programı tüzüğü var. Yani bu olabilir. Onu geleceğiz. Burada da konuya da geliyorum. Karşı da çıkmıyorum. Ama, ama, ama siz bu örneklerin ufak bir eleştiri de bu kadar tepki göstermeniz yani ben Ya niye her şeye CHP örnek vermek zorunda mısınız Zafer Bey ya? Her şeye siz siz de AK Parti örnek veriyorsunuz. Bak ben CHP adına konuştuğum zaman bir siyasi olarak örnek verebilirim. CHP örnek verdiğiniz zaman ben de AKP'ye örnek veririm. Ama siz arkadaşımızın hanımefendinin bir siyasi parti üzerinden CHP üzerinden yapmamış olduğu bir konuşmayı getirip CHP'ye bağlamanız doğru değil. Bak iki tane söylediniz. Üçüncüyü söyleyin. Yok ama ben size 10 tane 15 tane sayıyorum. E canım CHP ile AKP arasında o kadar Arharca fark olsun. Ayrıca bu da doğaldır yani. Bey, ama doğaldır diyoruz zaten. Tamam. Ama tartışma ya çok arkadaş bu da ayrıca A doğaldır, hiç doğaldır diyorum. Ben. Ben. Hiç bu da, da doğaldır hiç diyorum. Peki diyorum. Yani çok AKP teşekkürler. AKP'ye gitmesi de doğaldır. Pardon? gitmesi de doğaldır. Ne yapabilirim? Susun mu diyeyim? Hayır hayır tren meselesini konuşuyoruz da Konu... burada söylenecek daha çok şey Her var. Her şeyi konuşuyoruz işte. Beyefendi söz aldı ve konuşuyor. Yani ben ne yapabilirim? Hayır yani? hayır beyefendinin konuştuğunu söylemiyorum. Hayır CHP'le ilgili bir yorum yapılırsa bir doğru, doğru tren, Evet tren konusunu konuşuyoruz. Yani ama Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını konuşuyoruz. Burada AKP konuşuyoruz. içerisindeki rahatsızlıkların birkaç boyutu var. Ama şimdi, bunun bir de bahsettikleri gibi CHP versiyonu da var. Oraya geldiğimizde onda da konuşmak şimdi, isterim. Siz, siz söylediniz değil mi söyleyeceğinizi? Ee, bir şeyler daha eklemek isterim ama neyse şimdi. Yani... Devam edeceğiz. Bir daha seçimleri konuşacağız. Seçimsel. Seçmen huzursuzlukları var dediniz. Onları ayrıca Başlar. konuşacağız. Merak etmeyin yani. E, belli bir sistematik içinde gidiyorum. Şimdi bu yine bir başka konu var. Melih Gökçe'nin MHP'de siyaset yapacağına yönelik bir iddia ortaya atıldı. Ahmet Bey şimdi az önceki konu konuda trenlerindenler meselesi o bahsettiğimiz makaleler. Ben bunu bir haberci gözüyle şöyle söylüyorum. Her zaman bunların müşterisi vardır. Abdullah Gül parti kuruyor, Melih Kökçek MHP'de siyaset yapacak. Haber değeri vardır. Sabahları gündem toplantısında oturduğunuzda önünüze böyle bir köşe yazısı ya da haber geliyorsa değerlendirirsiniz. Çünkü okuyucunun e, ilgisini çeker. Ama e, ben bir önceki konuda, bu konuda çok ayakları yere basan örnekler değil bence. Ben hani Melih Kökçek'in de işte seçimlerden sonra MHP'de siyaset yapacağını, bu arada Tarı Tatı'yla benim çok sevdiğim bir dostumdur. Onu eleştirmek anlamında O söylüyorum. yazmış zaten bunu. Ha, e, yani... Benim bakış açımdan bence e, olacak iş değil. Olacak iş değil gibi görünüyor. Belki şunu konuşabiliriz. Yani e, Türkiye'de gerçekten tabanda yani çünkü benim hep bu tür hareketlere mesafeli yaklaşırken dayandığım bir yer vardı. O da şu siz tavanda bir şeyleri çatarsınız, derersiniz ama tabanda bunun karşılığı Var mı? Var mı? Yani Türkiye'de. O ayrı bir konu. Ben hani Gökçek'le ilgili var mı sizin söyleyeceğiniz bir şey? Ya, yani Sayın Gökçek siyasi olarak parlak bir figür. Yani ben AK Parti'deyim devam edeceğim de diyor. Öbür taraftan bir ara adı MHP ile birlikte adaylık konusunda anılmıştı. Şeref duyuyorum dedi. Yani Gökçek'ten bahsediyorsak beğenirsiniz beğenmezsiniz ayrı konu ama onun bir siyasi şeyi var. Ne diyelim karizması mı diyelim etki alanı mı var diyelim. Yani bunları da o minvalde değerlendirmek lazım. Şu yani Sayın Gökçek bu saatten sonra MHP'de şey yapsa, e, siyaset yapsa bu sıradan bir hadise değildir. Şüphesiz kendi çapında bir kitlesi olan, takipçileri olan birisidir. Ama bu nerede ortada Cumhur İttifakı diye bir şey varken bu ne kadar mümkün? Sayın Gökçek bunu ister mi? O istese MHP Bayağı tartışmalı. ister mi? Onlar çok tartışmalı. Bilmiyorum, geçer mi Gökçek böyle bir şey yapar mı? Ee, ben siyaseten artık e, Sayın Gökçe'nin torun sevme zamanının Geldiğini düşünüyorum uzaktan e, Destek vermesi Uzaktan siyaset yapması Destek verdiği partilere de e, Kendisine de daha çok hayır getireceğini Düşünüyorum nitekim daha önceden ba Başka bir şeyde programda Bir tartışma konusu olmuştu e, Farklı şekilde cevap Verildi o şeylere tartışmalara da çok Girmek istemiyorum biz Ankara'da birçok araştırma yapıyoruz. Biz Ankara merkezli bir araştırma firmasıyız. Türkiye genelinde birçok yerde araştırma yapmakla birlikte Ankara'da da sürekli Ankara'nın nabzı isimli bir araştırma yapıyoruz. Oradaki e, Ankara'nın yerel siyasi dinamiklerini, Ankara'nın trendlerini de yakalamaya çalışıyoruz bu anlamda. Oradaki bir araştırmamızda e, belli ölçüde bir e, Melik Gökçek karşılığının da olduğunu, bir evet bir tabanı var. Ancak %80'ler civarında da bir Melih Gökçek tabanlığı oluşmuş durumda. Yani birkaç seçimdir... Yani şu mu yani yirmi destekçisi var, yüzde %80 %80'de karşıtı mı var? Destekçisi yani MHP ile gündeme geldiği tekrar siyaseten birazcık işte acaba aday olur mu falan diye tartışıldığı bir dönemdeki bir araştırmadan bahsediyorum. Onun öncesinde yani de... Soru ne onu anlamadım ben. Yani Melih Gökçek Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin ortak Ankara Belediye Başkan adayı olursa. Hayır, e, aday olursa oy verir misiniz, vermez misiniz? Oy veririz diyenler 20. E, mi oy vermem diyenler 82, veririm diyenler 18. Şöyle ifade edeyim. Gökçek hani hem itme hem çekme kabiliyeti olan birisi. Ama hani çok keskin bir şekilde mesela AK Parti'nin aday olursa Gökçe'ye oy vermeyeceğim diyen AK Partili de var. Ya da AK Partili olup Gökçek başka bir partiden ya da bağımsız aday olursa ona oy veririm diyen bir Muhakkak kitle de vardır var. da oranları önemli. Eğer %18'de 82 ise bayağı itme gücü çok daha fazla. Daha, bu, Ama bunu şöyle bir fark ediyorum. Üçüncü bir partiden ya da bağımsız olarak Ankara'ya aday olsa Ankara'daki her parti için yani Mansur Yavaş için de. Yani cepte kaç oyu var bu adamın? Içinde? %5 civarında mesela cepte Melih Gökçek e, siyaseten başarılı. E, işte istifa edip e, bir tarafa Yüzde de çok az oldu ya yüzde beşler civarında yaptığım, şunlu, ya, değil. yaptığımız tamam, araştırmalarda özür dilerim yaptığımız araştırmalarda işte kimi görmek istediğiniz istersiniz diye sorduğumuzda yüzde beş çıkıyordu e, az bir oran değil ama e, yüksek bir oranda değil Ta, herhangi bir seçimi alabilecek potansiyelde bir aday değil baz e, etkileyebilecek baz oran ne demek ya yani de... şu demek e, eğer Melik Gökçek iddiasını ortaya koyup çıksa ve kampanya yapmaya başlasa bunun nereye kadar marjı olduğunu da bakmamız lazım. Şimdi ben e, Hilmi Bey e itiraz anlamında söylemiyorum da hani Melih Gökçe'nin Ankara'daki etki alanı e, potansiyeli e, %5'le ifade edilemez. Yani göz ardı edilecek bir e, faktör değildir Melih Gökçek Ankara seçimlerinde. Ki zaten AK Parti de göz ardı etmiyor. Onun da ben başka bir siyasi partiden gidip siyaset yapmak gibi bir düşüncesi olduğunu da sanmıyorum. En azından yani şunu bir söyleyeyim bir... çok net bir beyanı Ar var son Cumhur beyanı. Cumhur İttifakı'na bağlı olduğunu söyleyeyim. ifade ediyor. Yani Melih Bey 30 31 Mart seçimlerinde Sayın Öz destek manasında şu anda çalışıyor. Önümüzdeki süreçte de daha aktif bir şekilde çalışmaya devam edecek. Peki aktif bir şekilde Gökçek Öz destek verirse itme gücü nedeniyle var olan o potansiyeli nedeniyle Özaseki'ye bir antipati de kazandırabilir mi Hilmi Bey? E, belli ölçüde kazandırabilir. Sempati e, kazandırabilir mi? Yani belli ölçüde kazandırabilir. Et, hayır, etkili olduğu bir Hayır, etkili olduğu şeyler var, alanlar var tamam. Melik Gökçeğin. O, o alanlarda kalırsa. O, o alanlarda etkisi olabilir ancak genel olarak bakıldığı zaman e, yani istifa ettikten ya da ettirildikten sonra bir itibar anlamda zarar görmüş birisidir. Dolayısıyla bu noktada bunu da dikkate almak gerekir. Yani bu ben, çıkan oran... Şey ben de katılmıyorum Çünkü Melih Gökçek şey yaptı yani süreci sabote edebilirdi AK Parti açısından Aa, o, daha o, sorunlu hale getirebilirdi. Hayır ede, edebilirdi elbette ancak bunu da olgunlukla o, karşıladı. Bak, Partisine abi, de eee partisinin, yani şu partisinin benim demek istediğim şu. Özür dilerim. Pardon. Partisinin kararına saygı gösterdi ve Cumhur İttifakına bağlı olduğunu her şekilde söyledi. Ancak tüm bunlar doğru olmakla birlikte benim az önceki söylediklerim de e, bir tespit. Peki. Şimdi başkente uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış, AK Parti'nin kuruluşunda bulunmuş birisinden bahsediyoruz. Kuruluşundan, kuruluşundan, sonra, kuruluşun, ha, kuruluşundan sonra sonra geçtim. ciddi bir şarkla <laughs> bir şeyi var. Bir çekim alanı ve bir itme alanı olduğunu söyledik. Şüphesiz siyaset bilen birisi ama şeyi de göz ardı etmemek lazım. Belki bu trenden inme meselesiyle de bağlantılı. Nasıl ortaya çıktığınız önemli. Tam şu hamlede kalkıp bunu gerekçelendiremezseniz seçmene sadece ben belediye başkanı olmadım noktasından harekete çıkarsanız bu aslında o Hilmi Bey'in bahsettiği itibar kaybını tam olarak anla, sağlayacak bir anla, şey anla. olur. Ha yaparsa. Yaparsa. Ama ya dediğim gibi Gökçek de bunu yapacak kadar tecrübesiz bir birisi gibi bir bir e, bir Galiba bir de, şunu da beyanı var. Hani onu da hiç es geçmeyeyim. Şunu da hatırlamak lazım. Yani Melih yani tırnak içinde bir itibar kaybı eğer söz konusu olduysa görevden alınmasıyla e, veya istifa ettirilmesiyle e, Bahçeli'nin ee, Tekrar beni, o itibarı belli ölçüde kazandı. kazandırdı. Evet. Hem Bahçeli hem evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan evet. ikisi de. E, ortak açıklamalar yaparak benzer açıklamalar yaparak hani Melih Gökçe'nin o şeyini ama biraz kazandırdılar. Bu bu durum o yani seçti kalktım Bizim, o zaman. Kalkmadı onu bilmiyoruz. Yani Şimdi hem bakıyorum. itibarını iade ediyorsun ama hem de adamı belediye baş halkın seçtiği belediye başkanını görevden onu alıyorsun. Ben bilmem onu siz bileceksiniz. her i̇şte arkadaşlara soruyorum. Şimdi, yani burada bir e, bakın bak, geçen hafta da aynı şeyi söyledik yani bu bir algı operasyonudur. Yani işte Melih Gökçek burada Sayın Ösesekin'in yanında durursa bu ona oy kaybettirir tezi Tamamen bir algı operasyonudur. Zaten Melih Gökçe antipatı duyan insanların o bu seçimde Ösesekin'in yanında değil diye AK Parti'ye oy verecek bir durumları yok. Bugün Melih Gökçek güçlü bir siyasi figür olmasa biz bu programda 10 dakikadır konuşmuyor konuşuyor olmazdık. Doğru. Yani ne Doğru. yapacak, nerede duracak? E bu bile başlı başına bir gösterge. Hakikaten öyle ama şeyi de düşünmek lazım. Hani siyasi, Siyaset analizi yapan bir insan... Ee, hiçbir algı operasyonuna falan başvurmaksızın, hiç öyle bir niyet taşımaksızın şunu düşünebilir. Yani Gökçek, e, Öz Haseki ile kol kola müthiş bir seçim çalışması içerisine girerse mi AK Parti açısından, Öz Haseki açısından daha iyi olur, girmezse mi daha iyi olur? Bu tartışmayı yapmanın ille de art niyetli bir tartışma olduğunu da düşünmemek tabii, lazım. Tabii, tabii, yani tabii. Çünkü e, ben gerçekten kestiremiyorum hangisi yani Gökçek geride kalsa belki seki için iyi de olmayabilir. Bilmiyoruz. Yani siz şöyle söyleyeyim siz biz bu Ankara'da önce... Ankara'da yaşayan insanlar olarak ve e, Ankara'nın böyle mütevazi semtlerinde yaşayan bir insan olarak söyleyeyim. Oralarda da Melih Gökçek'in çok ciddi bir etkisi, etkisi var. Yani evet. siz bakmayın o sosyal medyada o, o eskiler, kenarda durursa diyorsunuz. Hayır Gökçek kenarda durursa aleyhte olur diye. Aynen öyle olur. Bir de şu var unutmayalım yani bahsettiğimiz kişi 25 yıla yakın bir süre Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış yok teşekkürler. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bu konuyla siz bu taraftan ilgili. Da ee, şimdi aslında bu Gökçek denilince görevden almalar konuşulmadan eksik kalır. Yani belediye başkanlarının görevden alınması gerçekten bir siyasi travma yarattı. Yani belirli bir sebep gerekçe vesaire varsa hukuki ona hepimiz tabii ki saygı duyarız. Yani ortada işlenmiş bir suç vesaire varsa. Ama tabii bunlar beyan edilmediği için. Ee, seçilen belediye başkanlarının ansızın bir de yani çok önemli İstanbul yani orada da yıllardır hani Kadir abi diye e, takdim ettikleri ve o da bildiğim kadarıyla çok uzun yıllardır belediye başkanlığı yapan yine Gökçek öyle birçok ilde böyle alındı. Şimdi ben meseleye şöyle bakıyorum bu ciddi bir siyasi travmaydı aslında o insanlar için de öyleydi yani belki onlar biliyorlardır bilmiyorum gerekçeleri belki bilmiyorlardır. Evet nereye varacaksın? Şunu söyleyeceğim bir tek yani diğer hepsini bir şekilde AK Parti e, örtebildi diyeyim yani bir tek Melih Gökçek meselesi bence e, bir sendroma dönüştü. Yani bunu görmek lazım. Yani hala daha konuşuyorsak Gökçek sendromunu demek ki. Orada hala daha bir doldurulamamışlık var. Yani ya artık yeri mi dolamadı ya onun o etkisi mi çok yüksek bilemiyorum yani oradaki şeyi. Ben de anlamaya çalışıyorum yani kaç puan getiriyor, kaç puan götürüyor. Ama hala daha AK Parti içerisinde bu kadar çok konuşturuyorsa kendini demek ki bir şey var ortada peki, yani güç evet, olarak. Evet, evet peki çok yani teşekkürler. Yani orada aslına bakarsanız siz bir köşe yazınızda bunu dile getirmiştiniz şeyde yani. Bir kenarda uzaktan destek verse mi yoksa olayın içerisine mi girse eee tartışmasını evet. bu noktada ben eee şey açısından eee açısından bakıldığında daha geride durmasının daha çok fayda sağlayacağını e, düşünüyorum. Tamam, yani onu şeyler göreceğim. araştırmalara dayanarak söylüyorum. O artık kendi bilecekleri için, yani kendi partileri. E, elbette. Kendi arkadaşları yani, yani oturacaklar, konuşacaklar, kendi kararları. Bize ne yani? Daha geride durması sadece Mansur Yavaş'ın Yavaş işine yarar. Ee, onda bir ya da de, tersidir. Evet, siz evet. de bu görüşünüzü söylersiniz. Ee, ama takdir onlarındır yani. Bize ne? Biz mi adamlara kampanya yaptıracağız? Şimdi Muharrem İnce konusuna gelmek istiyorum. Şöyle bir açıklama yaptı Muharrem İnce. Dedi ki: "Adana'yı, Mersin'i, Bursa'yı, Ankara'yı, İstanbul'u CHP alırsa, yani biz alırsak diyor İnce, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi de erken alınır. O zaman ben Cumhurbaşkanı olurum." <laughs> diyor. Niye güldünüz? Ee, yani biraz amiyane olacak o tabiri kullanmak istemiyorum. Tavuk ve darıyla ilgili bir şey vardır. Anlayan anlamıştır ancak yani e, sonuç itibariyle Muharrem İnce'nin e, belli bir yere getirdiği bir e, o oranı var. var, potansiyeli var. Ancak o potansiyel şu an ne kadar muhafaza ediliyor derseniz o potansiyel büyük ölçüde ben onu sor e hayır şu, şu şunu şu yok mu mesela gerçekten Adana'yı Mersin'i Bursa'yı Ankara'yı İstanbul'u alırlarsa e inceye günde olmaz mı? Ben araştırmalardan e e araştırma ben ne olacağını söyleyeyim mi? Kılıçdaroğlu o kadar kuvvetlidir ki Muharrem İnce'yi partiden ihraç eder. Hayır yok. 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 kesinlikle. <laughs> yani. Bakıyorum ben Ahmet yok. Bey müsaade ederseniz ben birincisi Muharrem İnce'nin bu açıklamasını siyasi ve stratejik olarak doğru bulmuyorum. Niye, Niye doğru, doğru bulmuyorsunuz? Onu anlatayım. Çünkü bu seçim, yani ülkemizde iki seçim var. Genel seçim ve yerel seçim. Yani genel seçimde sonuçları neye verileceği bellidir. Yerel seçimde sonuçları neye verileceği bellidir. Yerel seçim sonuçlarına göre genel seçim şekillenmez. Yani 7-8 ay önce yaptığınız bir seçimi yerel seçim sonucuna göre bir erken seçim beklentisine sokmak ve e, mevcut değişiklikle ilgili bir bilgi oluşturmak, bilgi kirli oluşturmayı siyaseten doğru bulmuyor Çok doğru. Bu stratejik bir şey de değildir. Davranış şekli de değildir. Bu daha çok bir beklenti üzerine siyaset yapmanın kurgusunu oluşturmaktır. Yani Muharrem Bey gibi e, siyasetin çekirdeğinden yetişmiş profesyonel bir siyasetçinin bu açıklamayı nasıl yaptığını da hayretle karşılıyorum. Asla ve asla yerel seçim sonuçları genel seçim sonuçlarını etkilemez. Yani çünkü 7 ay önce yapılan bir seçim var. Yeni bir sistem var. Yeni bir parlamento var. Bu en azından e, yerel seçimlerin etkileyeceği sonuçlarla değişecek ve öykene alınacak bir seçim Peki değil. ama siz e, diyelim ki Farz-ı muhal büyük başarı sağladınız. Olabilir. Partiniz. Olabilir. Bunun bir siyasi sonucunu dile getirmeyecek misiniz? Bu hükümeti halkımız hükümete işte artık bu güven oyu vermemiştir. Güvensizlik göstergesidir bu. Dolayısıyla derhal seçime gidilmelidir demeyecek misiniz? Demeyeceğiz. Demeyeceğiz. Evet, demeyeceğiz. Şundan dolayı demeyeceğiz. E siz bunu gürsel Erol ben olarak kendi mı adıma söylüyorsunuz söylüyorum. Yani? yani genel olarak genel başkanımızın açıklamaları ve parti yetkililerimizin açıklaması da bu. Yani bu seçimler genel Zaten seçim değil. Video, video olarak kaydediliyor. Edin edin. Şeyden <laughs> sonra. Edin. Hani eğer öyle bir söz konusu. Yani bu doğru olsan. değil. Niye? Çünkü 1989 yerel seçimlerini hatırlayın. Yani 67 ilin 40'ını. Benim bildiğim Türkiye siyasi tarihinde bütün yerel seçimlerde eğer muhalefet başarı kazanırsa o iktidar tartışmalı hale bu tam muhalefet tersine. tarafından getirilmek tam istenir. Tersine, tam tersine istenir. hükümetin, iktidarın daha dikkatli, daha disiplinli, evet. ortamı daha da e, yumuşatacak bir siyaset izlemesini Bakın yani ama yani. bahsettiğimiz böyle az buz bir başarı değil. İlleri yani alıyorsunuz yani evet. Bu illeri alan hani işice, AK Parti filat yapmayalım ama bu tabloda isimleri bir yan için unutalım. Bu illeri alan bir parti olursa hani ben demin birazcık esprili bir şekilde söyledim Sayın Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi ihraç eder siyaset yeniden design olur. Yani orada başka bir Kılıçdaroğlu olur. Yani bu Tabii söz, ki o zaman Abdullah yani Gül de parti e, kurar. Kurar. Yani her şey gündeme <laughs> gelir ama ya. allak bullak olur. Ya belki de olur. <laughs> hayır, olur onu bilmiyorum. Bak herhalde siyaset niye allak bullak? da gel dedi normal normalleşir. Normalleşir. Bir siyasetle denge gelir yani yerel seçim sonuçları arkadaşlar allak bullak olur derken hani kötü olur, berbat olur anlamında söylemiyorum. Siyaset yeniden dizayn edilir. Yani kalkantı olur. O anlamda söylüyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Seçmen oyunu kullanmadı şüphesiz. Ama bu bugünkü tablodan da yani mümkün olmanın çok çok ötesinde. Yani böyle bir tablo çıkarsa ne yapacağız? Saygı göstereceğiz. Evet, Milli irade öyle demişti. Veyahut yani. göstermesek ne Ahmet Bey, 1989 bunun örneğidir. 1989 yılında 67 ilin 40 ilini SEP almıştır. Ama seçimler 1994 yılında yapılmıştır ve genel. 94'e kadar da hatırlayın e, Turgut Özal için 21.80'in Cumhurbaşkanı demiştir. Evet. E, ama yani bu, yerel, yerel seçim sonuçları doğurmuş. genel seçim sonuçlarını etkilemez. Ama hükümetin daha dikkatli, daha disiplinli davranmasını sağlayabilir. Tabii, tabii, tabii bu, burada, burada ve gerçekten, yerel, gerçekten yerel seçim sonuçlarının iktidar değişikliği ile ilgili söylem de doğru değil. Bir şey var. söyleyeyim burada e, burada Belediyeler el değiştirebilir, başka partiye geçebilir ama burada belediye meclisinde nasıl bir oy oranı çıkacak? E, bu önemlidir. Belediye meclisinde... Bey, o çok önemli değil. Yani kazandığınız yok, belediye ve kaybettiğiniz ben size belediye üzerine değerlendiriyor. Büyük, yani büyük or oranda katılıyorum. Yani Ancak belediye ben... aldıktan sonra mesela Ankara'yı Mansur Yavaş aldığı zaman belediye meclisine <laughs> kaç üye seçilmiş de kimse bakmaz. <laughs> tamam ben başka bir şeyden bahsediyorum. Buna bakılır. Başka bir o şeyden bahsediyorum. Yani orada... Orada, orada seçmen Yerel seçimlerde stratejik oy kullanıyor. Gidiyor belediye meclisinde. Evet, işte. Bu arada e, partisine... İlgi Kökçek'ten bir açıklama var Hilmi Bey size. E, partisine oy kullanıyor. Dinlemek dinlemek şey galiba değil mi? İlçede başka bir Hayır. partiye, Büyükşehir'de de başka bir partiye oy verebiliyor. Size diyor ki Hilmi Taşdemir, Optimal Araştırma Şirketi'nin sahibi. E, kendisi diyor e, Mansur Yavaş'ın <laughs> Mansur Mansur Yavaş kendisinin nikah şahididir diyor. Doğru Arada Doğru. söylemiştiniz e, cümle, ale, cümle alem biliyor bu şey değil gizli bilgi değil Yani diyor taraflı yorum yapıyor anladın. Taraflı yorum yapmıyorum yani araştırmalarım var Ona göre yorum yapıyorum Peki hanımın tarafından şahit bile Hayır yani e, benim şahidim Ben e, Mansur Yavaş'la geçmişte çalıştım Yani sonuç itibariyle bunu saklayacak bir durum yok Yani sonuçta e, Veriler üzerinden konuşuyorum Sayın Gökçek'te yapmış olduğu bir atmış olduğu bir tweetle bizi itham eden bir şey iddiası olmuştu. Biz 27 yıldır namusuyla, ahlakıyla, emeğiyle çalışan bir araştırma firmasıyız. Sadece bizi değil, tüm sahada çalışan anketörlerimizi herkesi itham etti. Biz ahlakı yaptığımız iş açısından temel prensip olarak görüyoruz ve bu çerçevede çalışıyoruz. Eğer elimde böyle bir veri olmasaydı Gökçek'le ilgili böyle bir açıklama yapmazdım. Kimseyi sevmek zorunda değilim ama herkese belli ölçüde saygım var. Benim de namusum rakamlarımdır. Bu rakamlara bakıp ona göre hareket ediyorum birkaç söyleyecek bir şeyim olabilir. Ee, tabii büyük şehirlerin el değiştirmesi çok önemlidir. Ee, seçim ortamına tekrar ülkeyi sokmak için ama yeterli değildir. Ee, Muharrem İnce'nin sözüne tekrar dönüyoruz. Evet, deniyoruz. evet. Ee, özellikle hani bu kadar uzun listeye de gerek yok. Çünkü zaten bu illerin bir bölümü CHP'nin elinde olan illerde var ya da muhalefette olan illerde var bunların arasında. Ama e, İstanbul, Ankara ve İzmir'in bütçesini düşündüğünüz zaman bu desteğin hükümet tarafında olmaması demek zaten hani e, ekonomik sıkıntıları beklediği bir dönemde olduğu zamanda e, potansiyel olarak e, seçmeni etkileyebilir ve başka unsurlarla birleştiği andan itibaren seçime götürebilir ama hemen ertesinde değil bir iki senelik süreç ben görürüm. Siyasi ben. atmosferi etkiler ama. Doğrudan ilintili evet, kurulamaz. Bu niyetsizliği de arttıran bir konu olur hükümete karşı. Evet. dolayısıyla Türkiye'de erken seçim, bir seçim otoritesi bir tek kişi vardır Sayın Devlet Bahçeli'dir. O isterse evet. erken seçim evet. olur o istemez erken Bakın, seçim olmaz. E, Sonuçlar burada, hiç önemli değil. De bunların Muharrem tabi... İnce ben de Gürsel Bey'e katılıyorum siyaseten doğru olmayan bir açıklama yaptı ama aslında Muharrem İnce'nin dile getirdiği bu söylem uzun süredir zaten başka odaklar tarafından hep ısıtılıyor. Hatta bunu Sayın Bahçeli'nin bu yönde konuşmaları vardır. Şöyle bir senaryodan bahsediliyor. Bugün hep senaryolardan bahsettik. Eğer olur da bu yerel seçimlerde İstanbul ya da Ankara hatta ikisinden biri dahi muhalefetin eline geçerse sokak olayları da dahil iktidarı bir erken seçime zorlamak için bir operasyon başlatılacak. Aslında Muharrem İnce burada bunu kastetmiş olabilir ama. Yok, yok o öyle başladım. bir şey. ee, Nereden nasıl geldi ki? Bu, şey e, bu bir ilginç. senaryodur. Evet çok ilginç. Size her şey çok ilginç zaten. Ben birkaç rakam Başüstü vermek mi? istiyorum. Şimdi e, AK Parti deniliyor yani ya Muharrem İnce bunları alırsak diye. Bakın 30 büyük şehrin onun da AK Parti tek başına %50'nin üzerinde oy oranına sahip. Yine Türkiye nüfusunun %40'ı yaşıyor bu 6 büyük şehirde. İstanbul, Ankara, İzmir ve o kentlerde var. Buralarda da oyu %40. Yani siz öylesine büyük bir e, performans sergilemelisiniz ki bu tablo değişsin. Son bir rakam vereceğim. Rakamlar daha öğretici. En azından bir karşılıklı şey olmuyor, tartışma olmuyor. Bakın Cumhur İttifakı 24 Haziran'da 26 milyon 900 bin oy almış. Millet İttifakı 17 milyon 13 bin. Aradaki fark net 9 milyon. Yani burada şey yine bütün yine bu de büyük değil. şehirleri şehirler bütün bu büyük bakmak şehirleri, de, hele de bu kadar, hele de bu kadar parçalı bir yapıya sahip yapılan e, bir, bir dönemde şeye e, yerel seçimi değerlendirmek teknik olarak tamamen yanlış bir şeydir. E, rakamlar bir her şeyi anlatır aslında. Bunun hafendi. dinamik hayır yerel seçim anlatır, e, genel seçimler aynı anda Cumhurbaşkanlığı Hı. seçimleriyle yaptığı için teknik olarak çok başka bir dinamik arz eder. Yerel seçimlerse her ne kadar merkez siyasetine çekilmek için çok uğraşılsa da söylem. Kendi içerisinde başka dinamikleri de vardır. Siyasi, Bunlar arasında denge çalışan, kurulmadığı anda her iki tarafa da. Hangi taraf onlar arasında denge kurmuyorsa yerel ve merkez siyaset Çünkü ne yerel e, merkezden muaf ne merkez üzerinden sadece götürülebilir bir seçim bu. Dolayısıyla onunla karşılaştırdığınız zaman teknik olarak doğru bir bilgi vermez. Adayların burada kişiliği de çok önemlidir. Adayların vaatleri de çok önemlidir. İşte birinci unsur dedim e, muhalif ve iktidara oy veren seçmenin bu sefer kendi stratejisi var. İkinci mesele yani kişi e, adayları tartmakta. tercihini değiştirecek mi? 24 Haziran'dan bu tarafa. Valla bir günde tercih değiştirdiklerini kişi. de görmüş. Zafer ee, Bey, ne kadar Zafer, mesela ben mesela Zafer Bey. Mesela sabah kalktığında oy değiştiren bir insan vardı. Bakın Türkiye'de bir toplumsal ulaşmayı yani. istiyorsanız, dokuz bu ülkenin birliğini, beraberliğini istiyorsanız bu sokak eylemlerini da. gazeteci olarak ağzınıza almayın. Bu almayın Murat bu yorum da yapılsa yani Gürsel bir sokak çağrısını kim yaptı Allah, Bak, Allah almayın ağzınıza. Bunlar doğru şeyler değil. Bu ülkenin birliğe beraberliğe ihtiyacı doğru. olduğu bir dönemde bizim seçim sonuçlarına göre sokak eylemleri yapılabilir korkusunu endişesini bu toplumun içine sokmayın. Bu ülke hepimizin. Bakın eskiden Ahmet Bey şöyle bir kavram ki Gürsel Bey. Ya bunu yorumlamayın bile. Yani, yani zaten sokak bunu isteyen... Hayır bu reyelite değil şey, ben bile hiç Bey. buldum bunu bu işin içinde, içinde olan biri zaten olarak. Zaten dış güçler tartışılmasını ve konuşulmasını istediği için gündeme getiriyor. Siz de onlara alet olmayın. Yani bunu gündeme taşımayın, Bey. tartışmayın. Allah ya böyle aşkına, bir şey yok. Türkiye'de toplumsal uzlaşma etti. vardır. Türkiye asla bunu boyuna gelmez. Çünkü niye biliyor musunuz? Bakın eskiden e, halk için devlet söylemi vardı. Şimdi bu iş Türk dünyada tersine döndü. Ama Gürsel Bey, devlet için kim davet İşte Suriye ediyor? örneği var. Yani eğer halkta toplumsal bir kutuplaşma olursa sizin devletinizin varlığı bile tehlikelidir. Onun için bu tür eylemleri, bu tür söylemleri, bu tür dedikoduları, bu kulis bilgilerini paylaşmak yerine her zaman toplumsal uzlaşmadan, ulusal birlikten ve bütünlükten bahsettiriyor. Türkiye çok seçim atlattı. Birçok yerel ve genel seçim atlattı. Bunu da atlatacak güçledir Böyle Muhakkak. bir şeye gerek yok, provokasyona gerek yok. Şey Söyleyeceksiniz. Mi? Bir dakika tamam. ya. Var mı sizin? Benim söylemek istediğim şey şu. Hanımefendi provokasyon dedi. Yürsel Bey'in konuşmalarının tamamına olmasına da %90'ına katılıyorum. Bence de. Sorun Seçimle. yok o zaman. Evet ama şöyle. Bakın sokak çağrısını kim yaptı? Kim işçileri sokağa davet etti? Ya bunları Allah aşkına, tartışmaya yani açtıkça... Bunları gündeme getiren bir suçlu bak, yoksa burada dile getiren bir suçlu. Bak, ben Bey, sizi suçlamıyorum. Bunun bir oyun olduğunu, bir kurgu olduğunu bunu alet olmayın diyorum. Yani Ama dış güçler ne bu güzel. ülkede insanların birbirine girmesini, sosyal Doğru, patlamayı, haklısınız. çatışmayı istiyorlarsa Haklısın. bunu sürekli gündemde tutmaya çalışacaklar. Bunu alet olmamak lazım. Haklısınız. Tamam, Sağduyu çağrısı... En sevdiğimiz çağrıdır Erfine Hanım. S bir, bu arada Muharrem İnce'den bir açıklama var. Tamam. <laughs> Sürekli açıklama geliyor. Şimdi diyor ki Muharrem İnce, ben diyor e, Adana'ya gitmiştim diyor. Bu açıklamayı Adana'da yaptım diyor. Adana Belediye Başkan Adayı CHP'li e, Zeydan, Zeydan'ın yanında yaptım diyor. Zeydan Karalar. Evet. Zeydan Karalar'ın yanında. Seyhan Belediye Başkanı'ydı. Şimdi evet diyor ki yani. Bir espriydi bu diyor. Şaka yaptım diyor. Ee, yani şöyle bir şaka diyor. Aslında haklı olduğu taraf şurası. Ben cümlesini biraz kısarak okudum. Tam ok tam okursak belki hani oradaki şaka tınısını da e, anlayabiliriz. Eğer şakamı değil mi takdiri kamuoyuna bırakabiliriz. Adana'yı, Mersin'i, Bursa'yı, Ankara'yı, İstanbul'u alırsak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi de erken alınır. O zaman hem Zeydan Başkan Adana'ya Büyükşehir Belediye Başkanı olur hem de ben de Cumhurbaşkanı olurum dedim diyor. Ee, bir sürü şey söyledim, 500 şey söyledim. Sadece şakam haber oldu. Ekonomi kırılgan, Cumhurbaşkanı buyurgan, bakanlar savurgan, sokaklar argan dedim mesela. Hiç bunlar gündeme gelmedi. Ee, boş bir konu üzerine dakikalardır konuşuyorsunuz. Böyle bir açıklamam yok diyor. Yani biz kendisini CHP'nin cumhurbaşkanı adayı diye ciddiye almıştık. <laughs> Hata yapmışız. Buradan o çıkıyor o zaman. Peki ben e, bu de de şizofren yani dedik, en de dediği gibi ne? En de? Doğru, yani Muharrem Bey açıklamasını yaptığına göre ben de e, burada konuştuğumuz hani seçim sonuçları öyle olur mu olmaz mı? Yani bahsettiği kadar il alınır mı alınmaz mı? Genel seçimden yola çıkarak bir yorum yapıldığı için şimdi bence e, genel seçimden yola çıkarak bu yerel seçimler için bir yorum yapmamak gerekiyor. Ben o konuda Elif Hanım'a katılıyorum. Neden? Çünkü ilk defa e, ittifaklarla yerel seçime gidiliyor. Genel seçimde her parti ayrı ayrı oy aldı. E, efendim adayları da sadece iki partinin tekti. Diğerleri ayrı ayrıydı. Dolayısıyla parti oylar gibi neredeyse oylanıldı herkes. Şimdi burada ilk defa e, Ahmet Bey ee, neredeyse ikili ikili gidilecek. Yani Millet ittifakı Cumhur ağırlıklı yani her ilde hemen hemen ikili ikili. Bu neye benzer biliyor musunuz? Bu referanduma benzer. Yani iki kutuplu ya hani evet hayır gibi Cumhur ittifakı Millet ittifakı Zaten yerelde genelde o şey çok daralır. O seçme şeyi çok daralır. Normalde de daralıyordu. Hep ya ikiye üç parti arasında. Şimdi tam iki parti arasında. Böyle baktığımız vakit referandumda 16 büyük şehrin ee, hayır çıktığını göz önünde bulunduralım. Bunun içinde İstanbul, Ankara, İzmir dahil. Yani birçok Antalya, Bursa vesaire gibi. Dolayısıyla bunu o perspektiften baktığımız vakit bu mümkündür bu illerin alınması. Yani bu iş ciddi bir iştir. Yani bu böyle seçim baştan belli gibi bir e, süreç değildir. İlk defa deneyimleyecek Türkiye ittifaklarla yerel seçimi bence benim öngörüm seçmen genelde ikili yönlenecek partilere dikkat ederseniz Muharrem İnce'nin aldığı oyda da neredeyse bir ikili gibi bir tavır vardı yani diğer partilerin kendi adaylarına oy vermediğini gördük işte üçlük iki buçukluk vesaire bu tam öyle olacak. Ya ben bu noktada bir şey söylemek istiyorum şimdi bir kere 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Yanlış hatırlamıyorsam 11 milyon oy fark var, değil mi? Ee, Sayın Erdoğan'la Sayın İnce'nin aldığı oylar arasında evet. 11 milyonluk bir fark var. Hani iki. Ama herkes hayır, hayır herkes ya. ayrı girdi ama şimdi, orada? Şimdi burada öyle şimdi değil. Şimdi Hanımefendi şunu herkes söyledi. Herkes ayrı girdi seçim. Hanımefendi dedi ki e, işte yerel seçimde cumhurbaşkanlığı seçim kıyas kabul etmez, değil mi? Kıyaslanmaz dediniz. Yanlış söylemiyorum. Evet. Şöyle dedim. Bakın, e, tekrar edeyim onun üzerine devam edin isterseniz yanlış anlaşma olmasın aramızda. Sonra. E, tekrar onu yakalamak için uğraşmayalım. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler daha merkez siyaseti ve başkanların, cumhurbaşkanı adaylarının kişiliği üzerinden gitti. Hatta oy verme beraber aynı zarfa gerçekleştiği için aynı şekilde oy kullanma eğilimi de gerçekleşti. Şimdi biz muhtar adaylarını da belirleyeceğiz. Şimdi belediye meclisi adaylarını da belirleyeceğiz. Şimdi büyük şehire de oy kullanacağız. Kendi ilçemizin belediyesine de kullanacağız. Onun meclisine de oy kullanacağız. Dolayısıyla burada görünen trend... Şöyle yerel seçimlerde belediye meclisleriyle meclis e, şey başkan adayı arasında farklı oy kullanma eğiliminde olanlar var. Bir de bu ittifaklardan memnun olmayan seçmen var. Bunu net olarak tespit ediyoruz sahada ve bu bahsettiğiniz illerin hepsinde çalıştığım için söylüyorum net olarak görüyorum bunu. Peki ben bu ee, noktada Şöyle Çok bir farklı bir stratejiyle oy kullanacak seçmen ve sandığa gitmekte de e, şüpheleri olduğunu Şimdi, söyleyebilirim. hanımefendi evet. şeyi söyledi. Yani sahada çalıştıklarını söyledi. Hilmi Bey de araştırma şirketi sahibi. Benim bildiğim en baba anketteyim. Hadi amiyane tabirle kaç kişiyle yapıyorsunuz? 2000, 3000, 5000, değil mi? Bunu çok yerine ayrı. göre değişiyor. Şimdi burada 10 milyon oy 9 milyon oy farktan bahsediyoruz. Ben bir anket de, yapmıyorum. Bir ee, de, benim konuştuğum büyük veri araştırma ve milyon yapıyorum. hayır hayır ben sahada görenir, e, çalışma alayım. yapıyorum. Şimdi onu anlatayım şimdi ha. izin verirseniz. Ama çok uzun anlatıyorsunuz. Ee, yani bakın ben Ama soruyorsunuz ya da daha önce yapıyorum. demek ki konuşma fırsatımız olmamış. Ee, ben büyük veriyi kullanırım. Büyük ve, veri nedir? Büyük veri insanların kendi dijital davranışları üzerinden okuduğu köşe yazarları vesaire kendi haklarında ha, sosyal medyaya bakıyor. Hayır hayır. Sosyal medyayı kısıtlamayın dijital hareket. Sosyal medya dijital hareketin sadece yüzde yirmisidir. Bakın bu çok ciddi bir Neyse, şey. Şimdi bu... Büyük veri üzerinden milyonlarca şimdi insanı büyük değerlendiriyoruz. Veri, büyük veri işte bu bu milyonluk size bir En veriyor. büyük veri budur. Bu işte Bakın, diyorum büyük veri demokrasilerde... verdiği algoritma davranış şekilleri hakkında <laughs> ipuçları verir. Peki. Nasıl sandıkta ilerleyeceğin konusunda verir. en büyük veri veriyor. sandıktır. Değil mi? Esas olan sandıktır. Yani sandıktan çıkan sonuç ortada. Siz istediğiniz kadar sahada çok farklı şeyler var değil. E, rakamlar ortada. Ama Seçim sonrası 90'lar kafasıyla konuşuyorsunuz. Ay, referandumla yani ben i̇nanın, anlatıyorum da, size. 90'lar'da 90 biri çıkarsınız. Öğrenmek isterseniz Hayır. Hep, hep 80'leri severdim o başka ha, bir mesele ama 90'lara 90 bile gelememişsiniz. Ben 2020'deyim. Ee, Valla ben ikinizi de anlayamadım. Yani ben de anlamadım. Ben bir anlamadım. Ben de anlamadım. Siz benim tekniğimi mi soruyorsunuz? Ben size tekniğimi anlatıyorum. Ben ama kısaca özetleyeyim. Teknik sormadım aslında. Ben dedim ki. 5 kişiyle <laughs> yapıyorsunuz dediniz. Ben de dedim ki hayır Sizin milyonlarca kişiyi ya. ölçüyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve seçiminde alınan oylarla yerel ya. seçim analiz edilemez dediniz. Ben Bunu siz sonra çıkışta konuşun. Bunun size şey, teknik olarak çok yanıltıcı olacağını bu işin uzmanı olarak söylüyorum. Ben de diyorum ki Peki. son olarak en büyük... Bana izin bulunur. verin de ben tamam. programı sürdüreyim. Şimdi İzmir Aziz Kocaoğlu 1 Ekim'de e, aday olmayacağını açıkladı. Hatta 8 Ekim miydi Onur? 8 Ekim'de tarafsız bölgeye konuk oldu Aziz Kocaoğlu. Orada çok net ben dedi siyaseti bırakıyorum kardeşim dedi. Fakat geçen hafta adaylıkta ben de varım dedi. <laughs> ee, ve böylece bir İzmir problemi var. Tunç Soyer miydi o? Evet. 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 Soyer. Tunç Soyerle Aziz Seferin. Kocaoğlu arasında bir tercih yapılacak deniliyor. Hala da o düğüm çözülmüş değil. Ya biraz böyle İzmir'i problemli hale getirdi parti galiba sizin parti. Tam tersini. tersine. Bakın niye? Şimdi Zafer Bey gülüyorsunuz ya şimdi anlatacağım size. Yok ben size çok saygı hayır, duyuyorum. Hayır hayır tam, da, tam da. tersine gerekçeleri anlatayım anlatayım Burada Partinizi savunmak adına bütün olmuş olanlar. Gerekçelerini ha, koyayım. Ha, tam gerekçelerini koyayım, ha, tam koyayım. yine gülüyorsunuz Ya. O zaman belki ben size gülüyorum. Takdirle karşı Bakın, karşılıyorum Bakın, gerçekten. İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisidir. Yani kamuda yönettiği en büyük belediyedir ve seçim kaybetme riskinin olmadığı tek ilidir. Ya yani oradaki oy potansiyelinin gerçeği budur. Ve İzmir'de belediye başkanı adayı seçilirken kimi belediye başkanı yapalım arayışı yok. En doğru belediye başkanı adayı kim olur arayışı var. Niye? Çünkü orada aday olan bütün arkadaşlarımızın kendine göre etki alanları ve kendine göre başarı hikayeleri var. Mesela Tunç Soyer, Sefer Hisar belediye başkanımız. Özellikle Sakin Kent, Avrupa'daki Hı Sakin Kent ee, oradaki tarımın desteklenmesi, turizmin geliştirilmesiyle ilgili bir başarı hikayesi var. Mesela Abdul Batur Narlıdere Belediye Başkanımız. Türkiye'de daha doğrusu İzmir'de ve birçok yerde belediye olarak kentsel dönüşümü uygulayan ilk belediye başkanıdır. Kendisi mimardır, teknik bir elemandır. Aziz Bey'in bir başarı hikayesi zaten var İzmir'de. Onun da kendine göre bir başarı hikayesi Aziz var. Aziz Bey'in bu programda bizim Ayrıca, başarı hikayemiz yok diye demeci var Gürsel Bey. Ayrıca müsaade eder misiniz? Ayrıca adı geçen iki tane, üç tane de milletvekilimiz var. Kim bunlar? Murat Bakan. Genç yaşta İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin i̇şte meclis üyeliğini yapmış bütün adayları tek tek. Ama şunu, şunu söylüyorum. Bizim yani eleştirimiz. burada burada Bakın. Ahmet Mehmet seçilsin üzerinden değil. Ama Örnek Güzel, model oluşturacak, oradaki Güzel sosyal Bey, demokrat belediyecilik anlayışını en iyi şekilde ya kim bu, yapar onun arayışı. Bu olur. sizin arayışınız olabilir. Buna hiç kimsenin bir itirazı olamaz. Fakat algı dışarıdan bağımsız bakan, hani tarafsız bakan şöyle anlıyor. Yani en azından ben benim hani tamam. CHP'ye karşı bir ön yargım da yok gayet tarafsız bakıyorum. Şöyle anlıyorum yani İzmir'de böyle aday adayları birbiriyle kapıştırılıyor. O çıkıyor, öbürü çıkıyor, o isim onu yıpratıyor. Yani bir siyasi parti açısından pek de kendi iç dinamikleri açısından pek de yapılmaması gereken bir şey. Her gün bir aday adayı çıkıyor. Aziz Kocaoğlu çekiliyor sonra tekrar ben adayım diyor. O onun aleyhinde konuşuyor. Gruplar oluşuyor. Oradan Tuncay Özkan çıkıyor. Yani bu biraz... Parti <laughs> demokrasi bu. Şimdi ben size örnek vereyim. İzmir adayı AKP'nin kim? Ama parti içi demokrasi... Hayır kim? Nihat Ebekçi. Nerenin milletvekili? Denizli'nin. Anladım ama... İstanbul milletvekili adayı kim? Binali Yıldırım. Pa... Nerenin milletvekili? İzmir'in. Parti içi... Ankara milletvekili belediye başkanı adayı kim? Mehmet Özasek. Nerenin adayı? Partisi... Kayseri'nin. Peki... Bak yerel anlamda en başarılı adayı çıkarmak için uğraşıyoruz. Anladım da... Daha mı? 19 Şubat'a kadar da vaktimiz Anladım var. Anladım ama... Yasal olarak seçim... Parti içi demokrasi Şubat. demek şu demek yani koyarsınız üyelerinizin önüne sandığı bütün bu aday adayları yarışırlar. Evet bu parti içi demokrasi değil, değil. Aday belirleme yöntemi <laughs> farklı. Aday belirleme yöntemi <laughs> yani. farklı. Şimdi i̇şte Ahmet, bu parti içi demokrasi... Ahmet Arkada ön seçim istiyor. Hayır istemiyorum ben. Sadece Şimdi, yanlış hep... buluyorum yani G gayet. Ya niye şey... CHP'yi tartışıyoruz? Vallahi CHP tartışmıyoruz... Ay, İzmir. In... Mesela burada niye İzmir'in belediye başkan adayını AKP'ni tartışmıyoruz? Bu niye tart... demiyoruz ki Denizli Belediye Milletvekili niye İzmir'den aday? Yani niye te... niye Orada 16 8 tane milletvekili var. ...6 belediye başkanı var. Yüksel İzmir'de favori sizin partiniz. İstanbul'u tartışalım. İst Ankara'yı Tartış tartışalım. <laughs> daha Niye CHP'nin <laughs> olduğu yerlere? Çünkü arka yani, arka Allah Allah. Düşünün ki Ahmet Bey arka bak mi? burada çok önemli bir konu söylüyorum. Bakın, düşünün ki deminden beri yılı... sürekli neyi tartışıyoruz? Bir, Melih Gökçe'yi tartışmadık mı? Trenden inenler. Geçti onlar. Trenden Mecun inenleri tartışalım. Yav, Trenden indi onlar. Bu programda. <laughs> bu programda biz sadece CHP'yi falan tartışmıyoruz. Bu programda biz Yok işte Ak Abdullah Gül parti kuracak mı konuşuyoruz. Erdoğan trenden inenler derken kimi kastettiği konuşuyoruz. Melih Gökçek MHP'ye mi geçecek konuşuyoruz. Melih Gökçek'in aleyhinde de konuşuluyor. O tweet atıyor bilmem ne. Şimdi sıra geldi İzmir. Tamam. İzmir konusu tartışılan bir konu. Şimdi ben bu CHP olmadığını. E, hep CHP'yi tartışmak. Şimdi mı Ahmet Allah Bey, İzmir'de bir sorunun olmadığını. <laughs> İzmir büyükşehir belediyesinin CHP'nin amiral gemisi olduğu için en doğru adayı ve en başarılı adayı seçmek için. Ya tamam biz de diyoruz Bu bir ki. stratejik davranış şeklidir. <laughs> yani tamam. burada bir sorun yok. Ben Partisi bu stratejiyi eleştiremez var. miyim? Ama nedense şimdi hep orada partide bir sorun varmış gibi. Bir Allah sorun Allah, yok ben ki. Bir sorun yok. Tamam. Peki sorun yok. Ben sorun. bir şey söylemek istiyorum. Bir sorun olmadığını yani söylemekle mevcut sorunu ortadan kaldırmıyorsunuz. Yani sizin Büyükşehir Belediye Başkanınız <laughs> Evet. Daha geçen hafta Sayın evet. Koçşaroğlu ile görüşüp evet. eğer şu iki isimden birini aday yaparsan ben de yeniden aday olurum demedi mi? Demedi, kendisi yalanladı ifadeyi. Dedi Gürsel Bey. Demedi, yalanladı, yalanladı. Dün İzmir'de Genel Başkan olan İzmir'de, arasındaki. <laughs> bakın, dün İzmir'de gazetecilerle buluştu. Burada Ahmet Bey'in programında söylediği ifadeler kendisine soruldu. Bu partinin bir projesi yok, mutfağı yok cümlesinin arkasında mısınız Şimdi dendi. Şimdi bak Zafer Bey. Dedi ki bütün sözlerimin arkasındayım. Buradaki aslında konuşulması gereken Şimdi, konu ne biliyor musunuz? bakın musun? siz kavga yok diyorsunuz. Yani ben iktidar partisi olmayan yıldır ben size 70 yıldır iktidardan bir müsaade eder Partinize sahip çıkmaya çalışıyorsunuz. 70 yıldır iktidardan uzak olan bir mi? partinin Kesinlikle. illerde belediye başkan adayıyla ilgili alternatif geliştirdiği halde 17 yıldır bu ülkeyi yöneten bir iktidar partisinin illerde bir başka ilin milletvekilini getirerek belediye başkan adayı yapmasını da O zaman da Mansur yani. Yavaş'ı nereye koyacağız? Lütfen elbise vicdanınıza. Ankara'lı. Geçen dönem belediye siz başkan adayız. CHP seçimlerinin önüne iki seçimdir ülkücü kökenli eski bir ülkücüyü evet, getiriyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki Nihat Zeybek'in denizlere ne işi var? Bak altı şeyleri konuşuyoruz. Yursel ben onun siyasi kimliğini konuşmuyorum. Hangi ilde siyaset ama yapıp hangi ilden aday yapıldığını konuşuyorum. Bakın, Mansur Yavaş ideolojik bir aday değildir. Mansur Yavaş İzmir, stratejik ve hizmet İzmir konusunda, odaklı bir adaydır. Ben İzmir konusunda Bu noktada Nihat Zeybekci için de aynısını söyleyebiliriz. Yani AK Parti İzmir için ama yerellikten ee, bahsediyor. Ama şey saygı. hayır yani, o da Ege atan, yerel, ege, atan ege, atan. Bakın, ege bölge, bölge Denizli'de başarılı bir hikayesi yerel yerel seçim. olan bir aday. Yani, yani çok yerel iyi. seçim Bakın. demek o, o bölgenin yerel dinamiklerine hakim. AK Parti bu stratejiyi çok uyguladı ve kazandı. Yani bakanları büyük şehirlere aday gösterme diye bir Şimdi, şimdi bir ama yerellikten var. uzaklaşıyoruz. Yani kentli, kentli olmaktan, kent aidiyetinden uzaklaşıyoruz. Arkadaşlar bir başka ilin milletvekilini bir başkaldan milletvekili yapabilirsiniz. Ben geçen dönem Tunceli milletvekili bu dönem Elazığ milletvekili. Beyefendi. Bu olabilir. Peki, Ama de. başka bir ilin milletvekilini başka bir ilin belediye başkanı yapmak demek ben burada adam yaratamadım, kadro yaratamadım, alternatif yaratamadım deyip onu ön plana çıkardı. Gürsel Bey'in sözümüzü Bey, kesmezseniz bir cevap verelim. İsmail Bey bir cevap, Bey, Bey, bir cevap versin sonra. Muharrem o zaman neden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan bahsetti? Olabilir. Şimdi, Kendi şimdi, niyetidir. Parti duygulu görmedi. Tabi, Yerel adayı tespit etti. Ne güzel. Böyle. Doğru söylüyorsunuz. Bunu pek tabii ki biliyoruz ki İstanbul'un, İzmir'in, Ankara'nın bunun peşinde başka büyük şehirleri de ekleyebiliriz. Bunların belediye başkanlıkları evet yerel bir anlamı vardır, belediye başkanlığı da vardır. Ama bunun siyasi bir anlamı da vardır. Böyle olmasa İstanbul'u, Ankara'yı, AK Parti kaybederse erken seçim olur mu diye tartışmazdık. Bu tartışmayı yapmamız bu vilayetlerin, bu illerin ve benzeri diğer illerin siyasi bir anlamı olduğunu gösterir. Siz bu siyasi stratejiyi hatalı bulabilirsiniz oraya e, kentten kentte dolmayan birisinin aday gösterildi. Bu seçimden sonra yapacak yapılacak bir konuşma. Ama bu şey de değil yani bir kabahat de değil. Türkiye'de İ daha önceki önce de saygı hak ediyor. Ancak diye sorgulamıyorum. Şey de... ben AKP'nin yani de... kadro, kadro yetiştirememesinden ve çaresizliğinin ben, tespitini yapıyorum. Bu siz bu öyle iradesi da, adayın da, 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 kendi iradesidir. Hatayın istediği yerden yapabilir. Kendi siz takdiridir. Siz öyle yorumlarsınız. Zafer Bey de bir cevap. Bir şey daha söyleyeceğim. Pardon. Siz öyle yorumlarsınız. CHP milletvekili olarak da bu hakkınızdır. Yani bir şekilde eleştireceksiniz farkınızı ortaya koyacaksınız. Eleştirmiyorum tespit yapıyorum. Tamam hay hay tespit olsun tespit ve eleştiri farklı sonra bakacağız. ona tartışmıyoruz ama şu var bakın bunların hiçbirisi sizin bu tespitiniz doğru olsa da siz burada bize ne söylerseniz söyleyin CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bir çekişme bir kavga görüntüsü dışarıya yansıyan böyle bir algı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Çekişme hesabı. var iddia var beklenti var ama kavga yok. Tamam. Ne peki yani. Ben kavga e, yok. Şimdi Gürsel Bey çok rica ediyorum eğer sözüm kesilmezse biz ne zaman Elif Hanım konuşsak Hanım size söz vereceğim hemen ha, sonrasında. Biz ne zaman konuşsak neyse sözümüzü tamamlayamıyoruz. Ee, bakın İzmir'de <laughs> sorun çünkü çok e, provokatif bulunuyor evet ya, belki. Evet, belki ondandır. Bir düşünün Yok, bakalım. Bizim, Bu akşam bir bakın, onu düşünün. Niye şimdi söyleyeceğim diye. şeylerin hepsi yüzde yüz organiktir. <laughs> hepsi İddia doğrudur. Ediyorsun, Gezen tavuk, hepsi bakalım, doğrudur. Dinleyelim. Evet, İd bir mesaj da bana İddian geldi. Ya ben, bir sözü ben, sözü getireyim, getireyim. De, ben bir geldi. Şimdi kimliğini getireyim. gizli tutayım diyor ki hocam unuttun Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'dan büyükşehir belediye başkanı ha, adayı olduğunu Tam oldu. onu söyleyecektim. Söylemedin diyor. Tam onu söyleyecektim. Şimdi genel başkanınıza Bak yanlış bilgi. İstanbul'dan Kılıçdaroğlu milli belediye başkan adayı olduğu zaman nerenin milletvekiliydi? İstanbul. Ankara İstanbul. Değil miydi? İstanbul. İstanbul, İstanbul bak eksik bilgi. Arkadaşlarınız Hayır, uyarın araştırsınlar. İstanbul'da yerel bir figür müydü? Kağıthaneyi mi? İstanbul'un milletvekili. Bak arkadaşlar milletvekili. ben milletvekili. Hayır mi? yerel yani, bir kullanım. O kadar yerel değil Ankara'da, inersek... Ankara'da yaşayan arkadaşlar, bir Arkadaşlar meclis, meclis kürsüsüne yani, gonguna her her vuruyorum şu anda. Ben şu İzmir konusunda bir şey söylemek istiyorum. Burada Kemal Bey bence çok doğru bir strateji izliyor. İzmir'i, evet, İzmir'i İzmir yıllardır e, domine eden diyelim e, bir ekip var. O ekipten CHP İzmir teşkilatı gerçekten son derece bıkmış durumda. Bakın bugün il başkanı CHP'nin İzmir il başkanı Ankara'ya geldi. Kocaoğlu'na destek vermek için. 30 kişilik il yönetiminden sadece 15 kişiyi getirebildi. Hani Gürsel Bey kavga yok diyor ya, bu kadar bölünmüş durumda parti Kavga? Ya olacak. Zafer Bey, Şimdi, Zafer Bey size bu polis bilgilerini getiren i̇mza arkadaşları edin. biraz teyit dedim. Bunların hepsi i̇mza yanlış değil edin, bilgi. hepsi, doğru, yok bilgiler. Böyle bir şey. hepsi doğru bilgiler. Yok Gürsel böyle Bey. bir şey. İnanın yok böyle bir Bey, hepsi doğru bilgiler. Siz de biliyorsunuz. Tartışmaya giremek Ben bildiğimi yani yanlış, siz söylediğinizi kabul bakın, Yok böyle bir şey diyor. bunu biliyorum. O yüzden sadece şunu söylüyorum, diren Kılıçdaroğlu diyorum İzmir konusunda. Elif Hanım. Evet hani İzmir gerçekten CHP'nin en rahat olduğu yer. Peki siz Sayın bu şeyi kargaşa görüntüsü olarak mı görüyorsunuz? Yok yani İzmir'i almak isteyen efendim çok olur demişti Nihat Zeybekçi biliyorsunuz. Bu tabir İzmirliler de çok iyi bir karşılık bulmamıştı. Fakat İzmir'e talip her zaman çok olacaktır. CHP cenahında illaki olacaktır. Kalesi olarak gördüğü bir yer. Şu var aslında... İzmir'deki aday belirleme süreci benim kanaatim. Yani ben partinin içerisinde değilim, partinin temsilcisi Yok, hiç değilim. Yani. Hiç benim stratejist ve siyasi bilgimle değerlendirdiğim, sanki benim algıladığım, İzmir'deki aday belirleme tamamen seçim sonrasına yönelik yapılan bir aday belirleme. Şimdi Aziz Kocaoğlu son dönemde açıkça muhalif olduğunu belirtmiş bir e, belediye başkanı oldu ve bundan sonra da kendi beyan ettiği üzere bir daha ben aday olmayacağım. Artık torunlarımla evet. ilgilenmek Ama istiyorum de demişken alıyorum. bu süreçte e, hani... Sayın Tunç Soyer'in veya hatta e, Abdülbatur Bey'in e, adaylığı İzmir'de bir şey değiştirmeyecektir bence İzmir seçmeninin nezdinde. Ama daha sonrasındaki parti içi dengelerde daha büyük önem arz edecektir. E, tabii Aziz Koçoğlu'nun e, İzmir'deki karşılığı da çok önemlidir. E, hizmetleri de gayet önemlidir İzmirli sever Aziz Bey'i. E, fakat bu beyanat, önce aday olmayacağım sonra aday olacağım beyanatı e, İzbirli'nin kafasında bir soru işareti yaratmıştır. Ama oy kullanma şeklini etki etmeyecektir. Öbür yandan e, evet. Tunç Soyer'i tercih etme sebepleri e, çok daha dinamik olması, siz daha e, şey İzbirli evet. olarak gözlemleyebilirsiniz, evet. tek tek farklı özellikleri olarak mi? ön plana Peki. çıkabilir. Ama e, Peki. kim olursa olsun... Bu şekilde gelişecektir. Kim çıkar olur? İzmir'den? Tabii bir cümle, bir kelimeyle %99, yani. %99 tunç Soyer. O mu çıkar? O çıkacak. Ne zaman belli olacak? Ee, sanıyorum bu 27'sinde galiba. Pazar günü. Evet. 27 ee, pazar günü. 27 Ocak'ta pazar günü. Parti meclisi toplanacak. Bu hafta sonu ee, parti meclisi toplanacak ama detayla ilgili bilgimiz yok. Yani İzmir... Yani eğer belirlerlerse İzmir'i 27 Ocak'ta ama... Sen... Aa, şunu söyleyebilirim Zafer Tutsu Bey, yani bu evet. iş gecikmeden Bakın, bir an önce açıklanmalı. Temel, temel bu konuda kırk, doğru. Aslında burada ölçüş şu, eğer Aziz Kocaoğlu geçen hafta Kemal Bey ile yaptığı görüşmeden istediği sonucu alsaydı, yani çektiği restin bir karşılığı olsaydı... Ya bak, basın bak yine az, çıkıp, Zafer Bey, rest. Basın, basın Cumhuriyet Halk, Halk Partisi'nde genel başkanı, başkanı kimse rest de. çekemez. Göksel Halep'te Bey. bulunabilir ama res çekemez. Yani konuşmalarınızı, ifadelerinize dikkat Peki. edin. Rest Abdur res Kadir Selvi'nin köşesinde yazdı. Ya böyle bir şey olabilir e yani yani gerçek rest gerçek mi? yani res diyorsunuz o ya. Yazınca. Abdurrahman Dilipay'ın yazdığı gerçek oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel Hankerdi. başkanı A kim olursa olsun. Ben olsa olsa res ya. çekemez. Ben ona da gerçek demedim. Ben ihtimal dedim yani. Ben ona da ihtimal dedim. Bu duyumlar var dedim yani. Niye gerçek diyeyim? Şimdi bir başka günden. Söylemediğimiz şeyi bize atıf ediyorsunuz. Yani doğruluğu ortada olan tartışılması gerek bile olmayan her şeye bu doğru değil diyorsunuz. Ya talebini iletmiş olabilir. Beklentilerini iletmiş olabilir. Bunları söyleyeyim Bunlar doğrudur. <laughs> Ama CHP Genel Başkanı'na rest çekti doğruladı. diyemezsiniz. Çünkü CHP Genel Başkanı'na hiç kimse rest çekemez. Peki, şu Kimsenin rest haddi değil de midir? değildir. Bakın, Kimsenin Tunç öyle Soğar. bir cesareti de yok. Bakın Tunç bence de yanlıştır. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı partisinin genel başkanına böyle davranmamalı. Bence de yanlıştır. Peki şu cümle. Yok öyle bir şey şu zaten. Şu cümle bir rest değil midir? Tunç Soyar ya da Tunca Özkan'dan biri aday olursa ben bu kenti terk ederim cümlesi. Zafer Bey, Bey yok nedir, öyle bir midir? şey bak. Bunlar aday olursa değil. Aziz Kocaoğlu kabul ediyor siz yok diyorsunuz. Ya siz, siz her şeyi eksik okuyorsunuz. Seçimi kaybedersek kay yaşındayım bu ilde yaşayamam. Bu kenti terk Niye? ederim O il, ona o. babasından miras mı yani, kalmış. Niye yani o il bak, onun aday ismi aday vermiyor. Olacak? Aday ismi vermiyor. Yani şu olursa şu olursa demiyor. Seçimi kaybetme Seçimi endişesi kaybetme taşıyor. endişesini gündeme getiriyor. Ahmet Bey bakın dün pazar günü İzmirle gazetecilerle buluştu. Bu konuşmaların hepsini doğruladı. Gürsel Bey şimdi diyor ki böyle bir şey yok. E değil Açın Sen okuyun o Açın takdiri, okuyun ya. Açın ya. Açın, peki, açın tamam. okuyun Olumdan o zaman. Daha fazla. Açın, pazar günü açıklaması varsa okuyun. Hayır benim o yazıdan yazı yani mesela o yazıdan ya o konuşmadan çıkardım. Elinizde çıkardım. telefon var, internetten hemen bunu e, beraber İddia sizin ama siz okuyun. Peki. Ben yani, yani, yani benim aday bulayım. olmadığım bir İzmir'de eğer e, CHP kaybederse ben e, o ilde yaşamayı düşünmem Peki. diyor Anladım. ama adaylar üzerinden Peki. değil. Biz yani şunu söylüyoruz. Hayır öyle bir şey de Herhangi mi? bir adayda da bu yaşanmayacaktır. Çünkü zaten sözü geçen ya, adaylar son derece seviyeli adaylar doğar. Doğrusu genel merkezimizin bu tabii kendi takdirleri ama bu hafta sonu Parti meclisi toplantısında yani Türkiye'nin geneliyle ilgili atanmayan tüm illerle ilgili bir an önce atamaları yapılıp bu kavgaların Bu noktada hiçbir tartışma, mahal vermeden bir rakam vermek istiyorum. Bakın şu ana kadar CHP, Türkiye'de 1394 seçim çevresi var. CHP sadece 628'inde adayını belirlemiş. Daha 766 seçim çevresinde aday yok. Ne ben var? Yarın, yarın seçim, var mı? Seçim, seçim kurula vermenin son günü mü? Olabilir. Seçim takvimi daha devam ediyor. Onda Hayır, Şubat'a kadar süre var. Herhalde enteresan. Olmak ya olabilir. Da bundan da daha ne olabilir? Seçime, seçime, olmak istemiyorum seçime ama, seçime ama 69 bu konuda AK Parti'yi eleştiriyorlar. Hayır diyorsunuz Pardon. ki karışıklık var. Kaos var. arkadaşlar. Bu adayların açıklanmaması parti Zafer için de bir uzlaşma yani olmadığını gösteriyor. Yani ben gerçekten size anlam, bu konuşmalarınızı anlam veremiyorum bir seçim Biz takvimi var. Anlam veremiyorsunuz. Çok 2019 Şubat'a kadar siyasi partiler adaylarını tespit etmişse de değiştirebilirler. Bu tarihe kadar da adaylarını tespit etme yetkisi var. Tren kaçmış değil. Kimse treden Bursa atlamış Bey, değil. Ben bu rakamları yani nereden ilgili... aldım biliyor musunuz? Zaman var. Söyleyeyim mi nereden aldığımı? Niye? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler gibi apar topar kendisine biat edecek belediye başkan adaylarını seçmez kendi bölgelerinde seçim kazanacak Hilmi belediye Bey bir şey tespit etmek bir, istediği bir, için bir zamana ihtiyacı var ve zamanı da doğru kullanıyor. Ben bu rakamı nereden aldığımı söyleyeyim mi size? Ben ona itiraz etmiyorum ki parti ki meclisi üyesi. rakama bir itiraz yok. Ya, itirazım Hayır, yok ki. Gökhan Günaydın, CHP parti meclisi üyesi kişisel Facebook sayfasında Allah Allah. şöyle bir eleştiri getirdi. Geç kaldık diye bir eleştiri getirdi. Ya, ben de bunu polemikleri buraya taşımanın ne manası var? Yani AK, AK Parti için de bir ton polemik var yani. Ya bunda ne var yani ülkede seçim? Yani siz CHP'nin seçimi kazanmamasından mı kaygılanıyorsunuz ki bir an önce beylerimizi tespit yani edin diye bekliyorum. Evet. Kaygılanıyor olabilirim. Evet. Valla. Bazen bazı bölgelerde evet. biraz sizi daha geç açıklamak. Ankara'da daha iyi. yaşadığınız için evet. Ankara'yı kesinlikle Anladım. alacağız. Ankara'yı kesinlikle alamayacağız. Alacağız zaten. sizi üzmemek için. Evet. Bir şey söylüyordunuz. Evet. evet. CHP bir süre önce AK Parti'nin adaylarını açıklamakta geç kaldığını, kendi adaylarını beklediğini falan eleştiren, eleştiren bu yönde eleştirisi olan bir açıklaması vardı. CHP'li yöneticilerin ama yani bu tartışma da bizi diğer tartışmalar da olduğu gibi bir yere vardırmayacak bir tartışma bence. Yani CHP'nin kendi iş tartışması elbette ama burada bir sorun olmadığını söylemek de birazcık buradaki sorunu ya da şeyi problemi birazcık görmezden, görmezden gelmek. gelmek gibi bir şey Peki. olur diye düşünüyorum teşekkür ben. Teşekkür ediyoruz. Şimdi e, Ankara'da durum ne? belki <laughs> yine Mansur, Mansur Bey'in nikah şahidinden başlıyor. <laughs> ancak orada Mansur Bey'in nikah, Bey nikah şahidi olduğu o şeyde dönemde diğer sadece tek bir nikah şahidim yoktu. Ya doğaldır bunlar medeni işler başka ben şey Bunlardan bir şey olabilir buradan hiç bir şey yok. Bunu tabii, tabii. göğsümü gere gere tabii, burada söylüyorum. Tabii. Ee, herhangi bir e, efendim e, ne FETÖ üyeliğinden yurt dışına kaçmışlığı var ne başka bir yurtsever, e, vatansever e, şeyi var. Yani bunu söyleyenler öncelikle kendilerine baksınlar. E, ondan sonra konuşsunlar. Sizi de kutluyorum. Doğru e, bir e, nikah şahidi olmuşsunuz. Çünkü, Hayır. Yani onun dışında benim başka nikah şahitlerim evet. de vardı. Hakan Albayrak nikah şahididir. Olabilir, bu bu milletin diyorsun. belli ölçüde vicdanı olmuş, kritik yerlerde e, durmuş bir adamdır. O tarihe baksınlar. Onun dışında <laughs> e, o tarihte nikah şahidi olarak gelebilecek başka bir, ki e, AK Parti'de genel başkan yardımcısı ol, e, olan isim vardı. Birisi 3-4 kez aradı. Ondan dolayı e, yani katılmak Zaten için çok arzu el, 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 etti el, el, falan. Ancak yani sonuç itibariyle a, yani. E, Zaten... şey değil, bu mesele değil. Bunu burada konuşmak da anlamsız. Yani e, benim buradan rahatsız olduğum bir husus yok. Herkes kendisine baksın. E, Ankara kritik e, bunu şey olarak da söylemiyorum e, herhangi bir şekilde e, Gökçek aday değil yani Gökçek karşısında e, söylediğim bir şey yok e, Ben Kayseriliyim, Kayseri'de sayın Öztürk'ün yaptığı başarılı çalışmaları da biliyorum e, yani çok başarılı bir dönem geçirdi belediye Başkanlığı dönemleri geçirdi e, bakanlık'ta da çok başarılıydı ancak Ankara açısından bakıldığı zaman Ankara'da bir ee, Ankara Ankara'lılık faktörü var. İki, milliyetçi seçmen, ülkücü seçmen faktörü var. Üçüncü olarak da bir e, HDP seçmeninin kararı var. Bunların hepsinin seçimi belli ölçüde e, işte neticesini belirleyecek faktörler olduğunu e, yaptığımız araştırmalarda gözlemledik. Nitekim bu araştırmalarda parti anlamında bakıldığı zaman Cumhur İttifakı birazcık önde ancak isimler olarak bakıldığı zamanda da Mansur Yavaş'ın oldukça önde olduğu bizim Peki. yaptığımız çalışmalarda gözlemliyoruz. Ben Peki. bu noktada bir itirazım var. Şimdi Hilmi Bey'in araştırmaları bu sonuçları veriyor olabilir ama başka araştırmalarda başka şeyler söylüyor. Ben özellikle Sayın Ösesekin'in hem e, genel merkezdeki görevi hem de MHP ile yürütülen bu ittifak görüşmelerindeki rolü sebebiyle e, şu ana kadar sahada tam olarak bir faaliyet göstermemişti. Ama son bir hafta 10 günde ben burada Ankara'da yaşayan bir gazeteci olarak gözlemim şudur e, iddia edildiği gibi bir fark kesinlikle yok. Ben size burada yine kızacaklar ama Ankara'da da bakın arada ittifaklar anlamında 400 bin oy fark var. Ee, yani bunu da göz ardı etmemek Peki. gerekiyor. Mansur Yavaş konusunda hakikaten ekranlarda kendisini çok can savunan e, gazeteciler, araştırmacılar, milletvekilleri var. Mansur Yavaş'ı bu konuda çok başarılı buluyorum. İyi bir ben de onlardan bir, birisi olduğumu iddia ediyorum İyi bir iyi bir tafersi. propaganda, iyi bir propaganda ekibi var. Onu da şey, bir şey söyleyeyim. Benim de onlardan birisi olduğumu. ben sizin ben hayır sizin ben söyleyeyim. bir araştırma sonucu ha, söyledim. O, ben yani yarın Mansur bu sonuç Yavaş daha farklı Mansur neticelenebilir Yavaş yani. Açık ara önde e, iddiasını doğru bulmadığımı söyledi. Eyvallah, tamam. E, ben de o zaman bir saha araştırmalarından e, ötesini söyleyeyim Ankara için. çünkü Ankara için. Mısır söyleyeyim. araştırma yapmıyor. E, e, bakın şimdi benim yaptığım ya işi anlamak istiyorsanız onu Ama ayrıca anlatayım çünkü seyirci tanıyorum. beni takip eden seyirci gayet iyi biliyor, yakından ha, iyi. biliyor. He. Size anlatırım ayrıca istiyorsanız. Şey, yazılı olarak şeyden sonra Bana daha... e, isterseniz web sitemizi de ziyaret edebilirsiniz. kuadrosedercis.com. Evet. E şimdi e, siz sordunuz da söyledim. Şimdi baktığımız zaman bizim sahada gördüğümüz şey aynen Hilmi Bey'in söylediği gibi bir Ankaralılık faktörü var. Ankara'da Ankaralı e, başkan istiyorlar birincisi. İkincisi milliyetçilik faktörü aynısı bizim verileri de destekliyor bu şekilde var. Ben Sayın Mansur Yavaş'ın ikinci kere aday olmasına karşı olan biriydim ve her yerde de bunu söyledim. İkinci Özellikle kere aday oluyor. E, hayır şeye, CHP'den ikinci, CHP'den ikinci, kez, ikinci kere kez. olmasına karşıydım. E, aynı dengeler olmadığını 2014'ten beri dengelerin değiştiğini söyleyenlerden biriydim. Herkes hatırlar Cengiz Toprak Yıldırım'ın daha uygun evet. bir aday olacağını defa ten söyledim ama şimdi. Gelinen noktada gördüğüm hakikaten e, Mansur Yavaş kampanyasını belirli bir tempoya çıkartmış durumda. Burada haklı olduğu bir nokta var. E, ÖSAS-2'nin kampanyası daha şekillenmedi. Bunun karşılığını gördüğümüzde daha net değerlendirebiliriz. Ama şu anda Mansur Yavaş bu yarışta önde gitmektedir. Şimdi bir konuda e, bir açıklama yapmak istiyorum. Sonuçta araştırma yapılıyor. Araştırmanın sonuçları ortaya konuyor. Ee, o bugünün fotoğrafını çekiyor. Tabii ki. Yani seçim sonucunun fotoğrafı değil o. Bugün kesinlikle itibariyle kesinlikle. durum budur. Bugün de bir, bir sözle değişebilir, bir aksiyonla değişebilir. Değişebilir. Ee, ama bugün için böyle bir durum var diyor. Ee, yapılan her araştırmayı da hani şey yapmamak lazım. Ee, bir veri olarak alıp o veriyi Veri üzerinden konuşmak lazım. Katılmama hakkı da var tabii. Hayır o Ben orada siz. şunu da söyledim. Yani Cumhur İttifakı ittifak anlamda önde ancak isim olarak bakıldığı zamanda da e, daha farklı bir sonuç olduğunu. İsim mi? olarak mı soruyorsunuz? Ya yani hem isim, de, hem beyefendi ittifak Belediye meclisi ayrı belediye başkanının En 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 iyi, en iyi, en iyi gösteriyor. Yani. Gösteriyor. seçim sandıklarından hangisi? ben hangi? araştırmaları Doğru kabul edelim demiyorum ama töhmet altında şimdi araştırmacı araştırma yapmış, töhmet altında bırakmayalım diyorum. Yoksa yüzde yüz doğru bir fotoğraf çekmiştir beyefendi demiyorum, bilmiyorum yani belki yanlış bir fotoğraf çektiymiştir. ama, zaman gösterecek. Evet ama e, daha ama Optimar'ın yaptığı bütün araştırma sonuçları gayet doğru çıktı. Bütün bu için tabiatında yanılmak da var. Var, yani, var tabii. Evet an, yani. tabii, tabii. Allah Yani İstanbul'la ilgili daha diğer de, illerle ilgili, ilgili de ben yani. yaptığımız araştırmalardan bahsedebilirim. Bakın Mansur Yavaş'ın şöyle bir açmazı var. Çok özür diliyorum bir cümle onu söyleyeyim. Mansur Yavaş seçime girdiği partinin oylarını alabilmek için ülkücü kimliğini saklama ihtiyacı duyuyor. Ya olur mu ya. Ülkücülerden bakın ülkücülerden adam... oy alabilmek için, ülkücülerden oy alabilmek için seçime girdiği partiyi ya gizlemeye Sefer çalışıyor. Bey, adam Rozetsiz ne bak, demektir? bak, Bakın. Bakın. Evet, belediye ne başkanı Mansur Bey'in yav adaylığı ideolojik bir adaylık değildir. Hizmet endeksli, bakın, rozet Ankara'da herkesin değildir. başkanı olmaya talipli bir adaylıktır ve Mansur Bey geçen seçimde de bu seçimde de kendi siyasal kimliğini inkar etmeyerek açıkça ifade ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmuştur. Ben de diyorum ki evet, o siyasal Genel ikiden gelen çinlik, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olan bir ne belediye başkanı. bakın adaylık toplantısında bile, adaylık toplantısında bile oradaki ifadeye dikkat ettiniz mi? Partilerin diye hitap etmedi. Sevgili konuklar diye hitap etti. Yani çünkü Mansur Bey'in adayı zaten ideolojik bir adaylık değil. Ankara Türkiye'nin başkenti ve Türkiye'nin başkentinde ideolojik tavır takınan bir belediye başkanı değil. Herkesi kucaklayan, makul değerlere sahip olan Hizmet Endeksi bir belediye başkanının adayı zaten Mansur aslında. Zaten Mansur Bey'in adayların adaylarının çıkışı bu. Ha zaten CHP'nin adayı değil diyorsunuz yani. Bak. Yine lafı getiriyoruz CHP'nin adayı değildi. Ben size stratejik olarak Mansur Bey'in Ankara'dan niye aday yapıldığını söylüyorum. Mansur tamam. Bey ee... ideolojik bir aday değildir. Mansur Bey Türkiye'nin başkenti olması nedeniyle herkese hizmet edecek, herkese başkanlık evet. yapacak bir stratejik aday. Kadro konusunda bir cevap vereyim size. Bakın Ankara'yı konuşuyoruz. 1989'dan beri Murat Karayalçın ve Mansur Yavaş. Arada sadece Korel Göymen var 94 seçimlerinde Çıkarttığınız adaylar bunlar. 2004'te de, de Yılmaz Ateş var ama evet. Yılmaz Ateş'in adaylığı zaten güçlü bir adaylık değildi. Hani diyorsunuz ya kadro yetiştiremediler. Peki. Ak Parti diye. İsmail Bey. Hocam Ankara'da 30 yılda iki tane adayınız var. E 70 yıldır muhalefet olan birisi Yavaş, parti. Birisi çıkarmış. 17 yıldır iktidar olan devlet yöneten parti. Alternatif çıkamadı. Peki yani özel hani sektörde yani yani Kadro diyorsunuz ya? Kadro Alternatif kadro yetiştireyim ki nerede siyaset yapmış? Ak Parti içerisinde. Bir belediye başkanı 24 yıl seçildikten sonra alternatif yetiştiremeyip de Kayseri'den birisini getirip aday yapıyorsanız. Ya, Kayseri millettekili bu sorguyu AKP'ye Ben diyorum ki 30 Bu CHP dolayı, soru değil. 30 yılda Murat Karayalçın dışında aday çıkartamamışsınız. Olabilir yönetmediğimizden dolayı kabul. Olabilir bu olabilir. sorun. Ama İsmail sen Bey. iktidar partisinin imkanlarıyla, yönetim anlayışıyla, yönetim şansıyla CHP kıyaslama 70 yıldır muhalefette olan bir partinin yetiştirdiği kadro bu kadar ve onların içinden en iyilerini seçiyor. İsmail Bey. Şimdi e, bunu böyle söylersiniz ama gerçekten Mansur Yavaş'ın CHP'den aday olması CHP açısından bir strateji olabilir ama bu konuşulması ve tartışılması gereken bir şeydir. Bu sizin kolayca anlattığınız gibi üzerinden geçilebilecek bir şey değil. Çünkü bunun geri planında bakın daha eskiye gittiğimizde bir şey tecrübesi var. Ekmelettin İhsanoğlu tecrübesi var. Ondan sonra yine aynı modelle gündeme gelmiş olan Mansur Yavaş'ın ikinci CHP'den ilk adaylığı evet. meselesi var. Şimdi de Mansur Yavaş'ın 3. CHP'den 2. adaylığı evet. meselesi var. Son derece de yani, memnunuz. Hiçbir sorun yok. Hayat, memnunsunuz ki aday Abi, gösterdiniz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri şu anda Mansur Bey'in arkasında tamamen kilitlenmiş. Sokak sokak hay geziyorlar. Hay, ne Hiçbir güzel. sorunumuz CHP yok. CHP için ne güzel. Hiçbir problemimiz yok. CHP Mansur Bey CHP kabullendi. Ama bu saydığınız her şey örneğin AK Parti'nin adayları ve AK Parti'nin teşkilatı için de geçerli. Onları nasıl problem ediyorsak, üzerine konuşuyorsak... Bunu da konuşabiliriz. Ben de birkaç Yani şöyle konuşuyor. şu konuda anlaşalım. Siz parti kimiyle bunu savunacaksınız ama ben de bunu sorgulayacağım. Böyle bir hakkım var. Tabii. tabii yani ben gerçekten, gerçekten. tabii. tabii. Hayır, gerçekten. Hayır, eleştirirsiniz. bir vakada ilk adaylığı. Kesinlikle hakkınız var. İlk adaylığı nihayetinde seçilemedi. O anlamda başarısız bir adaylık. Seçim elinden alındı. 32.174 oyla kaydı. Onun adam kazandı diyor Muharremci. O tartışma bence bitti. Yani illaki bir seçim yapılıyorsa bazen çok bazen az bir oy farkı olacak. Bence bu tartışmayı hiç sürüklemeyelim ya. Yani. Evet, şey kazandı. Şunu dedi. söyleyeceğim. Ee, şunu bitirdiniz sürüklem. sandım. Yok, bitirmedim son cümle. Arada geçen 5 yılda üstelik bu kadar tartışmaya rağmen bakın CHP bu tartışmayı 24 Haziran'da da yaşadı. Abdullah Gül alternatifi konuşulurken CHP'liler çeşitli platformlarda dediler ki ya yok mu bu CHP'nin kendi içinden çıkardığı cumhurbaşkanı adayı olacak birisi diye. Yani CHP'nin bu konuda sağa açılmayla ilgili bir mazisi varken ve bu mazi de çok başarılı değilken, ikinci seçim dönemi aradan 5 yıl geçmişken dönüp Ankara'da tekrar aynı adaya yönelmek gerçekten bu partinin siyaset üretmek konusunda, isim üretmek konusunda sıkıntı yaşadığını gösteriyor Peki. benim baktığım Peki. yerden. Bunda haklısınız. Bak niye haklısınız biliyor musunuz? Doğru söylüyorsunuz. Yani 2014 yılından 2019 yılına kadar biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kendi içimizden partimizin bir milletvekili olabilir, mevcut belediye başkanlarından birisi olabilir, hazırlayabilirdik. Hazırlayamadık. Ama siyasetin gerçekleriyle yaşamın gerçekleri çoğu zaman örtüşmez. Makul olan ve şu anda yapılan anketlerde Mansur Bey'in adaylığı ön plana çıktığı için biz Mansur Bey'e getirdik, aday yaptık. Ve doğru da yaptık. Bu dediğiniz parti açısından bir eksiklik olabilir. Yani biz kendi içimizden birisini oraya hazırlayabilirdik. Ama Mansur Bey geçen dönem yine bizim adayımız ve Ankaralı. Bunu eleştiriyorsunuz. Sorgulama hakkınız da var eleştirebilirsiniz de. Peki Kayseri Milletvekilinin Sayın Mehmet Özhazaki'nin Ankara Belediye Başkan adaylığını niye eleştirmiyorsunuz? Bunu niye sorgulamıyorsunuz? 24 yıl Ankara'da belediye başkanlığı yapan Melik Gökçe'nin başarısızlık hikayesiyle ve gerekçesiyle görevden alınmasının peki Ankara'ya AKP 24 yılı niye kaybettirdi? Bunları da konuşmanız lazım. Konuşalım. Bak, Bey e konuşken şey. bunları da konuşmanız Konuşalım. lazım. Eğer Melik başarılı başarılıysa niye görevden alındı? Başarısızsa 24 yıl boyunca Ankara'nın başına mı? niye belaydı? Yoksa bunu e, Sayın Vekil'in bir şeyi partisi adına söylediği Siz karar yani. verin. Ben şu, de başka şey bakın e, Mansur Yavaş'ın CHP'den aday olması CHP açısından iyi bir stratejidir. Ama bu benim söylediğim Ankara'ya birisine Çıkaramamış, bulamamış, olma gerçeğini ortadan kaldırmaz. Ben de işte sana onu söylüyorum. Gelirsek, aynı, aynı şekilde Asaki'de, Akp Ankara'da da, İstanbul'da da, İzmir'de de kendi adaylarını çıkaramadı, bir dışarıdan bir adaylar tamam, götürdü. Bir tamamlasam, müsaade etseniz zaten onu söyleyeceğim. Össasekiye evet. gelirsek, bakın bu sadece Össasekiye evet. ya da e, Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na mahsus bir şey değil. Ak Parti bunu daha önce defalarca yaptı büyük şehirlere bakanlar partinin önde gelen isimlerini koymak gibi bir milletvekilleri şeyi Doğru. Var. Stratejiz. Stratejiz Stratejiz vardır, var olabilir bunun da başarılı olup olmadığını göreceğiz bu da bence AK Parti açısından başarılı bir olabilir. stratejidir ama Nihayetinde Peki. seçim gösterecek bunu. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bir kere öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hani programın bütününde sanki CHP çok konuşuluyormuş gibi olmasının aslında bence temel nedeni bizim AK Parti ile ilgili meseleleri siz sorduğunuz vakit işte yeni bir parti kurulacak mı ya da Melih Gökçek MHP geçecek mi meselelerinde zaten biz hani AK Parti için çok hakim olmadığımız için çok kısa yanıtlarla geçiştiriyor olmamız. Ama değerli arkadaşlarımız CHP'ye ve CHP'nin içine çok hakim oldukları için CHP'li konularda çok yüksek bir şekilde ve uzun uzun konuşmak istiyorlar. Aradaki fark ondan doğuyor. Ee, biz böyle biraz kenarda kalıyoruz AK Parti mesele konusunda. Çünkü biz çok o kadar hakim e, olmaya da biliriz. Yorum yapmak istemeye de biliriz. Yok, e, yok. Aradaki yok. mesele o ama sizler tabii CHP uzmanı olduğunuz için he, hepiniz e, çok yüksek yorumlar yapıyorsunuz. Ama şöyle çok, çok uzuyor teşekkür konular. Oluyoruz. Dolayısıyla ile ilgili konular ettiniz. çok, çok uzuyor. Evet evet. evet. Aynen payı, öyle. Dilip okumaya devam etmemiz e, lazım. Ya abi. Zafer Şahin, ya Dilip Ahmet Hakan örnek verdi. Ben mi örnek verdim? Hayır, onu doğru kabul ettiniz. Ya ne kadar yani. provokatifsiniz yani. Asıl siz provokatifsiniz. Yani ben doğru da demedim. Asıl bu söylentiler dolaşıyor dedi. Sürekli hakaret ediyorsunuz. Yani niye? Misiniz? Niye? Sürekli hakaret yani niye bunu araya sokuyorsunuz? Mı? Sanki ben çıkıyorum. Hayır provokasyon ya, yani bence bu. Sizin bu. Resmen provokasyon. Bir tarz. Şimdi e, siz biraz kendi tarzınıza bakın. Yani biraz hakikaten bir izleyin bir bakın yani. Hem kendiniz diyorsunuz ki beni konuşturmuyorsunuz hem de konuşmaya başlayınca araya girip siz niye Hayır, onu ona örnek gösterdiniz? ben Amerika mi gösterdim Dilip Akın? Arkadaşlar dilipakı? konuşuyor. Tabii evet. ki konuşacağız. Ama bakın Tabii aradaki aradaki o fark ondan çıkıyor. Bu doğru bir tespit. Bakın bizim sürelerimize bakın hiç yorum yapmadık neredeyse. Bir dakika iki dakika. Çünkü ben bilemem ki Melih Kökçek MHP mi geçecek bilmem ne olacak. Bir, bir dakika ancak. Ama CHP mevzu CHP mevzu bahisi olunca siz çok uzun ve çok büyük şeyler söyleyince mevcut ortalık karışıyor. Ben Şimdi bütün bakın ben, bir dakikayı ben daha kavramsal meselelerden konuşmak istiyorum aslında. bir iki sene evvel çok daha kavramsal konuşurduk bu tartışmalarda. bence bu seçimlerde özellikle kentlerin sorunları çok ciddi boyutta. Yani kentlerin sorunlarını nelerden bahsedebiliriz? En önemlisi trafik, altyapı. Ama artık insanların gündelik hayatını çok fazla hatta göçü de hızlandıracak derecede etkileyen altyapı sorunları var. E, kent sorunları var. İşte, sağlık sorunları var. Yani bugün gidin herhangi bir akşam İstanbul'daki bir acil e, serviste hastaneye e, sürekli e, hava alan çocuklar görürsünüz. Çünkü bir oksijen ve çocuklarda da çok benim de oğlumdan dolayı bildiğim için bronşit vesaire. Bunlar işte hava kirliliği yani bunlar temel sorunlar, Nereye önemli var, sorunlar. Be? Şimdi burada önemli olan bence bu seçimlerde iki mesele var. Mansur yavaş bir sesine yola çıkarak söyleyeyim. İki mesele var. Bir, Kente Aşina olmak ve yerellik bu çok önemli. Kenti tanımak, sokaklarının sorunlarını bilmek, iki kucaklayıcı olmak. Yani ne kadar çok kucaklarsanız e, bu partillik mesela çünkü hem ortada bir ittifak işi var. Yani zaten mecburi bir kucaklayıcılık var. Bir de üstüne belediye başkanlığı gibi e, bütün kenti kucaklamanız gereken bir mesele var. Bu iki açıdan baktığımız vakit yani yerellik bu artık çok e, önemli sorunlara. Hakim olma, şehrin sorunlarına iki kucaklayıcılık olarak baktığımız vakit Mansur Yavaş'ın Ankara'da ben önde olduğunu düşünüyorum. Yani yıllardır Ankara'nın bütün sorunlarına şimdi beni götürüp Ankara'nın belediye başkanı adayı yapın. Hani ben kişisel olarak iyi bir yönetici olabilirimden hiç önemli. Ben Ankara'nın sokaklarında nerede, hangi mahallede ne sorun var, bunları bilemem. Benim bunları öğrenmem. ...ciddi evet. bir vakit alır. Ama kendim yani ait olduğum bir il olursa ona daha çok hakim olabilirim. Öyle değil mi bu? Yerellik çok önemli bir mesele. Bundan uzaklaşmak yani AK Parti'nin en büyük handikapı. Yani az evvel Gürsel Erol Bey bunu söyledi. Çok üstünden geçildi. Bence en önemli meselelerden biridir. Yerelle yönelik yerelden çıkmış insanların yetişemiyor oluşu. Şimdi çok yani teşekkür ediyorum. Bir başka konuya geçmek istiyorum. Ee, yine her seçim öncesi olduğu gibi bu seçim öncesi de e, bir tartışma e, var. Özellikle sosyal medyada bu çok fazla yazılıp çiziliyor. E, muhalif e, çevrelerde çok dile getiriliyor. O da şu seçmen taşınıyor, hayali seçmen var e, gibi iddialar. E, gerçekten de somut bir takım şeyler de görüyoruz, örnekler de görüyoruz. İşte 160 yaşında ölmüş gitmiş bir insanın oy kullanacağı söyleniyor. Onun gösteriyorlar. ya bunların sayısı nedir bilmiyorum ben. Yani genelleyebilir miyiz? Taşımadan bahsediliyor, hayali seçmenden bahsediliyor Yeni falan. Yaşındığı mahallesinde gösterilmeyen ısrarla insanlardan. Evet, kesinlikle. yani çok bu çok ciddi bir sorun mudur? Yani seçim güvenliğini e, tehdit edecek boyutta seçimi şaibeli kılacak boyutta bir büyük sorun mudur? Bunu biraz tartışmak istiyorum ben. Şimdi bu tartışmalar elbette bazı istisnalar, bazı hatalı durumlar olabilir. Ancak Hangi ikisini? Türkiye Cumhuriyeti'nde seçimler 1950'den beri belli ölçüde bir kurallar çerçevesinde işleyen bir sistemi, süreci olan bir yapıda devam ediyor. Yani sonuç itibariyle eğer şey olmamış olsaydı, bu anlamda sıkıntı olmuş olsaydı 1950'de Cumhuriyet Halk Partisinden iktidarı Demokrat Parti almaz. Daha sonraki süreçlerde zaman zaman işte işte 2015 yılındaki 7 Haziran seçimlerinde de oy ve ötesi diye herhangi bir hukuki zemini dayanağı olmayan bir yapı çıktı. İşte ee, seçim güvenliğine şaibe e, oluşturan bir e, takım e, eylemlerde bulundu. Ama seçim sürecinde bu tür iddiaların e, elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri var. Araştırmak durumda e, tüm bu şeylerin, süreçlerin e, ilgili partiler tarafından da dillendi, e, dillendirildiği, bunların araştırıldığı bir e, durum söz konusu ancak ee, İçişleri Bakanlığı'nın da bu anlamda e, seçim güvenliği noktasında birkaç seçimdir çok e, şeyle e, itinayla çalıştığı e, ne işte e, terör örgütünün e, bir şekilde seçim üzerinde bir şaibe oluşturacak bir e, şeyinin baskısının ol, olmasına müsaade ettiği ne de başka türlü bir e, yapıya müsaade etmediğini de gözlemliyoruz. Yani bu noktada... Herhangi bir şekilde abartılacak bir şey olmadı. Abartılacak ancak, bir şey yok. Ancak herhangi bir şey varsa, iddia varsa, başka türlü bir husus varsa da bunu da araştırılmakla da e, mükellef olma. E, abartılacak bir şey yok. Ancak iddiaların üzerine gidilmeli. Kesinlikle e, hani Türkiye'nin verdiği başarılı seçim deneyimlerinden bahsediyoruz. Yalnız e, burada özellikle e, muhalif seçmende yaratılan algı yara yaşadıkları algı negatif yönde hani bu konularda adil davranılmadığı konusunda ee, bu konuda gerekli işlemlerin yapılmadı, işte sizin bahsettiğiniz gibi ölülere oy kullanıldı, kullandırıldı. Efendim, e, listelerin karıştırılmak suretiyle büyük şehirlerde daha büyük soruna sebep olmaz, olmasına e, yol açıldığı, e, taşınanların yeni işlemlerinin yapılmasında yavaşlık olduğu vesaire bir sürü şey duyuyoruz bunlarda. Fakat tabi e, Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuda insanların içini vicdanını rahatlatması en önemli, önemli psikolojik Şimdi görevlerinden Yüksek Seçim Kurulu bir Başkanı Sadi Güven geçen Perşembe günü CNN Türk yayınına çıktı ve bu konularla ilgili açıklamalar yaptı. Dedikleri şunlar seçmen listelerini seçmen kütüğünden alıyoruz. Şüphelendiğimiz 165 kişi hakkında inceleme yapılmasıyla ilgili başvuruda bulunduk. 30-40 kişi hakkında inceleme sürüyor. Ayrıca ölenlerin kayıtları kapatılmıştır. Hayali seçmen olmaz. TC kimlik numarası ile herkes bir kez kaydolunur. Suriyeliler de seçimlerde oy kullanamazlar. Ayrıca onlara verilen kimlikler 99 ile başlar. Onlar seçmen olarak yazılamazlar diyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı her seçimde algı operasyonu oluyor diye de bitiriyor. Evet bunu hani sadece bir kuru beyanat şeklinde değil belki daha sık bilgilendirme, kamu spotları vesaireyle halkın vicdanını rahatlatacak şekilde ortaya konması lazım. Bu önemli bir psikolojik faktördür. Seçmenin algısını etkileyen bir faktördür. Bu kutuplaşmayı da daha derinleştiren bir faktördür. Şimdi hayali seçmen diye bir şey gerçekten olamaz. Niye olamaz? Siz çünkü siz sandık başına gittiğinizde bir kere e, Türkiye de, Cumhuriyeti kimliğinize gideceksiniz, numaranıza bakılacak. Bakın geçen hafta burada değerli gazeteci büyüğümüz Mustafa Balbay bir örnek vermişti. Hatırlayın ne dedi? Çamlıdere dedi, Kızılcamam dedi, e, buralarda anormal seçmen artışları var dedi. Bunun iki sebebi var. Birincisi muhtarlık seçimleri. Bakın Türkiye'de artık muhtarlık çok cazip bir hale geldi. Asgari ücret düzeyinde maaş alıyorsunuz ömür boyu silah taşıma ruhsatına sahip oluyorsunuz ve iyi özlük hakları var. Dolayısıyla insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Yakınlarını mı Büyük çağırıyor? şehirlerdeki akrabalarını, tanıdıklarını kendi memleketlerine çağırıyor. Şimdi şu rakamı verince sanıyorum her şey netleşecek. Bakın Çankırı'nın Orta diye bir ilçesi var. Burada 24 Haziran'da seçmen sayısı 8300. Şu an 16.400 olmuş. İki katına çıkmış. İki katına çıkmış. Peki AK Parti 24 Haziran'da burada ne oy almış biliyor musunuz? %75.9. Yani siz %76 oy aldığınız bir yerde seçmen sayısını ikiye katlayarak ne elde etmek isteyebilirsiniz? Halbuki Yine hatta AK Parti'nin aleyhine aleyhine niye biliyor musunuz? Büyükşehir'deki adam Çünkü geliyor. Çünkü Çankırı ortaya giden adam nereden gidiyor biliyor İstanbul'dan, musunuz? İstanbul'dan Ankara'dan Ankara'nın Keçiören'inden gidiyor. Altındağ'ından Dağlısın, gidiyor, Dağlısın, Mamağan'dan gidiyor. Adayı, Şimdi bakın Çamlıdere. Köyün, Çamlıdere, 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 Çamlıdere örneğindense, bakın. Örneğindense yani Çamlıdere örneğini vereyim, Büyükşehir lazım. örneğini de vereyim efendim. Biz dakika müsaade ederseniz. Bakın değil. Çamlıdere ilçesi. Neyse i̇şte Çamlıdere'yi geçelim, Büyükşehir var. Burada da 6500'den 12500'e çıkmış AK Parti'nin oy oranı %64.5. Anlaşıldı. Gayet net. Gayet net koydu. Yani burada bu muhtar seçimleri... Tabii takdir edersiniz çok... ki çamlı dere meselesi Türkiye'nin genelinde. Size şimdi çok bu çarpıcı bir örnek veriyor. Özellikle şöyle. büyük şehirlerde bu konuda ciddi bir mesele şöyle, var. Şöyle. Trafoya giren bir de bir de... kediler, yol kenarlarında bulunan oylar, toplu oy kullanılar... Hala bunlara inanan varmış hafızasında, ya. hafızasında, <laughs> bu hafızada bulunması evet. bu durumun Peki. bir güvensizlik İlamet duygusu Bey. yaratıyor. Bu seçimleri <laughs> gölgeleyen bir şeydir. Hani meşru kazansa bile gölgeleyen bir şeydir. Şimdi... Ben yani size bunun çalışması bu, yapılması İyi bunun bir Ahmet Bey iletişim çalışması bakın tam bu konuya bir cevap ama. Yani bakın çok bu şimdi 24 Haziran seçimlerinde Haluk Pekşen CHP Parti Meclis Üyesi dedi ki 2,5 milyon sahte seçmen oy kullandı. Ölüler oy kullandı. YSK'dan bir yetkili ona bir cevap verdi. O yetkilinin ismini şimdi açıklayacağım. Dedi ki, sahte seçmen diye bir şey yok. İddia edilen konuyla ilgili bir şey tespit edemedik. Bunu kim söyledi biliyor musunuz? CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu söyledi. Tabii. Ve aynı açıklamayı onursal adı güzel CHP'nin genel başkan yardımcısı. Onu da size söyleyeyim. Şurada gelmeden not almıştım. Ha Bakın ne diyor? 24 Haziran'da sonucu etkileyecek bir manipülasyon yoktu. İnsan kaynağı nedeniyle sorun yaşadık. 31 Mart'ta benzer sıkıntılar olmayacak. Çok Bakın, güzel. Aynı iki yerdeyiz. Milyon, Savunmamıza hani gerek ya, yok. Sakin olun. savunma Bakın, değil söylediğim hanımefendi. Söylediğim şey şu. Bakın diyorsunuz ki ölüler olmasını seçmenle i̇şte negatif bir şey. Hanımefendi o yüzden yaya olarak kazanılan bir şey olsa bile bu kanaatin İsmail olması bir şey ee, yanlış bir şeydi. Bu konuyu ya, İsmail şey rakam değil. Bakın doğru bir şey yapmışlar iddia sahibi iddiasını kanıtlamakla yanlışsa da yanlış olduğunu söylemekle yükümlüdür. Burada herhangi bir sorun yok. Bakın aynı parti içerisinde birisi iddia etmiş, öbürü de öyle olmadığını ben, söylemiş. Siz, Burada siz bir sorun mı, yok. Şunu mu diyorsunuz? Gerçekliği olmayabilir ama algı algısı var. bu ve algısının bu şekilde olması seçmende seçimlerin sağlığı açısından Hayır, iyi al, değil. Algı Ölgün. ne yapsınlar peki bu algıyı? Bunu çeşitli iletişim kanalları Aslında üzerinden bu bunu seçmene yani anlatmaları bu lazım. Şey Veya da, Şeffaf denetleme e, sivil toplum kuruluşlarına izin verilmesi lazım. Hanımefendi izin verilmeyen sivil toplum kuruluşu hangisi? Bilmiyorum şu anda aktif olarak çalışmalarından memnunlar mı ama 24 Haziran'daki çalışmalarının e engellendiğini söylendi. Kim, 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 ama, kim, en, kim, de, engellendi. Ve kim engellendi? Başına duruma yetkisi var zaten. Kim engellendi? Kim engellendi? Kim engellendi? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Kim Çünkü engellendi? Örgütlenmelerinin engellendiğini söyleyenler var. O arada gösteriyor. Ya seçim güvenliği yani ilgili aslında konuşulması gereken bunlar değil. Ben bir Şimdi mi diyor ya beyefendi mi? ama bunu ama mi yapmayın. Müsaade, yani edin yani, de neyin ne bunu konuşacağımızı Şimdi ben, ben size soruyorum. Ya. ya. Zafer Bey siz hayatınızda seçim güvenliği ile onu sandık konuşmayın. Mi, CHP ile bunu konuşmayın. biliyor musunuz? Bak ben, iki, ben en az 10 defa seçime girmiş birisiyim. Ahmet Burada sorun şu. Pardon. Yani, yani misafir, bakın, belki bana da cevap ver. Hayır, şu tavırdan çok Peki, rahatsız buyurun, buyurun, ama buyurun, konu buyurun, geliyor. Tamam buyurun buyurun. Hangi yönüyle konuşacağımızı da siz dayatıyorsunuz. Ama sürekli siz, orada hiçbiri konuşmayın. Yani burada siz bize buyurun, de buyurun, gelmiyor. Buyurun. Sürekli hayır. Bu polemiklerinizle gidiyor. Hayır. Yani bir arada en azından yani bir Gürsel Bey yani bir şey söylesin. Ay, rakam rakam bu polemik. Yani bu şeyin e, bir seçmenlere girdiğimizden beri yorum yapamadık. Ben onu Ahmet Bey, ben ondan e, söyleyeyim. biz de size söylüyoruz biraz. Sen fazla konuştuysan susayım. Hayır hayır. Sıkıntı değil cümlenizi tamamlayın. Yani ne diyorsunuz? Şimdi bakın burada bir algıdan rahatsız oluyoruz ya aslında bu algıyı hanımefendi gibi somut hiçbir şey söylemeden oy çalındı, yol kenarında pusula bulundu diye ben gerçeklik konuyu, o demiyorum böyle bu bir algı konuyu, var diyorum. Bu konuyu, Şimdi ben, beni şey suçladığınız yapan, zaman e, benim sözlerimi çarpıtmak olur. Yok, oluyor. yok Bu böyle bir var algı mevcuttur Yok diyorum. yok gerçeklik Aldığında payı gerçeklik var dediniz zaten. arasındaki de. fark buradaki farkı Heyefendi. seçmende rahatlatmak Yüksek Seçim Kurulu'na ait bir. Afendi de. demin Bunlar size somut bir şekilde net bir iletişimle aktarıp insanları rahatlatması demin, lazım diyor. Tamam söyledi yani böyle bir algı varsa YSK bunu gerçeklensin diyor ya de dedim. YSK Başkanı Diyor ki böyle bir şey yok diyor tamam, ama ona da inanmıyorsunuz. GSK Başkanı'nın kendinden ziyare. haberi yok. Diyor ben, ki 165 kişiyi düşürdük. Yalnızca Hatay'da mükerrer yazılan bine yakın adam düşürüldü. Yalnızca Hatay'da. Düşürüldüm. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki, Burada arkadaşlar kim diyeyim. haklı kim Sorun. haksız değil onu sorun, konuşmak yerine sorun nedir yani Onu onu anlatacağım işte müsaadenizle yani ben, ben anlatacaktım ben bir ama örnek size geldi buyur. bırakayım. Bakın çok stratejik bir şey bu. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün bir açıklama yaptı. Dedi ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 26 ilde 37.710 adres değişikliği yapıldı. Bakın bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası meselesidir. Gerçekten çok kızıyorsunuz ama siz Iğdıra Doğu Beyazıt'tan ve Hakkari'den eden 6 bin seçmen taşındığını biliyor musunuz Gürsel Bey? Ya benimle konuştuğunu bilmeden nasıl ya. bana bir yorum yapıyorsunuz? Ben daha konuşmadım. Hani ki diyorsunuz ya mi? şimdi diyorsun diyorsun ki. bakın bir siyasi parti, ben, ben başka şeyler suçluyorsunuz. Bugün ortaya çıktı. Bakın İstanbul'da ya Zafer Bey, ben bir şey suçlamıyorum. Daha ben konuşmadım. İstanbul'da büyük çekmecede bir apartmanda 334 kişi tespit edildi. Biliyorsunuz değil mi? Ve bunu oraya o seçmenleri kaydeden de CHP'li bir belediyeden oraya nüfus müdürlüğüne gönderilen bir çalışan olduğu ortaya çıktı. Yani dolayısıyla burada oluşturulmaya çalışılan algının ne tam, değil, tam, ne yapılması tam ne konuşmak tersine yapılması Tam tersine bu seçmen taşıma olayı bak, ne yaptı bazı değil. siyasi partiler tarafından farklı gerekçelerle farklı illerde yapılıyor. Peki. Ben bir cümle söyleyebilir miyim? Bu seçmen taşıma meselesi kabul edin ya da etmeyin. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği her seçimden sonra koltuğunu korumak Aynen için seçim ya, yapma, be, böyle bir değerlendirme olur mu? Seçim mağlubiyetini. Tabii ki öyle. Seçim, seçim ilgili yetine. değil. Müsaade seçim. etseniz ben anlatacağım. Ya, belki de hak vereceğiz. Hiç müsaade etmeyeceğiz. Yani, şey yani, getiriyorsunuz yani, onu bile CHP Genel Başkanı'na mal ediyorsunuz. Ya beyefendi ya, benim yapmayın benim ya. beynime ipotek mi koydunuz? Ama, Ama yani 20'de ben partili milletvekiliyim. Benim genel başkanımla ilgili böyle bir konuşma yaparsanız tabii ki müsaade etmem ya. Olur mu ya? Koltuğunu korumak için söylediğiniz böyle bir şey olabilir mi? Aynen öyle. Her seçimden dolayı. Bak sizin bu söylemeye yetkiniz yok. Siz bir siyasetçi olarak karşımda değilsiniz. Kim var. Ben Siz fikirleri olan, ilgili yorum yapabilirsiniz. Ben fikirleri olan, konuş, olan, hayır, her konuda çıkar, fikir yürütemezsiniz. Gazetede yazan, bu siyasi bir değerlendirme. Konuşan, siz bir partinin genel başkanının koltuğunun korunmasını bu şekilde kim? bağlayamazsınız, Ayrıca yorumlayamazsınız. Yani. Ya. Bunu yapamazsınız, bunu söylemeye hakkınız efendim, yok. Siz. Gayet güzel yaptım. Bunu da herkes yaptı. Bunu yapan ben de değilim. Bana şey demeniz lazım ya bana bilmediğim bir şey söyleyin. Bu, Bunu ilk defa ben bu söylesem bu çok neyse. Şey, İsmail Bey. İsmail bu çok, Bey. çok benim CHP'nin şey. seçim ben mağlubiyetini. Ama haddinizi bilin. Seç... Seç... yok siz haddinizi, haddinizi bilin. bilin. Beyefendi yok, terbiyesizlik yapıyorsunuz. Bakın böyle bir yorum milletvekiliniz değerlendirme terbiyesizlik yok, yapmayın. Bırakacaksınız bitireceğim. Bak ben Cumhurbaşkanı'na demiyorum. Bak dinle. Kılıçdaroğlu'nun ile ilgili böyle bir konuşma Uçlar böyle bir ifade kullanamaz. kamufle etmek için o sizin sorunuz değil o bizim sorunumuz. Sizi ilgilendirmez. Sorunum mi? ben bu ülkede seni ilgilendirmez. Senin siyasi bir kimliğin ben, yok. Ben kaydırma. Kaydırma. Ama bu olmaz. Akam Bey böyle bir tartışma olmaz. Öyle, ya. Bunlar, ya yani, e, yani bir partinin e, genel yani. başkanının koltuğunu koruması ile ilgili bir yorum değerlendirme böyle yapılabilir mi? Ben partinin milletvekiliyim. Benim olduğum ortamda konuşamazsın. Hayır siz ben böyle var. Olmaz böyle bir şey. Böyle bir gerginliğe gerek yok. Olur mu öyle bir şey? Ben bu yorumu yaparım. Bu yorumu her şey eleştirebilirsiniz ama bunu ya, söyleme hakkına sahip değilsiniz. Beyefendi ben küfür etmedim, hakaret bu. etmedim. Hakaret mi? Koltuğunu korumak için ya diyorsun. Bir daha ne diyeceğim? Her Böyle şey bir şey olabilir mi? Bu çerçeve içerisinde. Ben bitiriyorum. Bu yani doğru değil bu, ama. Bu şekilde söylem doğru değil. Gayet doğru, bu doğru beyefendi. Doğru doğru beyefendi. Kabul etseniz de etmeseniz de doğru. Ve bunu, Bizi bunu verir söylemeye hakkım var. Bari bitireyim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ne diyeyim?